Sıra sende. Attım. Şey attım diyorum. Girdim. Kahve koyup geliyorum. Okey. Aslı 5. ayını kutlamış. 5. ayınız kutlu olsun Aslı. Teşekkür ederim. Maç bak birazdan başlıyor arkadaşlar. Ben de bir kahvemi alıp geliyorum hemen. Siz de alacaksanız bir çay kahve. Belki biraz daha indir ışık geliyor alttan ama bir şey sorun olur mu? Ben de ona baktım çok. Olmaz değil mi? 52 olacak. Hop, mapler geldi yayına. Icebox, Seven Springs. Nereye be ayı? Of, daha iyi. Süper. Size o zaman şuradan bir YouTube veriyorum. Şöyle öngörüyü de açayım mı? Icebox sıkıntı chat ama alacağız. Çok uzun süre oldu split sunmayalı. Evet. O yüzden split görmeyi de istiyorum ben. Yeni değişikliklerle birlikte. O split mi? Evet. Takımların alışkanlıkları ne durumda? Amına Nasıl koyayım. Kalemiz ya. adapte olabilirler? Onları da görmek istiyorum. Split haritasında görmek istiyorum ben. Şunu düşünüyorum şimdi Fireflies Kanka, Arena'ya Esmeralda'ya katılıyorsun. Aleyhi sorular yüzünden mi? Fenerbahçe'ye Mahmut'um, sahip ben CS oynuyorum ya taraftarı artık. atmaya yönelik bir Olursa bundan harita sonra bana CS'de Alkan olur. Fracture'ı banlamışlar. Tabii Fenerbahçe Espor'da Kanka, da geliyorum. dediğin gibi Lotus banlanıyor, Okey. Ascent haritası banlanıyor. Bir yerlerde artık takımların yavaş yavaş Lotus'a da Çok zor iyice ama. alışmaları. Evet zor. Çok Şunu zor. kaptırıyoruz sürekli EMEA bölgesi olarak. Kuzey Amerika takımlarına sürekli yeni haritaları ilk adapte olma ve o haritalarda söz söyleme hakkını hep kaptırıyoruz. Onlar çok yolu ama. Direkt harita çıktığı gibi oynamaya alışmaya çalışıyorlar. Yani Lotus'u zor yapan aslında şu. Zaten FPS özelinde biliyorsun 3 Spike kurabileceğiniz alan olması, işte plant yapabileceğiniz alan olması bir Evet, problem. tahmin ederiz Haven'da ne da alır mıyız? benzer Kaç şeyler kaç? yaşandığı Ben zamanında 2-0 F ilk oyun diyorum. çıktığında. Lotus için de benzer şey geçerli ve Lotus biraz daha karışık Haven'da. Neden karışık? Çok fazla giriş noktası var. Özellikle Spike kurulumundan sonra Ben FB'li değilim ya, pozisyon prone'liyim. almak biraz daha zor. İşte döner kapılar var, gizli geçitler var diyeyim. Geçebildiğiniz alanlar var. Biraz daha zor Haven'a göre. Bence şu an hatta en zor haritalardan bir tanesi, belki de en zoru. O Yeni yüzden gelenler, Lotus'a alışmak mapler bence takımlar için çok büyük chatte. problem Icebox, olacak genel Seven Split. anlamda. Ya yerellikte de izledik. Lotus bir iki kere denk geldi. Tabii ki Lotus'ta biraz daha böyle hızlı kaosa sürüklenen roundları gördük. Evet, iki tarafta takımlar da birbirlerini okumakta. Şimdilik zorlanmaya başladılar. Tabii ki bakalım gün diğer serilerinde Lotus haritasında tekrar izleyebilecek miyiz? Pearl, onun hakkında ne düşünüyorsun? Pearl geldikten sonra o süreci de atlattık aslında. O ilk adapte sürecini de atlattık. Yavaş yavaş Pearl'de yer bulmaya başladı. Selamlar, selamlar arkadaşlar. Takımlar çözdüler. Pearl bence çözülmesi daha kolay bir harita. Kesinlikle. Zamko 6. yeni Çıktığı kısılamış. Berkim pasların oynanmaya başladığını görmüştük. 6 Ve orada Chamber'ın 6 gitmesiyle birlikte de mı ufak aynı ne demiş? 6. değişiklikler yeni kusursun. olmak Yangsup zorunda 5. kaldı ay. aslında. Asas kankam Chamber hoş çok geldin. rahat Emir oldu. 2. ay, selamlar, yayınlar, teşekkürler. Çiftlerden İba sıkıntı 8. ay, GL demiş, çıktığı teşekkürler. falan Canberk gördük 11. ay, ama FF4 FF diyoruz, Pearl'de FB alıyoruz o zaman demiş. rakibin ></                    ││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 
yapabileceğiniz... İnşallah şekersiz çay. Devran ama Göktuğ Yavrunik hediye etmiş. Teşekkür ederim. Orada kapıyı bir şekilde kontrol etmeniz evet. gerekiyor. Çünkü CS maçını izledim ya. Tarafında dikkatli olmanız gerekiyor. Senin arıyor. Zaten bunları yapabildiğiniz zaman alo. Haritadaki bilgiye sahip olabilirsiniz. Yönetici setuplar da artık yavaş yavaş ortaya evet. çıkmaya başladı. Sanırım ilk haritamız da hazır. Takımlar birazdan Icebox haritasına geçecek ama iki tarafında Icebox tercihlerinde neler var? Sovalar gelecek, Viper'lar gelecek. Fade geldi. Bir tane Mykoz'un elinde Fade olacak. Dest'i yine Sage'de değerlendirmek istediler ve şöyle bir bakıyorum. Fenerbahçe Espor tarafında bir duelist olmayan kompozitör. Evet. Diğer tarafta bu da Seçkin ve ikinci ASE ASE kanka. Yani duelistsiz bir komplo oynayacaklar burayı. TBG maçında. Sampion ASE ASE. Farklı bir takım kompozitörü ne? Var açıkçası Fenerbahçe Espor'un. TBG maçındaki kompozitör aynı. O maçta da böyle bir Sage'le oynadık. Göreceğiz onların. Diğer tarafta daha alışılagelmiş bir kompozisyon, takım kompozisyonu. Bu ne lan? Oha, Omu Viper oynuyorlar. Fade, KO. Bir komp izliyoruz. Tabii şunu söylemek lazım. Yarex burada Harbor alıyor ya. Harbor, Berker de çok seviyor burada ya. İyi de oynuyor yani gerçekten. İş yapıyor yani. Evet. Sage aldığınızda bir şeyiniz eksik kalıyor. Elama 4. ay 4. James Kutlos demiş. Teşekkür ederim. Çok büyük problem haline gelmiş takımlar için. Bunun derdini yaşıyorlardı. Fenerbahçe... Burada duelistsiz, sentinelsiz bir komp kurdu aslında. Yani Sage'i belki sentinel sayabiliriz ama tam olarak o görevi üstlenmiyor. Evet. Bir Killjoy, bir Cypher gibi değil. Farklı bir komp oynayacak Fenerbahçe Espor. Ya şunu düşünüyorum şimdi. Akumira. Walking turnuvasında biz... Hoş geldin kanka. Arkadaşlar ben yine bugün gördüğünüz gibi uyanamadım. Çünkü neden? Uyuyamadım. Çünkü neden? Oktay hala bizde. Pek doğru olmaz. Ardis ellerinde çok farklı seyirci Yağmur koş maç var. İki takıma da Force CCR 11. ay sağ kardeşim iyi yayınlar. Zirvede şu anda yeni teşekkür ederim 11. ayın tutulsun. Seriye çıkacaklar diğer tarafta da Fenerbahçe Espor. Hem İstanbul Wildcats hem de diğer tabii lider olarak başlıyoruz hadi bismillah. Bir üstünlük sağlamak için. Evet arkadaşlar lider olarak çıktığımız ilk maç. İkinci haritamız Heaven olacak. Bakalım üçüncü haritaya kalacak mı? Kalırsa da Split'i izleyeceğiz ama savunma tarafında Fenerbahçe'ye... Müzik nereden geliyor lan? Savunma tarafında düelistsiz bir setup'la birlikte Fenerbahçe en azından... Yayından geliyor herhalde. Şu anda ilk kağıt üzerindeki... İyilere selamlar. Alo. Zaten bu kompun... Etek olmayan formamı giyip geldim. Sanki kompun sebebi de savunmada bayağı iyi olmaları. Çok kuvvetli bir savunma kompun. Atayım mı başladık? Ben sana ekran vereyim dur. Arkadaşlar bana bugün her şeyi söylemeniz lazım. Ben de bugün hiçbir şey çalışmıyor kafamda yani. Uyanamadım. Ortadan açılan 3 kişi var yalnız. Burada sıkışabilir. Fireflux'ın net bir bilgi alıyor ortadaki. O ne lan 3 tip 6? Geri dönmediğinin bilgisini alıyorlar. Şimdi ilerleme kararı gelecek. Oyunun sesi yoktu arkadaşlar. Yayının sesini açabilirim biraz. Kumok 12. ay. Birinci yılımız kutlu olsun kankam. Teşekkürler. 5'te birlikte sarıya doğru ilerledi. Pop peak'e çıkacak. Oy. Çok iyi bir etraf burada bir de Paranoia ile birlikte uzaklaşıyor. Çok net bir entry. İki tane oyuncu üzerinde de bayağı bir hasar bırakıldı yalnız. Hemen bir iyileştirme kullanılıyor. Backside alacak mıyız peki? Kolay iş değil şu anda Fireflux. Alıyoruz. Özellikle duvarın üzerine pushlamaya çalışacak Sasuke. O pozisyonu zorlayan isimlerden bir tanesi içeride. Güzel. Bravo lan Ufuk. Sasuke'den iki tane kill. Önemli iki tane kill. Durumu bir anda 3'e 3'e getiriyor. Ya 3'e 3'te şu an herhangi bir takımın avantajı yok. Verlast'tan da gelen skor var. Sasuke rakibini gördü. Verlast şimdi takas tutuyor. Typhoon'um hoş geldin. Keşke ya. Oy. Ah lan. Atabilse kendini backside'a. Skorla birlikte round'u bitiriyor. Enti. Sasuke direkt dönüp. Enti. Atabildiği silik şeyini harcadı zaten o ilk kilde. Azıcık ufuk kalabalığına salar kalanacağız ya. Fenerbahçe Espor çok fazla oyuncu kaybettiler bu arada. 4 oyuncu kaybettiler. Ayvon bakarsın ben de Ankara'ya gelmişim ya. Biraz yatırım yapabilirler ama bir sonraki roundda da önemli silahları. Çarşamba Eskişehir'e gidiyorum bu arada. Ayvon yolun dışarsa beklerim. Herkes SMG'lerle oynayacak. Yani Spectre'lar. Başladı yine bizim Icebox'un esayesi. Azmaz 2. ay 3. ay yazın 2 yazmışlar demiş. 3. ayın üstü olsa o zaman. Savunma kompozisyonuna karşı oynuyorlar ve burada bir kayıp verirlerse İşler bayağı büyük sıkıntı. Belki 5. ay düzenleyinler ne zaman kardeşim demiş. Nasıl yani oğlum? Düzenli işte.
sıfır noktası ve keşif oku ile birlikte Fireflux ilerlemeye çalışıyor. Hemen oraya bir tek yönlü smoke geldi. Oktay'ı da al yanına. Oktay gelmez ya. Geldi bu arada. Yavaş yavaş padişah da takım arkadaşıyla birlikte. Oktay İstanbul'da şu an bile burada değil yani. Şuna bakar mısınız? Bir de bırakmışlar. Sage'den daha iyi bir isim olabilir mi? Ay Ceylan hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. İsmail 14. ayını kutlamış. Teşekkür İsmail. Alan kapatmış durumda Vozip. Bir sıfır noktasıyla en azından bir oyuncu olduğu infosunu almıştı. Ama entry boot'tan geliyor. Dediğin gibi hem zor hem de biraz uzadı. Yalnız orada duvarın önünde kalmaya daha devam edecek ve Vozip'in geri çekilmesi lazım. Geri çekilirken bir kill daha çıkarttılar. 4'e 4. Riff'in ya, yanına gidiyoruz da gelsin. Skor çok kritikti. Şöyle dur bakayım dürteyim ya harbiden onu. Mesafe için çok uygun değil. Onun bile bilet almadı zaten hala. Hakan 21. 20 ay olmuş kutlu olsun kanka demiş. Teşekkür ederim. İddia yapalım mı dedi Superman belki. Ne? A Superman hemen iddia yapalım. Hemen yapalım Superman. Çıkan Biverlas var. Biverlas burada açı yakalayacak. İlk skoru buldu. Hemen geri çekiliyor Vozip'ten gelen skor. Sasuke skoru buldu. Best ilerlemeye çalışıyor ama iyi tüce. Çok iyi lan. Aldık ya bunu. Vozip bir clutch daha kazanmak zorunda. Bravo Aray. Helal be. İzin vermiyor bu da. Aha neyine dedi? Yani Force'dan beklediğini aldı şu anda Fireflux. Yani neyine? Abonesine? Erken bir beraberlik yatırımın karşılığını alan Fireflux. Fenerbahçe Espor'un planlarını erken bir şekilde şu anda çözmüş oldular. Ve onları pistolde izleyeceğiz. Vozip iki roundda da sona kalan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi elinde bir Şerif'le birlikte oynayacak. Diğer tarafta Best. O frenziyi nereye... Sevgimi. Süpermen. Sanırım round başında... Domates istiricisi. 19. ay. Aleyküm selam. Spor için ama işin onlar için kötü yanı Fireflux'ın ağla şu anda erken aşamada round'un erken aşamasında herhangi bir işi yok. Kalabalık bir şekilde B bekliyorlar ki yani şu anda Mykoz nasıl hayatta kalır? Oradan gelecek baskıyla birlikte geriye doğru itildikten sonra ne kadar savunma yapabilir. Arkadaşların rotasyonu çok güzel. Superman. Sasuke burada rakibini gördü. Evet ya, X-Smok oynuyorlar. Superman 10 kişiye abone hediye etmiş. Eyvallah kankam, teşekkür ederim. Kullanacak şimdi. Mykoz'u da yavaşlatmaya çalışıyor tabii elinden geldiğince bu hücumu. Bence AWP'si oynamaz. Ekim kontak ya, oynamaya ya, çalışıyor klasikle birlikte. Evet, zorluyor bir tık. Tabii önden pressure'ı kim verecek yani böyle side'lara çekilerek? Dur bakalım. Herhangi bir oyuncuyu göster. Yani onlar da bunu düşünmüştür herhalde. Rakiplerinin burada olduğunu. Counter bir şey yapmaları lazım ona. İkiye çıkacak Mykoz. Yakın kontakta skor bulmaya çalışıyor ama üzerine giden oyuncular yok. Wood dash'ini aktif etmiş durumda. Smoke arkasından. İyi. Son mermisiyle birlikte skoru buluyor ve çok rahat bu spike kurulumu gerçekleşecek. Çok yalnız kaldı Mykoz'un. Daha round başında sorduğumuz sorulardan bir tanesi ne kadar hayatta kalacaktı? Mykoz... Geldi sanktan. Erkut 15. ay çuf çuf 15 ay wow demiş. Smoke arkasında düşüyor. Sen asker değil misin oğlum? Takım arkadaşları son 4 oyuncu yani Vozip, Best. 2 tane problemli silah elinde tutan isimler ama onlar... Footy 17. ayını kutlamış, teşekkür ederim. Şu anda bir exit frag ve bir hani bir şekilde silah almak... Sakro 2. ay kardeşim GLF demiş eyvallah Batun. 2. ayınız kutlu olsun. Zorunda. Şu anda durum 2-1'e doğru gelecek padişah. Kaçan oyuncuları yakalamaya çalışacaklar ama o kadar kolay değil Sasuke. Superman Menasef'e abone hediye etmiş, teşekkür ederim. Arkasından Nursel'e de abone hediye etmiş, teşekkürler. Ve böylece 2-1'e geliyoruz. Fenerbahçe Espor pistolü aldıktan sonra bir yavaşladı, bir problem yaşadılar ama şimdi bir full buy'la birlikte bakalım can verecekler. Ve o Odin herhalde değişecekti zaten. Bir lüzumuz var değil yani mi şu an ligde? Tabii 4-1'iz. Bir de İbo var amına koyayım. Dediğin gibi 5 fanlar da oynayacaklar ama karşılarında çünkü bir satın alım var. Bu bonus niteliğinde bir round. Fireflux için. I'm an Englishman in the world. 4 tane rifle'la giriyor olacak Fireflux. Ki Vandal, bir Bulldog, bir Guardian'la birlikte oynuyor olacaklar. Evet, bay round. Ultiler var bu arada 2 KO'da da. Round'da kullanıldığını görebiliriz. Sasuke bir mid ağırlıklı oynuyor ama ya Fener. Hemen drone'u ile birlikte çıkıyor. İlk round'dan beri böyle bir mid'de tüp altında. Drone iptal edilmiş. Ha çünkü şey yok. Sentinel yok. Sentinel de yok. Her round'da Bumble'yı da hemen hemen aynı yerde kullanmaya başladı. Üzerine de bir oyun. Önümüzdeki roundlarda uygulayabiliriz. O da tam CS yayın alırız. Aynen öyle. Birlikte yakın mesafeyi kontrol. Şu yoğunluk bir geçsin zaten direkt CS ile başlıyoruz yayınlara. Onlara katılan bir tane daha arkadaşları var. Bakalım KO ultileri bu roundda değerlendirilecek mi? İpot şöyle bir paranoyayı elinde tutuyordu. Hakan
Hakan'dan açıklam. Hasan 22 cenik tutamış. Turuncu'ya az kaldı. Yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim. Spike gelirken 3 oyuncunun infosu geldi. Bu önemli. Superman Enes Duyan'a bunu kedi etmiş. Net oyunu okudu. Burada Vozip 0 noktası ile birlikte. Ne oldu? Gözüktük mü bıçağı? Oyunun A'da biteceğini düşündüğü için. 40 saniyesi var hala Fenerbahçe Spor'un bu roundu bitirmek adına. O yüzden çok net bir şekilde sıkışmışlar diyemeyiz. Social Ghost 15. ay Hatay'dan tüm ülkeye selam olsun demiş. Ultisiyle birlikte ilerleyebilirler. Ecel orada. Aleyküm selam kankam. Şimdi ulti açıldı Sasuke tarafından. Sasuke ya geçmiş olsun. Yokunda kaçırıyor. Üçüncüsü yalnız isabet edecek mi? Etmedi. Ama Sight'in kontrolünü 2 ultiyle birlikte rahat rahat alıyor burada Fireflux. Arkayı kontrol ediyor Distractive. Ama şimdilik oradan gelen herhangi bir oyuncu yok. Bir şok oku Mykoz üzerinde. Oradan gelen 2 tane oyuncu var. Öf, nereye vurdun lan Ufuk? Şimdi Sasuke ikinci kinini kovalıyor yalnız. Hemen görüşünü kapattılar. Voot'un yeri çok kritik olacak. İpot. Bakalım onu açabilecekler mi? Smoke kattığı anda Voot'u düşürüyor padişah. Son güzel. Üçüncüsü kalmıştı. Lan. İkinci. Şimdi lan. Beyler. Nereye kadar alabilecek? Oh, tamam. Moli varmış. Moli varmış. Son oyuncu artık Mykoz. Onu yakalamak çok, çok iyi be. Çok iyi. Için. Çok temiz. Sasuke. Mykoz da düşürüyor. Aman güneş vermeyin. Aslında girdikten sonra o çıkan kombatta bir kendileri de trade olabilirdi ama çok net. Rakiplerini elleriyle koymuş gibi buldular ve hemen bir teknik mola geliyor. Ne ters teknik gitti Fenerbahçe için. Ya, bence Fenerbahçe komp kaybettiler. Sight'ta geri çekilmeyi düşünüyorlar. Aslında oyunun A'da biteceği az çok belliydi. Oyunun A'da olacağı, A'da biteceği çok belli gibiydi. Özellikle o sıfır noktası sonrasında bir fake verildiği belliydi. Anlamışlardı. Ve ulti de kullanılıyor bunun üzerine ama herhalde Verlas ultiyi aktif ettikten sonra retake'e bırakma kararı geliyor. Ama site kontrolünü bu kadar erken kaybettikleri, bu kadar çabuk kaybettikleri için de iyi bir yerleşim yapabildi Fireflux ve o retake'e karşı Sasuke'nin bulduğu entry. Sonrasında Spike'ın yarıya kadar çözülememesi bunların hepsi başlı başına problem yarattı. Norin 9. ayını kutlamış. Teşekkür ederim. Bunlar Efe şeyin Fener'in seçimi. Ya tarafta Fireflux'a tabanca round'u vermesi hakikaten çok iyi bir yarı dönüş. Ya 6700 zaten Distractive'de. Hudut 10. ayını kutlamış. Teşekkür ederim Hudut. Fireflux'da şu anda işler tamamen yolunda. O pistol round'unu verdikten sonra tekrar oyunun tamamen kontrolü. Burada da harbiden ama şeyde güçlü. İlk yarının daha başlarındayız. KO Killjoy, Viper. Ataktı 3 tane line-up'ım var yani. Fenerbahçe Espor'un ne yapacağını çok merak ediyorum. Bu bence setup senin de maça başlamadan önce belirttiğin gibi biraz daha savunma tarafında hani kendini olabilir gereken setup'lardan bir tanesi. Ama şimdilik istedikleri yok. CT'de bence çok geri şöyle var. Şöyle bakıyorum herhangi bir kill çıkartamamış Mykoz. Yok be. Vozip'ten 5 kill var tabii. Killjoy'un mid'e attık yani işte. Ağırlıkla oynayamıyorsun ya. Sasuke tabanca hayır, FB için bahsediyorum. Ha FB için tabii canım kesinlikle zaten. İyi zaten. İşte o yüzden. Muhtemelen atağı çok güzel oynayacaklar. Diğer tarafta Vozip tabii. O yüzden böyle bir komp yaptılar. Çok istediğini başaramıyor. Olabilir. Çağlaş 18 cenik demiş. Reşit oldum 18 cenik tutumsunu iyi nerede demiş. Teşekkür ederim Çağlaş. Sonrasında takım arkadaşlarından pek destek alamadı açıkçası. Vozip. Ve durum 3-1 iken ne oluyor? Sage Wall Boost'a. ...ile birlikte A tarafına gidecekler. Galiba bir boost aha gelecek hemen. Geliyor. Orada. Oğlum bunu ben yapınca wall kırılıyor. Sage duvarıyla birlikte özür diliyorum. Yukarı çıkıyorlar ama Sasuke padişahı yakaladı. Çok lan Hakan! Bakmıyoruz 2 tane skor. Vozip de skoru buldu. Fark edemediler bu boost'u. Aşağıya atlanan oyuncunun farkında. Alırız ha Brando. Winnable. Winnable. Sakin. ...çalışınca işler biraz daha... Silahları yok. Verdirmeyecekler. O silahları yaklaşmalarına izin vermeyecekler. Yetecek. Artık orayı terk etmek zorundalar. Yavaş yavaş Wood B'yi zorlarken takım arkadaşını da B'ye doğru çağırıyor. Tabii ay Berk 8. ay teşekkür ederim Berk. Sırayı bırakın. Site içerisinde yakın hiç kimse yok. Yine bir retake senaryosu. Tabii A'daki silahlar şu anda Fenerbahçe Spor için retake'de çok önemli olacak. Plant alındığı anda... Selamlar kanım hoş geldin. ...çıkıp o silahları alıp tekrar... Retake için geleceklerini görebiliriz tabii süre olduğu için. Erken bir karar da vermedi Fireflux. B'yi de pas geçebilirler. Ya Fireflux şu an iyi sarktı. Bu iki oyuncu rakip arıyor şu anda. Rakiplerinin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Herhangi bir fikirleri yok şimdi Spike'ın kurulduğu duyulacak. Eren yeri çok iyi ya. Oğlum çok iyi. Güzel oynadılar güzel. Çok iyi plant attılar. Eren yeri de çok iyi. Pozisyon
canı. Yalnız çok kritik burada rakiplerini yakalama ihtimali var. Oy. Tabii sadece 50 canı olduğunu unutmamak lazım. Çok iyi oğlum. Bravo. Çok iyi okudu oyunu. Burada bulduğu skorla birlikte artık round daha kazanılabilir hale geldi. Hemen ultisini de aktif ediyor kazanmak adına. İpot buradan ilerlemeye çalışacak. İpot durumun farkında ve emin değil. Çok iyi oğlum. İlk skoru buldu be. Oradan bu zip. Harbiden Fener niye ipota jet vermemiş durumda. Ki? Normalde ne kadar şansı var emin değilim. Burada atlamaya çalıştı E2J ve yakalanıyor bu zip tarafından. Birebir pozisyonda rakip. Allah'ın olsun ya. Zaman oynaması yeterli olacak. Bravo bravo bravo. Veko'yu verseydik çok kötüydü ya. Bravo. Için ama round gelmiyor. Anladım oğlum, bu da o yani. Winnable. O yaşadığı sürece. Şeriflerle birlikte 3 kişi birden A'dan açılmaya çalıştılar. Tam da Fireflux'ın spam bölgesinin yakınında olduğunu görmüştük. Daha round başında herhangi bir site'a yatırım yapmamışlardı. Best 2 tane headshot gönderdi. Takım dedem yine formunda maşallah. 3'ü 2'de gerçekten çok zora girmişti. Ama Fireflux olur öyle. Önce beynin kontrolünü aldı. Intruder ne demek ya? Intruder alert. Doğru. Sarkla işte burada silahların peşine düşeceğini biliyor şey yetişecek. Şey değil mi? İzinsiz inanılmaz giriş yapanlara denilmiyor hatta ama burada, o tarz bir şey. Yani bilmiyorum ki. Yani umunu düşürmesi. Ardından kendisi bakalım düşse bile arkadaşına artık kazanılabilecek bir harbi ya, bu kelimeler artık araştır yani. Artık international takımdasın. Kelime dağarcığını genişletmen lazım. Operatörü göreceğiz. O da ipotta ve genişletiyorum. Davetini sertlemiş bak. Almış, hmm. Biz önceden tercümanımız vardı ya, keşke bunu var var barışacaksın hemen. O smoke biraz daha defansif bir şekilde kurulmuş. Bu arada yere açığa çıktı ipot. Yes. O da hemen smoke'u tazeledikten sonra o geriye mi çekecek? Hayır, ipot önde kalmayı tercih etti Wood. Şimdi bir sıçra bayla bir ipottan harika bir atış. Yakın mesafede Wood'u vurdular, hemen geriye doğru dönebilir. Fireflux vazgeçti beyden. Wood'un çok net bir şansı vardı burada ama o şansı değerlendiremiyor. Belki de round'u açacaktı o skorla birlikte ama ipot ulti ile birlikte skoru buluyor. Şu an fark etmedi yalnız galiba. Görmemiştir ya. Görmedi. Çok iyi ya, çok iyi ya. Olaya bakın bunu. Tam kafasına gitti ama arkasına bakmak aklına gelmedi Best. Burada savunma yapmaya çalışacak. İki arkadaşı ile birlikte Best flash pick'e çıkmaya çalıştı. Yakındaki oyuncuların farkındalar. Vozif orada farkında. Ay ay ay. Ay ay ay. Vur onu da oğlum. Çok iyi be. Burant beni böyle bir hype'ladı. Ulti şanssızlığı. Bir uyandım ben Burant. Bu kadar agresif bir oyun. Destructive. Anında o kadar iyi bir karar verdi ki o push'ta bu üzerine. Çıkarttığı killer. Çok yılan Hakan Ardın. Tamamen temizleyen bir Fireflux var. Manisa tarzı onu. Arkadaşının flash'ına çıkacaktı ama ona da oyuncağı sağlamıyorlar. Ya Youngsup bir sen diye unique ya, beni öldürüyorsunuz. Hem site girişlerinde hem de post plant'te çok doğru kararlarla ilerlediğini arayın görüyoruz ya, ve artık yavaş yavaş son kalan oyuncu ipotun elindeki ipotunu almak için geliyorlar. 3 farklı açıdan 3 tane oyuncu geliyor. Ipot kolay gelsin. Bu AP de güzel ha. Bakalım onu saklayabilecek mi? Evet. İlk gelecek oyuncu Destructive. Bravo Hakan. Girişiklerle. Bravo Hakan. Bravo Hakan. Bravo oğlum. Onu da yakalıyorlar. Çok iyi beyler. Çok iyi. 5-0'lık bir seri yakaladılar. Fenerbahçe Espor'un yine bir full buy'ını izledik. İpot, daha doğrusu evet, İpot'un entry'siyle başladıklarını izledik ama yani o kadar iyi bir karar mekanizması var ki Fireflux için. B'den direkt vazgeçip 4 kişiyle birlikte A'ya girdiler tabii ki. Yani ulan onu da vururmuş ya normalde direkt. Teleportun anlaşılması ve padişahın hiçbir şeyden haberi olmadan. Orada transfer gitti. Çok çok şanslı. Fenerbahçe ligde oynadı, 2 Xbox'da kaybetmiş. Xbox seçmişler. Kontrol dahi etmiyordu orayı ve Fenerbahçe Spor bir hata kez daha kötü bir satın alımla oynamak zorunda burada. Abi adamlar güveniyordur kendine ya, fixlemişlerdir belki. Geçmesi ipotun tehlike yaratabilir. Dükkan açılmak isteyenler vardı. Destructive ilk skoru buldu. Diğer oyuncum da farkındalar. Vuralım. Bravo Hakan. Bravo Hakan. Bravo Hakan. Çok tehlikeli, bravo, çok kritik skorlar buluyor. Wood burada bir skor daha buldu. Baki ile birlikte rakibini de tek. İpot da düşecek ve Best tek başına skor bulmaya çalışacak. İyi bir deneme Best'ten. Wood tekrar pike çıkmak istiyor. O ne lan Ahmet'in? İpten mi vurdu? Best'in kaç oldu bu? 3 mü? 3 tane tek attı bu arada Şerif'le. Ama round getirecek. 3 ultileri var, 2 ultimiz var. Farklı şeyler. Son bir oyuncu kaldığında aldığı killer çok farklı ama yani çok ne kadar keskin olduğunu, ne kadar rica ederim Ahmetciğim. En azından kişisel olarak göstermiş oldu. Şimdi Fenerbahçe Espor'da sistem şu anda çalışmıyor. O sistem çalışmıyorken de oyuncuların böyle bireysel inisiyatiflerine kalıyor biraz roundlar. İşte biz ipotun bundan önceki roundda
Baki ile birlikte yine garaj kapısında yakın bir oyun oynamaya çalıştığını gördük. Elinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama bir şeyler ters gidiyor Fenerbahçe'nin savunmasında ve buna müdahale etmek için de bir taktik duvarı. FX'de hep buradayım ya. Diğer tarafta bakıyorum Sasuke 9'a 4 oynamış. Erken yayın saatleri beni bitirdi yani. Çok da ihtiyaç olmadı tabii burada tüyü okuması Distractive'in takım arkadaşları birlikte çok önemliydi. İçeride de Wood zaten çıkmış. Backside'ın yakınlarında bir tane oyuncu. Kaan 9. ay Forza FF 9. ayımız kutlu olsun. Başladı sanki tüpte bitti round. Fenerbahçe için bu arada sıkıntılı ilerliyor durum. Kurdukları kompozisyon biraz daha savunma odaklı dedik ama hücumda da çok büyük problemler yaşamayacaklardır bu arada. Çifin ya Seko. Artı Sage duvarıyla birlikte rahat spike kuracaklar. Normal yayın saatlerine göre erken ya. Çok smokeları da var. Çok büyük problem yaşamayacaktır hücumda da. Bize göre erken. Aman abi, Muzlu Nutella 7. ayını kutlamış. 7. ayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Alan kim açacak? Duelist'in tek şeyi de alan açmak yani. Çift flashları var. Hem Omen'dan gelen hem KO'dan gelen. O yüzden bir şekilde alan bulacaklardır diye düşünüyorum. Wood ortadan açılacak rakiplerinin farkında. Gördü sanıyorum ki Michael'su. Michael yapmış. Çok net bir vuruş. Ay. Wood. Elini çok iyi pik attı. İyi pik attı. Bu pozisyonda A tarafında kullanılan bir ulti de var. Merkif oynuyoruz mu? Oynayabiliriz ya. Hala girmedim ha. Aldı yine 4. Aldım duruyor öyle. Bundan önceki roundlarda göstermişti. Fireflux böyle bir roundu kazanmışlardı ama şimdi çok daha farklı bir senaryo, zor bir senaryo birlikte oynayacaklar. Belki oynayacaktınız ya Güya. Abi adam gitti amına koyayım, ben hala Fireflux oynayacağım. Fireflux şimdi bakalım bulabilecekler mi, yerini anlamaya çalıştılar padişah. Şimdi gelen bir helal. Destructive kill'i çok ardından yetecek. Bir anda site'ın içerisinde çok büyük bir problem yaşatmışlar. Padişah hiç kimseyi göremeden düştüğü zaman şimdi artık toparlaması gereken iki tane oyuncu var. Hip-hop'la birlikte bozip işleri çok zor. Curse'deyelim. Ya Michael's'un muhasar içerisiyle başladı round. İsteyerek bir de. Sonrasında bütün avantaj Fenerbahçe Spor'dayken. Belki abi öğret ya. Round'u kaybediyorlar. Çok tuhaf. Başlayacağım Curse'ünüze. Gayet iyiyiz. Oh. Çok güzel, bilir. Paralar da yok. Yarım mı yaparlar en fazla? Bir şekilde onun içinden çıkıyor. O işin içinden çıkıyor. Bir şekilde onun içinden geçiyor diyecek sallamalı. Fener'de jet olsa iyi olurdu ya. Duranlığın kazanılmasıyla birlikte yani Viper'in de giriyor. Jet sallamış kötü olmuş bence. Viper'ini. Öyle Viper'in de ama bizim için iyi olmuş. O iki oyuncuyu buluyorsun. Sonrasında bir de padişahı düşürüyorsun. Çok çok tuhaf bir round izledik gerçekten burada. Fireflux'tan. Net bir hücumda izledik aynı zamanda. 7-1'e geliyor durum. Fenerbahçe için tehlike çanları çalmaya... Hakan Gravas 35. ay yayınlar canım. Teşekkürlerim Hakan, 35. ayın mutlu olsun. Yine problem yaşayacakları bir round izleyeceğiz. Koruyanlar, silahlarını koruyanlar onlarla oynayacak. Diğer oyuncular da yarım satın alım yapacak gibi duruyor. İki tane Şerif görüyoruz. Aynı zamanda Michael's da Vandal tercihinde bulundu burada. O zaman oldu. Odama bir şey olmadı aslında. Odam oldu. Salondaydım, odama geçtim. Padişahın yakalandı. Efe maçını izledim. Andron 26. ay, 26. ayımız kutlu olsun. Tez zamanı interneti bağlayıp altı geliyorum demiş. Burada tüpe yerleşmiş durumda. Eyvallah kankam, 26. ayımız kutlu olsun. Temkinli oynuyor. Rakibin agresif hamle yapacağının farkında. Manzara vardı, şimdi işte yine güneş var. Burada açamıyoruz. Burada ulti ile birlikte Sasuke rakibini işaretledi. Bravo lan Ufuk. Hop! Ah! Neredeyse yakalanıyordu burada. Üçüncü ultiye. Fena bir başlangıç olmadı ama Vozip hemen iyileştirilecek. 100 canla devam edecek bu round'a. Ya bu kadar baskıdan sonra Fenerbahçe Spor da bir over rotate falan yapmadı. Hala kişiyle birlikte savunmaya devam aynen ediyorlar. Tabii Hipot bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Çok lan zor bir durum. En azından bir oyuncuyu gördü. Çok Fener'de güzel bir arıza var sıfır ya, noktası. Fener'de. Orada oyuncuların olduğunu farkındalar. Zor bir açıdan Hipot'u yakalayan bir Wood var. Ardından tek başına kalan Vozip, herkes buraya doğru geldi. Viper ama artık site'in kontrolünü yavaş yavaş elini almaya çalışıyorlar. Kontrol etmediler. Vozip en azından bir kill bulmuş. Padişah'tan gelen yardım muazzam. Hala Winnable lan. Padişah'ın bu. Yaptım bunu Hakan. Aynen öyle Hakan. Aynen öyle Hakan. Ulti kullanılıyor. Şu anda Y2J'yi vurmaya devam ediyor. Revive var. TK'ye geldik. Ulti var. Ultiyi kullanacak yine. Pin ateş. Pin ateş. Oh. Ecel geldi. Güzel dojladılar. Spike kuracak. Hala sayı dezavantajı olmasına rağmen Viper'in avantajı bulunuyor burada Fireflux'ın. 3'e 2 durumda. Y2J hamle şansı
bulabilecek mi bilmiyorum. Oradaki Sage duvarı da aslında alanlarını kısıtlıyor. Sage duvarının kırılmaya çalıştığını görüyoruz. Y2J buradan çıkacak. Lan oğlum be. Gerek var mıydı ya? Burada elindeki silahla mermiyi kaçırdı. Neyse Hakan'ım alır. Skoru verebilirdi. Şimdi Fenerbahçe Poison yok. İki ayrı noktadan gelmeye çalışacak gibi destructive rakiplerinin farkında. Eyvah onu yapma. İndiriyor. Yanındaki oyuncunun farkında değil ve Michael bu skoru buluyor. Ulti neden indirildi bilmiyorum açıkçası. O ulti ben de anlamıyorum ya. Şunun fake'ini vermeye çalıştı. Ben line-up'a gittim. Evet. Büyük ihtimalle. Öyle bir şey yok ama ya. Sırt sırta verseler diye Y2J'li. Harbiden değil mi Mert canım? Bayağı bir pahalı. Sırt sırta verirse abiniz sola baksa. Yine yapabilirlerdi ama. İşte burada Vult'un aldığı kili izliyoruz. Sırt sırta Vozip'in aldığı kill. Vult'u sanırım tekrar hayatta kalıyor ama Padişah 2 killik bir savunma performansı. Ardından ulti 1-2 clutch. Enti tabii canım. Ama onu da rahat bir şekilde temizlediler. Fenerbahçe Espor için biraz geç de olsa gelen bir round. Ya NT tabii ki de hani ultili daha iyi olmaz mıydı? Alınan taktik duraklatma sonrası. Ama pressure verdi pressure falan. Bence daha iyi olurdu yani. Verilen yeteneklerden sonra da. Ama bizim küçük Türk takımdan da böyle bir sorun var ya. Var var. İbo'dan beri bunu yaşıyoruz yani. Rotate atmamışlardı. Ultiyi kapama. Ultiden çıkma. Roundu da hanelerini yazdırdılar ama hala az. Kendi tercih ettiğiniz haritada böyle bir setup için. Şimdilik iki tane alınmış round. Bakalım üzerine ne kadar koyabilecekler. Hemen bir tecrit geldi bu arada Fireflux ekibinden ve B'yi boşaltmak zorunda Fenerbahçe. Evet. Bloodcore line-up'ları. Mal bomba da geliyor. Batam'ın birinci Aysa aleykümselam Batam. Sasuke. Spike rahat rahat vuracak gibi duruyor. Mykos 40 cana kadar düştü ama iyileştirme gelecektir onun üzerine. Güzel. Net bir hücum gördük de. Oy. Hakan. Şanssız bir an. İnşallah iyiyiz bravo Hakan. Çok işine gelmiş olabilir bu soğukkanlı. Şu bir. Allah nasıl ki. Hakan geliyor daha doğru. Sakin. Ooo Matrix oynadık var ya orada. Nasıl bocadık lan bütün mermileri. Çok iyi Hakan. Çok iyi beyler. Çok iyi. Burada lörtten gelip. Çok öyle bir karıştırdı ki site içini. Roundu kazandırdı belki de. Bizim çocuklar da söylemiyor ama oynuyorlar yani. Ya kupon 7 Ninja'yı teşekkür ederim. Jonya Kuru 20. ay Ninja'ya yıllara yürümemiş teşekkür ederim. Dedemin tough rank olması halis mi peki? Destructive oradan geldi. Abi bu adam oyuncu ya. Yaş, maş, saç hiç önemli değil yani. Ama Destructive geldiği için vuramaz çözemeyecek de fark edip Spike'ı bırakmak zorunda kaldı. O anda yandan oyuncular ama düşürdü. Ama Smoke içindekiler de Destructive'in geldiğini biliyorlardı. Evet. The Pavion 2. yayınlar. Rahatsız etmek istemediler. Yarıya kadar hatta bile olsun. Almalarına müsaade etmiş olabilirler ama sonuçta kazanan taraf Fireflux oluyor. Ve şimdi artık Fenerbahçe Espor'u yine iki tane Guardian'la izleyeceğiz. İşleri zor gibi. Ne oldu oğlum ya? Adama direkt curse attık ya. Önce de Vult üzerinde aldığı harika bir entry vardı. Allah Allah. Yani B-Sight'ı şu anda ona emanet. Ama şunu da söylemek lazım. Korekt ikinci ay. Önemli bir avantajı var Fireflux'ın harita. İkinci ayımız dostu teşekkürler. Hem mi de bir oyuncu bırakılmış. A'da kimse yok. Ve yavaş yavaş da B'ye hareketleniyorlar. Tüpün düşmemesi lazım. Distractive yine ortalığı karıştıracak mı? Fark edildi. Michael's fark etti kaç. Yine çok net bir entry buldu. Aa çok iyi lan. Destructive'in lurk'te olduğunu biliyorlar. Wood dışını aktif etti. Bu pozisyonda Michael's yine tüp üzerinde çıkabilecek. Rakiplerini bekliyor. Bir gözünde aha. Var. Oy. Bravo bravo. Flash'la birlikte üzerine gidiyorlar. Çok net bir zorbalık. Flash peek. Çok zorbalık mı diyor? Net BB 20. ay 20 ay kutlu olsun dostum. FF'in bu performansı hiç bozulmasın inşallah yayınlar. İnşallah kanka. 20. ayımız kutlu olsun. Teşekkürler. Hipot yaklaşıyor. Çok iyi flash pick. Oğlum Metin. Mermiyi de yolladı. Ama daha fazlası çıkmayacak ortadan gelmeye çalışalım. Yine flash yaratıyor ya. İlerleyecek. Vellas bu kadar yakında beklemeyebilir. Hipot'u vermiyor. Zan bir tek. Ama burada line-up'lar var dikkat edilmesi lazım. Hop tersten Molly. Çözmeye çalışıyor. Yarıya kadar alamadı şanssız bir an. Çok şanssız bir an. Y2J belki var. De. Vallahi. Yarıya gidilse full'e gidilebilirdi. Best'in yapıp koşulara bak. Bir şey yok üzerine klasikte gidiyorlar. Yarıya kadar çözmeye çalışacak üzerinden gelen ruhlar. Ona da iyi vurdu lan yine iyi döndü. Kazanılamayacak. İpot yarıya kadar çözse belki de round gelecekti. Ya in muazzam bir zamanlama. Fireflux. Kaç oldu şu anda? 9, 9-2. Ya da 5-2 bir seri vardı. Üzerine de galiba 4. 9-3 olmazsa çok iyi. Seriyi daha yazdırdılar hanelerine ve 9-2'ye geliyoruz.
Bakalım ilk yarının son skoru ne olacak? Haydi 12. Saldırı tarafında hemen hemen... Wout'un bıçağı var, Ipot'un ultisi var. Sasuke, ya 12 kill'de Yetujay. Ya Yetujay'ın killci oyunu merak ediyorum. Biz sana inandık. Yetujay de inanılmaz iyi oynuyor. Diğer tarafta Benz bence iyi bir harita geçiriyor takım her ne kadar. Kötü bir harita geçirse de aynı şekilde Mykos. Fenerbahçe'de oyuncular hazır. Ama Midagro var. Kurgu şu an istenilen gibi değil. Bu arada yine tüpten gelen bir kuş var. Yapımda Hakan. Çalışacaklar değil. Yetişeyde harika bir tane kill çıkmış bu arada. Ben ya beyler siz yerim bak. Okey. Oğlum ne kadar ayığız, hazırız. Durumu 3'e 1'e getirdi. Bizimkiler erken yapmış ya belli. Altın çocuk best. Bugün bakalım bu 1'e 3 kılıcı atarsa muazzam bir iş başarmış olacak. Ben kadar surf görüyor musun? Kime dedi? Bu kadar oğlum bugün Forest aynı server'daydım ya surf'te. İnanılmaz zor bir pozisyon. Mucize olması lazım. Story loading yok abi artık story mutlaka. Yetişeyin pozisyonunun hiç farkında değil. Yetişeyin burada çok avantajlı durumda. Nice oğlum. Nice oğlum. Ona 2. İlk yarı sonucu. Fireflux. Mehmet 18. en yüksek teşekkür ederim Mehmet. Haritada force kararı ile birlikte Fener kazansa kazansa can atarsa o yemeği diğer türlü zor. İlk yarının sonuna kadar sürdürmeyi başardılar. Kritik roundlarda kritik hamleler gördük oyuncularından burada Fireflux'in. Fenerbahçe artık şey dedi. Ya savunamıyoruz. Çıkalım. En azından bir hamle deneyelim. Evet. İşte Omen ultisiyle birlikte planlı bir hamle geldi. Abi zaten sıkıntı orada yani. Early de pressure verecek ajanları yok. Ya o jet yok, bir şey yok hani. Ardından yerden o üç çok geride karşılar. Biz de yavaş yavaş gelip kurup çıkıyoruz yani. Mental olarak biraz bir şeylerin değiştiğini gördük. Hani böyle KO ileri flash atsa, Omen pipe'a bir TP atsa, bir pressure verip geri dönse ileri smoke falan. Saldırı tarafında izleyeceğiz. Bu pistol roundunda ya kaybederlerse artık haritanın geri dönüşü. Ne oldu Hakan gözüktü. Doğru gidebilir. Çok bu kampı Omen'ın eline jet eklese sentinelden vazgeçilir okey de. Düşünmek bile şu anda Fenerbahçe Espor için yorucu olsa gerek ve onlar A tarafında biraz kendilerini göstermişlerdi. Çok acele etmediler. Oo, her tarafa yayılan bir oyundur. 3 kişilik bir B savunması var. Ben yine görmüyorum. Yem var. Ayrıca şimdiden vazgeçmişler. Yem oldu burada. Kendini gösterecek, yemleyecek. Ne oluyor? Wait yapıyoruz. Hadi bakalım. Wout'un kontağıyla birlikte oynamaya çalışabilirler. Şimdi smoke aktif ediliyor. Burada Wout denemede bulunacak. Sıfır noktasından etkilenen oyuncular var mı emin değilim. Galiba Sasuke etkilendi ama burada smoke aktif edilmesiyle birlikte yakındaki oyuncuları kontrol edecekler. Çok iyi, çok iyi. Bakmazlar, bakmazlar. Hala roundu bitirebilir. İkinci oyuncuyu burada beklemeyecekler. Güzel, güzel. Wout hala rakibini, rakiplerini yemliyor. Dedem sakin kalın, çekilin bari. Sakiniz oğlum, sakiniz, sakiniz. Bak, bak, bak. Bak, çok iyi lan. Takım arkadaşını yemlemeye çalıştınız. Öncesinde de Wellness'ın düştüğünü gördük ama Ipot burada Y2J tarafından düşürülecek muazzam oyun falan. Yok canım, 2003'ten beri yapılan beta tabi yaptık ya. Yok yok karşıdan. Ben de gerçekten iki oyuncu oraya ilk başta koyduğumda garaj çıkışında tekrar bir kontrol ettim ama Sasuke okuduk ya. Çok sabırlı, trigger kontrol, ilk oyuncuyu gördü basmadı, ikinci oyuncuyu gördü basmadı ama ardından takım arkadaşıyla birlikte aldığı... Hem ya tam Ufuk'un taktiği yani 23 yıllık bait taktiği yani. Tam oradan çıkışta ilk kontrol ettiklerinde aslında diğer oyuncuyu yakalamışlardı ama çok sürpriz bir setup Fireflux için. Ve o sonuzdan beri yapıyorum. Ya 12'yi bırakmak aman zorunda Allah. Spike yani kurulmadığı için burada herhangi bir fork Ajet tüpe de şattı. Sadece şerifler mevcut. Çok zor. Port atmadılar. İşte anla beni. Serdar 18. ay bir CS mi demiş? Ne yaptın lan sen? Ya eğim olarak vesaire bahsetmeyince... Lan siktirin! Kişisel açıdan daha iyi olan taraftı bu haritada. Evet. Net bir şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Wout burada pike çıkacak. Wout ilk açılışı yapalım. Oysa da ikinciyi buluyor. Yan taraftan Destructive'in de yardımı var. Wout ikinci skoru buldu. Dash'le birlikte üçü de arıyor. Onu bravo lan. Wout ava çıktı. Üç tane avladı. Ipot yine tek başına kalan oyuncu, onun da farkı. Mert zaten DM gibi oynuyor yani. Üzerine gitmek istiyor bu. Gelecek 4. sıra. Hiç yani bu nasıl official? 10 tane. Ali Tıpo. İzleyken onun tanesini izleyecek. Geçerli. Kurduğu kompozisyon. 12 oynamışlar. Bile Fenerbahçe Espor'un. Ben açıkçası vücudumda neler yapabileceğini merak ediyordum. O da bu round işte. O da bu round ama bu round da
5 tane yarım zırhlı oynamak zorundalar. Beyaz yine onun oyuncağıysa yayınlar şefim. Çok zor işi Fenerbahçe. Teşekkür ederim oyuncağın tutu olsun. Icebox'ın bu kadar rahat geçmesi şaka mı? Bu sefer de sahneye çıktı Wood. Abi ikinci map neydi? Heaven mıydı? Marshall'la sol atışını da merak ediyorum. O da no scope'sa... Aman Allah, o da no scope. Çok kuvvetli ya. TBG maçında karakter döküyorum burada ya. Çok bozuk. Yani Heaven daha zor, zor olur bence. Evet bence de. Baskısıyla başladılar Ipot. Bazen yakınlarda bir Sasuke tehlikesi var. Orayı kontrol edecek mi? Önemli olmuyor ama yavaş bence yavaş burada çok büyük komplik var. Alırken, B'deki arkadaşları da tabii ki biraz agresif oynamaya başladılar. Yetüce'yi çok önemli. Yani evet bence de. Oh lan. Of Hakan. Hakan bak. Hakan. Hayır Hakan. Hayır Hakan. Yapma Hakan. Bunda olsa. Geç gelen bir trade hala 3-3 Fenerbahçe alabilir. Yani 3-3'te kazanır. Yani herkesi vuracak sandım. Kayıyor alt 10. ay selamlar. Selamlar abi hoş geldin. 11. James dostum. Potunda canını 70'e kadar düşürdüler burada. Silah avantajı Fenerbahçe'de ama can avantajı, can havuzu avantajı net bir şekilde Fireflux tarafında. İşi çok zor Fenerbahçe Espor'un. Verlas Flash'la birlikte pike çıkıyor Wood. Herhangi bir hamle yapamadı. Wolfsbane canının da 33'e kadar düştüğünü gördük artık. Sanki harita sonuna yaklaşıyoruz gibi Ipot'un burada yakalaması lazım rakibine. 35 cana kadar düştü. Geldi. Silahlar bir tık büyük ama. Var Fenerbahçe Espor'un. Ya sıkıştık ya artık. Çok sıkıntıya girmişken Fenerbahçe. Duyuyor her şeyi. Of çok iyisin lan. Ya Mert. 35 canlı birlikte Mert. Ipot var onu düşürebilecek mi? Kapat gidelim ya Mert. Aman Allah'ım. Akoya da abone olun adam yayın açıyor. Çok net bir galibiyet, çok net bir oyun. Ya muazzam gerçekten. İlk saldırı tarafı... Harbi nazarda yemesin ya maşallah. Fenerbahçe Spor evet, sert bir pistol roundu'yla başlamışlardı ama ardından gelen force kararı tamamen Fireflux'ı haritaya ilk geriye çok erken bir şekilde dahil ettiler. Ardından Fenerbahçe'nin biz sürekli site'larda zorlandı. Efe Batuhan 13. aysa abicim kolay gelsin, nazarda yemesin inşallah. Demiş eyvallah 13. James Dawson diyecekler. Sonunda Omen'la birlikte bir de operatör denemesi vardı ama hemen hemen hiçbirisinden istediğini bulamayan bir Fenerbahçe Espor. Best'in bazı çabalarıyla birlikte, yine takım arkadaşlarının çabalarıyla birlikte sadece ama sadece yaklaştıkları roundlar oldu. İlk yarıyı iki roundla kapatıyorlar. Ve Fireflux da ikinci yarıya başladığında işte o merak ettiğimiz setup'ın nasıl çalışacağını merak etmiştik. Daha o meraklar cevaplanamadan Sasuke ile birlikte bir ikili setup kuruluyor garaj çıkışına. İlk oyuncuyu düşürüyorlar ama Sasuke... Kaç dakika bu video? 4 dakika. Ardından ikinci yarıya böyle bir başlangıç. Zaten haritayı hatta ikinci yarıyı orada kapatmışlardı bile. Ya evet Fenerbahçe açıkçası... Oğlum bu müzik ne ya arkadaki? Yakın roundlar da kaybetmedi. Evet. Birkaç tane niye böyle hızlı bir fon müziği var? Sürekli olarak Fireflux'ın üstünlüğüyle geçti. O yüzden oyuna hiç dahil olamadılar. Hiç ekonomisini kıramadılar, hiç temposu. Hey, Sakro burada mı Sakro? İkinci yere geçti. Chat'e bir user Sakro yapsana ya. Tabanca roundu. Dur bakayım Sakro burada. Muazzam planla birlikte. Sasuke'nin 3 skoruyla birlikte. Gözükmüyor. Takım arkadaşlarının yemlemesiyle birlikte. Bende ne gözüküyor? Hem de oyun açısından açıkçası daha iyi bir takımdı. Takım olarak izledik Fireflux'ı. Ha depremden sonra genel şey bu. Orada radyolarda falan da yapmıştı. Tebrik etmek lazım. Icebox haritasını muazzam bir şekilde kapattılar. Şimdi bir de kendi tercih ettikleri Heaven haritasına geçecekler. Bakalım ikinci haritada durum beraberliğe mi geliyor yoksa 2-0'la mı kapatacağız? Önce reklamlar. Maç bitti. Monitörü kaldırdım videoyu açarız. Açayım kanka. Lan siktirin gidin artık etrafımdan. Aman yok herkes abi vuracağım bir şey yapın ya. Short beni vuruyor, jungle beni vuruyor. Abi ağlayacağım, çıldıracağım bunlar. Ağla. Aman yok herkes abi vuracağım bir şey yapın ya. Short beni vuruyor, jungle beni vuruyor. Kaç yıl önce oğlum bu? Bu 2018. Bak senden çok... 5 yıl mı olmuş anlıyorum efendim? Tam bu zamanlar girdim ekibi. At. 5 yıl oldu harbi ya, yaşlandım lan. Ne oldu? Bir de ne oldu? Her kamerayı tutalım. Düzeldi, düzeldi. Ne yaptın? Allah aşkına bir
Ya otu ya. Harikasın ama senin bu clutch... Mermi taktiği yaptım diye. Timing call diyorsun. Sağlık olsun. Mermin bitti sanıyor, bak şimdi bak. Ya Batu. Bir tane program buldum. İnanılmaz güzel. Nasıl lan? Ölmedi önüne geçti. Sizin kategori yazıyorsun, ona uygun porno buluş. Yo! Ne oldu bu yayın üstünde Öner tarafından yayın mı konumlu? Ne oğlum bu böyle yayın açık filan? Geldiysen bak. Böyle. Başı boş burada. Karda bile. Ayıp değil mi? Kar. Aa Batu el alıyor lan. Ooo! Nasıl yeni öğrenci? Çözemeyecek. Trabzon tıp öğrencisi. Salak ama biraz güzel oynuyor. Batu. Tamam. Batu, Smoke'u IV'nin önüne atabileceğim mi ya? Bak tamam. Bak şuraya çarptır. Bak bak şimdi bak söylüyorum sana. Şöyle koş buraya çarptır, tamam mı? Bak hadi. Batu bak. Açın düzgün ayarla ya Batu. Ya oğlum. Sence ben burayı mı istedim ya? Sence ben burayı mı istedim ya? Ya Almanya'dan yeni gelmişim. Daha yayınların başı. Neler uğraşıyorum ya. Senin bak görüyor musun ya? Aşk bu ya. Abi ne kadar mutluluk ya tamamen. Bak adam bana tek attı. Gittim geldim. Batu eli almış. Ne kadar güzel bir sahne ya. Tam üstüne Batu. Bekle Batu biraz. Batu geri çekil. Batu gözükme. Batu Batu. Batu geri çekil. Geri geri geri. Arkaya doğru. Şu sağlıkta çıkacaksın kanka. Bak şimdi sen şuraya çıkacaksın. Batu buraya. Bak. Görüm şort çıktı. Oy. Ne yapıyorsun Berk? Short vuruyor. Jungle geri geliyor. Lan siktirin gidin artık etrafından. Bizimkiler peki ne yapıyor ortalıkta? Bir bak ya Allah aşkına bir bak. Bu ileri geri yapıyor. O top bitti bir şeyler yapıyor. Bir radara baksana. Bak bak Batu ileri geri yapıyor. Windows altında. Geri top bitti Windows sıkıyor. Lan siktirin gidin artık etrafından. Aman yok herkese ben mi vuracağım? Bir şey yapın ya. Short beni vuruyor. Jungle beni vuruyor. Anası abi var. Ağlayacağım, çıldıracağım bunlar. Ağla. Ağla. At da bat. Abi kuat. Birine. Diğerini bilmiyoruz. Bak biri fake atıyor, diğeri de main'dir. Aa orada bak. Site kaldı. Sana be. Senin taşağını yerim. Sağ ol kanka ya. Ama çok uykum var sorma. Batu Allah aşkına Batu. Batu adam arkanda. Ya Batu. Bu nasıl bir aşk? Ya Batu ya. Öldüğüm adama da bir bak toplamaya gir bir sayda ya. Peki BRH deyip segür kalman. Duruyorum 15. ya iyi yayınlar aslında ne yapıyorsunuz efendim demiş. B'ye smoke at deyip şey yapmaması, hiçbirinin smoke'lu olmaması. Batu ya. Batman 9. ay ne haber? Çok teşekkür ederim. Bak sanki sen biraz kilo oluyor musun? Tabii bak, tabii. Işte, sen hep çıta bakacağım, ben arkaya alacağım. Yapamadık yani orada. Helal lan Batu. Bebeğim vardı ya o zamanlar. Yanağım manağım şiş baksana. Aa bir dakika bir tane fotoğraf vardı. Atma fotoğraf motoraf. Vallahi sikeceğim yeter. At 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 at. Alacağım bulutu. Ne olur at. Yanakları tam tontiş. Neredeydi o ya? Berk attı mesela dur geliyor. Bakayım. Açmam. Ya. Meçe bana at. Meçe bana at ne olur. Atayım. Hadi açayım ya. Aman okuyayım neler açıyoruz bunu mu açmayacağız? Aaa harbi kiloluymuşsun. Abi enişteyim ya. Saçım yana atmışım. Göbeğim var. Diyorum tomtiş. Berk gençleşti ya. Evet, evet gençleşmiş. Büyüdükçe.
Ben bunu koyayım. İşte ya FF sizin mi? FF benim şuna ama devam tabi Yağmur. Öf diyorum sana. Cüneyt ne yapıyor? Biliyor musun hiç? Hayır, siz gruptan yazmıyorsunuz ki hiç. Aynen, biz bir şeyi kaçırdık, koordinasyonu kaçırdık da ben devam yani. Kaç yaşındasın? Abim 25. İşte o videoda 5 yıl önceydi, 20 yaşındaydım ama. Hemen ben şimdi gruba renkli kayıyorum. Efe senin değil mi kankan direkt? Direkt kanka, direkt benim. Efe bizim ya. Direkt. Eşbo şu 38. 38 demiş. Eyvallah. Eşim. Harbi ya. Berk değişmeyecek. 40'ında da böyle olur. Yakışıklı olur. Vay be, balan da yaşandı. Bir devir geldi gidiyor. Yok arkadaşlar bak, size söz veriyorum. 25-30 arasını full CS ile Foros gibi geçireceğim ya. Size söz veriyorum. Atacağım videoları da. Cantu abinin bir tane profilinde bir söz vardı. İnsanlar yaşlanınca oyunu bırakmaz diye. Oyunu bıraktıkları için yaşlanır. Aynı o hesap yani. Şu 2 yılda yaşlandığım kadar yaşlanmadım ya. CS'yi bıraktığımdan beri amına koyayım. Ben 3 yıldır. Hissettiğim yaş 29-30. Yaz bunu, güzel laf. İyi mi kaldı koca kurtta? Valla hala vuruyorum ya salaktan direncen abi. Böyle arada giriyoruz face it. Millet hala oynuyor, ben arada oynuyorum. Hala top frame. Fox olunca oluyor. Berker de CS'ye döndü. Sizi döveceğim. Tabi. Herkes yılanladım ama zehri herkese veriyorum. Evet herkese. Oğlum var ya bak, görürsünüz. TR community büyük bir şeyle devirme götürüyorum. Tekrardan o CS şeyini başlatacağım. Ben takıma girince yap bunu belki, tamam mı? Helal. Kızım işin bitince gelirsin ya. Abi ne ya. CS'si kanka, bitti. Oğlum saçmalamayın. CS'nin oynama oranlarını gördünüz mü? Hiç baktınız mı son zamanlarda? İnanılmaz bir artış var. Geçen Reddit'te evet, bir tane konu vardı. Konunun başlığı şu. CS'nin başına gelmiş en güzel şey Valorant'tır diye. Harbiden de öyle yani. Oynasak Nur Hero olduktan sonra. Arkadaşlar Hero her yerde var. Valorant'ta da çok var. Tabi bunu SA, Face gibi platformlarda daha az da indirebiliyorsunuz. Ya kesinlikle öyle. Şu an sizlerde ekranda Sasuke. MVP'si oldu karşılaşmanın. Wood da bu arada çok uzun bir süre sessiz kaldı ama savunmada işte 2-3 round'da yaptığıyla birlikte bir de haritanın... S4 yok mu Erkim? Yok abi, 2 yıldır oyun oynamıyoruz ya düzgün. Tekrardan şimdi şeye başladım, rutinime başladım, eski rutinime. Girip bir aimbot oynuyorum. Surf oynuyorum. İşte bir retake, DM, maç. Oy, eski zamanlardaki be. Tabii. Diğer tarafta ise şu oyuncu çok öne çıktı diyemiyorum açıkçası. Çok büyük farklar yok zaten ama Mykoz'un birkaç tane etkisi var. Günde kaç saat? Günde çok az saat. O yüzden şu an hala CS oynamıyorum yayında. Gündeki saati biraz arttırmam lazım. Retake IP gelir mi? Bizim retake server kapalı mı ya hala? Hangi? Bir ara açtırmıştık. Yine mi kapandı? Kapalı. Worms Ez 14. ay eskiden mi güzeldi her şey, yoksa eskimeyen eskiler miydi güzel olan? Heyecan olacaktı. Belki haritaya tekrar onları dahil edecekti ama işte şu anda gördüğünüz pozisyon, Sasuke burada 3 tane kill çıkartıyor ve daha ikinci yarıda hemen hemen hiçbir umut bile bulamadan haritayı kapatan bir Fenerbahçe Espor. Şimdi rakiplerini tercih ettiği Heaven haritasına geçeceğiz. Diğer tarafta tabii ki şimdi Heaven haritasına geçerken böyle bir skorla geçmek gerçekten bayağı bir can sıkıcı olacaktır onlar için. Galiba bir kadro değişikliği var. Best'le birlikte bir oyuncu değişikliği olabilir. Evet, Vudanet şu anda Best'in slotunda oynayacak sanırım ama Vozip. Aha, Best bundan çıkmış. Önceki karşılaşmalarda Vozip'le değişiyorlardı. Şu anda ne? Vozip kalıyor. Best çıkmış yerine Vudanet girmiş. Sahada göreceğiz. Dediğimiz gibi İpot, Mykoz ve Padişah
oyuncu böyle bir beşliyle abi ikinci maçı çıkacak da işleri çok zor. Maçı değiştiriyorsun yani çok zor. Harita da çok zor bir harita. Fireflux'ın bence gerek yok tüm ya, kadroları Heaven haritasını iyi oynuyordu. O Skyline'le bazen oynadıkları dönem vardı. Mete göre olabilir. Mecburi Skyline'le oynadıkları o Skyline döneminde yoksa kavga mı var? Net haritaları izliyorduk onlardan. Yer yer boz geliyordu. 5. oyuncu olarak yine Fireflux tarafını. Bu kadro da iyi bir Heaven takımı oluşturmuş. Bence de oyuncu değişmek güzel değil bu arada ya. İyi olduğu, alışkanlığı olduğu bir haritaya geçiyoruz burada Fireflux'ın. Açıkçası Fenerbahçe böyle bir mağlubiyet aldıktan sonra... Ya şey olsa sonra, tamam hani günden güne değse tamam ama bir maç başkası gücünü, bir maç geri dönebilecek başkası girince gücü bulacak mı, bulabilecek mi emin değilim ben. Bozulur ya herhalde. Onu görüyor evet, olacağız evet, ama işleri hakikaten çok zor. Evet, iki kere oynanmış bu arada Fenerbahçe Espor'da. Galacticos karşısında alınan bir galibiyet var Heaven haritasında. Digital Athletics'te durumlar öyle değil. Tabii ki Digital Athletics karşılaşmasında bir kaybedilen Heaven. Heaven haritasını şu ana kadar iki kere oynamışlar. Bire bir. Bakalım bunun üzerine bir tane daha koyabilecekler mi yoksa seriyi 2-0'la birlikte hızlı bir şekilde çözülecek mi şimdi? Fireflux tarafında tabii ki böyle bir mücadele tarafında hızlı bir şekilde bitirilmesi onlar için önemli olacak. Çünkü rakiplerine baktığımızda özellikle o 1-2 G-slotlara baktığımızda bir tarafta Parlay Espor var. Papara Supermassive'den bahsediyoruz. Belki de uyanacak bir İstanbul Wildcats önemli problemler yaşatabilir önümüzdeki maçlarda. Bilmiyorum ama sanırım yavaş yavaş da oyuncular hazır olacak. Şimdi Icebox'da çok farklı bir Fenerbahçe, Heaven'da çok farklı bir Fenerbahçe görebiliriz. Görmek de zorundayız. Ya kesinlikle orada öyle. 8000 stream'imiz var Heaven'da. Az önceki oyun yetmez. Oy. Yetmeyeceği de çok belli. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Gibi, sen özellikle maşallah de. Hatta maşallah maşallah. Oyun anlamında çok üstün. Vurdum. Yaptıkları hamleler, oyun okuyuşları, işte execute'lar, genel oyun planı, ikinci yarının başlangıcı bile aslında oyun olarak ne kadar üstün olduğunu be. Gösteriyor. Hiç görmedik galiba. Bir plan vardı. Ne diyorsunuz? Genel olarak evet, uyguladıkları plan, kurdukları plan işe yaradı Fireflux'ın. Uzun zamandır görmüyorum. Bozmak için birkaç hamle yaptı. Denemedi değil, yanlış anlaşılmasın burada işte. Hatırlarsan Eko'da A tarafında bir boost yapıldı. 3 tane şey bir skoru bulundu. O round gelebilirdi. Yine ilk yarının sonuna doğru... Bu arada ajanlar hazırmış. Evet, onları bekliyoruz. Da alalım. Chat kale özlemediniz. İlk yarının sonuna doğru ya. Hatırlarsan bir Om'un ultisiyle flashlarla birlikte agresiflik denendi. Ama bu planlar işe yaramıyor. Fena planlar Heaven değil. Alırlar ya. Ama planları işletemediler. Bu arada ajan kompları da geldi. Çok Fireflux, iyi oynuyorlar Heaven'da. Yani Curse'ü de yemezler bence Heaven'da. Tekrardan. Çok seviyorlar zaten bu haritada Breach'i. Genel olarak kuvvetli de Breach'i. Yani Navi'ye karşı kazanmışız Heaven'da. İki farklı. Vermeyiz Heaven asla. Maşallah maşallah. Komp izleyeceğiz. Şöyle maşallah, farklı. Maşallah maşallah. Bir Sova Fate farkı var. Benzer işleri yapan farklı ajanlar. Ama Winstreet şeyin. Çok bahsediyoruz ama Sage'i. Eski. Mecburen bırakıyordu dışarıda. O zaman ligdeki B tarafında Sage'i çok kullanıldığını görüyorduk eskiden. Artık Parla ve SUC'e karşı kazanmışız. Ya Omen'a ya da Killjoy yeteneklerine bırakıyorlar. Yer yer Breach'in geçtiğini görüyoruz. B'yi biraz daha retake'e bırakma planı var gibi takımlarda yer yer. Evet. Ufak infolarla birlikte B olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Biraz da bu aslında kompların sıkıntısı olmaya başladı. 23'e 4 split'leri. Oraya dahil edememek. Sage'i bıraktığında, Sage'i aldığında bırakman gereken ajanlar... En son 2 sene önce oynamıştı. Ya Initiator bırakacaksın bir tane. Spiral'ı Breach'i bırakacaksın yine aynı şekilde. Geçen sene oynamışlar en son. Olmuyor. Evet evet. Bunlar olmadan var. SMB'ye karşı. Zip'te de win stream'imiz var maşallah. C'de tek başına bırakılan omunlar savunma tarafından bahsediyorum. Bu arada ben bu maçı hatırlıyorum. İnanılmaz savunma yapan Fener var. Hem Rezilya'yı tercih etti. Yabancılık da işte Brezilya'da izliyoruz. Yani, Omen'ın C savunmaları önemli olacak bakalım. İkinci haritada da birazdan oyuncular hazır olduğunda geçiş yapacağız. Eski SMB ben bu maçı izledim hatırlıyorum. İki taraftan kompozisyonları gördük dediğin gibi birbirine yakın. Fate, Sova farkı. Tabii ki Sova galiba... Split oynanmadı, turnuvada evet. Lotus oynandı. Zaten öyle evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Zaten Sasuke, Sova ile benim sesim kafamda... Sesim kötü mü Mertcan? Eşleşti. Yo, normal. Evet. Sasuke deyince de aklıma direkt Sova aynen. Geliyor benim. Başka bir şey gelmiyor açıkçası. Onu da bakalım göreceğiz. Evet, sanırım artık chat'e. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Serinin ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Fenerbahçe Espor için son Berk, şans koş, olacak. Berk. Bu seriyi beraberliğe götürebilmek için ama diğer tarafta... Icebox'taki aldığı ime ile birlikte eski artık seriyi kapatmayı oynayacak bir Fireflux. İlk esen mi yoksa en son esen izleyeceğiz. Önemli. Bir tane yarım ağır mercek giden kadro ise Emre'ye giden kadro iyiydi. Fenerbahçe Spor. O kadro iyiydi.
iyi bir başlangıç gerekiyor onlar için. Icebox haritasında ilk roundu kazanmışlardı. Ardından gelen bir force'la birlikte. Öngörüde 191 FF, 109 Fenerbahçe. Aynısını yaşamamak demiş zorundalar. İşte kolay değil. Hayır. Başarılar diliyoruz bütün oyunculara ve artık serinin ikinci haritasını geçiyoruz. Fatih 10. ay. Long tarafında şöyle bir. Neyse CS 10. ay devam kedemiş. 10. ayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hemen geldim bakıyorum komplara. Ne oldu lan geldim gibi. Yakaladı. Sasuke şansını deneyecek. Main tarafından giriyorlar. Bu arada bir Shatsu 4. ay 4. James kutlu olsun kanka. Emir'im hoş geldin. Hiçbir şekilde engelleyemeyecek. Eternal Fire'ın son kalısı ve Malta şampiyonu için ne düşünüyorsun? Çok mutluyuz. Umutluyuz. Gururluyuz. İnşallah mayor ediyoruz. Jinsu karımız yapacağız. Kürşat 18. ay teşekkür ederim. Aymesko 25. ay yayınlar attığımız için. Karbon geldi. Karbon mu nasıl lan? Odin miydi bir de? Ölmedi. Kankam ya gayet iyi maçlar gördüğün gibi. Oklar, moklar, karbonlar. Kafa kafaya gelecekler. Çok zor bir pozisyon. Padişah burada skoru buluyor 3'e 2. Bu sefer sayı avantajını aldılar. Y2J tarafından aktif edilen nanosür. Burada son düşmesiyle birlikte Y2J skoru bulacak belki ama. Ah lan. Round Fenerbahçe tarafından kazanılacak. Çok zor bir round kazandı burada Fenerbahçe Espor. Ya arkadan gelen oyuncularınız C'den... Benim için de G2 ile ESL oynuyoruz. ESL League değil mi bu arada? Tamam League'se sıkıntı yok ya. Padişah'a da bir parantez açmak lazım. Site içerisinde muazzam bir iş çıkarttı. Özellikle smoke düştükten sonra ilk kontakta çok başarılıydı. Ardından da kalan oyuncuları temizliyorlar. 3 kill ile katkı verdi. Pele işte tamam. Sıkıntı yok ya o maçı kaybedecek de sıkıntı yok. Onu oynamamız da ayrıca güzel bir şey. Çünkü hani bizde o seviyede oynayan can vardı. Kalabalık bir şekilde. Bir de Burak yani. Şimdi Yasin de oynayacak, Ömer de oynayacak. Bir oyun başlatacaklar. Garaja çok hızlı geldiler. Orada bir TJO yeteneğiyle birlikte yavaşlatmaya çalışacaklar ama yavaşlamayan bir Fireflux var. Patlayıcının önüne çıktı. Bunu şimdi smoke içerisinden bulabilecek bir entry'yi buldular. Merdiven tarafında gelen bir baskı vardı. Orada smoke da kapatılmış. Orayı zorlayamaz artık Fenerbahçe Espor. Yine bir Leşin yok hemen kaçtı oradan. Bu sefer post planti çok daha farklı oynaması lazım Fireflux'ın. İpot garaj içerisinde iki arkadaş çok iyi güzel trade ama pozitif trade'ini aldı. Güzel. O bir tık daha yavaşlatır. Skorlarla birlikte. Mı derken çıktılar oğlum. Burada ortadan kaldırmak için yakına girdi. Hakan yine lurk'te de. Oyuncu var ama Sasuke'nin burada düşmesi işleri biraz daha zor olsun. Ah lan. Ayıktılar durumu. Destructive'de düşüyor ve Fenerbahçe. Bu sefer aynı hatayı yapmıyor. Iceberg 15. ay. At avrat loot demiş. Destructive'in pozisyonu çok kritikti. Ne yağmur? O düşürülmese. İkidir Sasuke site'de tek kalıyor. İki kişi geriden oynuyor. Evet. Ya Hakan'ın örkü bekleyeceklerdi büyük ihtimalle. Yakın bir şekilde post plan savunmasını yapmak istedi. Merdiven... Force mantıklı mıydı? Mantıklıydı yani gayet. Durumu 3-3'e kadar getirdik plant alıp Batuhan'da. Oradan alınan 2 killlik bir... After plant'i kötü oynadık. Kötü şeyi, ekonomisi ki. Evet, iyi de damage vermişiz baksana. İşte o Force'un bedelini ödemek zorunda olan bir Fireflux ekibi. Alınan son killleri izliyoruz. Yeteceği de canını kurtaramadı. Her ne kadar kill çıkartsa da artık... Enes Kulon 16. ay. İsa yayınlardayım. Şu 16. ayın sorusu teşekkürler. Almıştı. Şimdi full şerifler, full yarım armorlar. Hem A'da hem B'de... Explode'un ninjası da çok iyiydi. Fireflux. Lap diye oturuyor ya bir de. Biraz daha tabii ki... Bir de kapalıya kurmuşlar bombayı kekolar. Hatayı değerlendirmek için. Pozisyon almışlardı ama çok işte iyi. For Woodenet. Ne yaptın lan Ufuk? Bir piksel fazla çıkartınca Sasuke C4'te hazır bir şekilde 3 oyuncu bekliyorlardı. Kim çıkartan isim kendisi 5'e 4 çok fazla round verilmişti. Icebox'ta entry'yi bulmalarına rağmen roundları kaybeden bir Fenerbahçe Espor vardı. Bakalım tersini yaşatacaklar mı? İpot çok net. 2 tane kill yalnız yakın mesafede Mykoz da vurmuş. Bir tane daha vursak çok tatlı olur ha. 3'e 2'ye geldi durum. Fena hasar yok aslında baktığımızda. Şu ana kadar. Ben oğlum. Millet tareti çok iyi kuruyor ya. Bana hep bir hit atıyor taretler. A tarafına yaklaşmak istiyor. Sıkıştı galiba bu güncel peşte ya. Kaçırmıyor ondan burada atışını. Spike'ın düştüğünde farkındalar. Şimdi gözle birlikte info almaya çalışacaklar. Y2J üzerine sarsma geldi. Ecel de geliyor bu tarafa doğru. Y2J'in pozisyonunu bozdular. Y2J. Eren bir tane at be. Çok değil. Bir tane at düşür. Bu. Bu. Güzel bir headshot. Padişah arkadan yaklaşıyor. İTC durumun az çok farkında. Burada akıl oyunları dönüyor ama padişahın farkında. Gayet kâfi. Gayet kâfi. Güzel. 3 tane.
Fena hasar yok açıkçası Fireflux adına. Ya bütün roundlarda bayağı bir oyuncu kaybetti Fenerbahçe. Hala ekonomileri olacak ama önümüzdeki roundlarda dikkat etmeleri lazım. Oil giderse bir paus gelebilir. Bir çekilen yani. İpo tünellerinde operatör olacak round da, içerisinde. Diğer tarafta sadece... Aynen şunu bir oynayalım, ona göre paus gelir. Fireflux için işte bu Yunus'um hoş geldin. Fireflux, Fenerbahçe Espor'un bu serisine bir yerlerde eğer dur demek istiyorlarsa ellerine geçen en önemli ve... Edwin Hips Eagles karşı takım mentalini bozmaya yönelik oynuyor ve bağırıyor. Espor'un rakiplere böyle karşı önemli mi? Arkadaşlar LAN'ın, LAN Game'in en büyük makaralarından çok iyi LAN Ufuk. Never miss ya. LAN Game'in makarası o zaten arkadaşlar, bağıracaksınız karşı tarafa. Şey yapacaksınız aynı zamanda. Demoralize edeceksiniz yani. Tabii. Kilit arayabilirler ama sanırım öyle bir niyetleri yok. Mayer nasıl bağırıyor? 1 dakika 10 saniye çizgisini geçmedik ve onlar net bir şekilde daha geliyor. Hiç İmur'un yani göbeğini oynatması aralarında. Alıp orada skor. Aklıma oraya şu göbek sarılıyor. Bizim Efe'yi döveceklerdi yani kaç kere GameX arada. Efe'nin ağzını biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an Firefly... İşte son adam kalıyor. En kötüleri kaldı. Aptal o. Bıçakla koş falan filan hani. Rencide edici bir de yani. Vakeş Foku ile birlikte ilerlemeye çalışıyorlar. Yakını kontrol ettiler. Vozip elinde sarsma ile birlikte beklemede. Rakipleri spike kurmaya başladığı anda burada bir sarsma geldiğini görebiliriz. Hemen silah da değiştirildi. İpot site'a girmeye çalışacak. Ooo. Retake geliyor. Hoplamalı zıplamalı. Hadi bakalım. Flash. Dur, Flash çok iyi. Çok iyi. Doğru kullandığı ipot dashle birlikte ilerlemek istiyor orada sait üzerinde. Çok iyi be Flash. Güzel güzel. İpotu düşürmeyi başarıyor. Çok iyi Flash yine oğlum. Bravo Metin. Yapma lan. Çok iyi, güzel 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 güzel. HTFT 37. ay. 3 tane skor çıkınca 37. ayımız olsun. Ama bu roundu kazanmak için 4 oyuncusunu feda etmek zorunda kaldı Fireflux. Ulti harcandı. Trade almak için Sasuke tarafından. Diğer tarafta site sonrasında, plant sonrasında da çok zorlandılar. 4 can, sadece bir oyuncu, birebir. Ama ne yaptılar ettiler? Oo, biri çotimiz var. İşte Fenerbahçe Espor'da o kadar fazla oyuncu kaybedilince kazanan rantlar olsa bile... Evet evet, ekolar var. Birinin aldığı zararı görüyorsunuz. Şu anda sadece bir tane SMG. Nice, 10. ay. O da teşekkür ederim. Ellerinde olacak. Ultiler önümüzdeki roundlarda değerlendirilecektir. Fenerbahçe için potansiyel 4, hatta bütün oyuncuların ultileri açılabilir. Bakalım garaj kapısında olup sesi baskı yaptıktan sonra şimdilik yine acele et veya... Taret nerede lan, bir kırılmadı. Şöyle bir lobun altında galiba solunda. Göz kullanılmıştı. Lobi tarafında A'da yine Verlas'ı izliyoruz. Mykoz'u izliyoruz. O da yavaş yavaş short'la birlikte. Yalnız şu an mid ağırlıklıyız. CSP'de çok yaskın böyle taktik. Anlayabilmek için pozisyon. Yapmayız herhalde öyle bir hata. Sabit bir savunma şu ana kadar. Fenerbahçe Espor adına. Herhangi bir... Yalnız bütün infosu var yani Michael'un. Biliyorlar. İnisiyatif almaya çalışan, zorlayan oyuncu yok. Site'da kabullenecekler biraz. Postplan senaryosunda artık düşünmeye başlayabilirler. Entryler. Rahat bir şekilde girilen bir B var. Yalnız güzel girdik, kurduk, çıktık. Özellikle merdiven tarafından gelecek oyuncuları çok zorlayabilirler. İpot içeri dashle. Ah lan. Eyvah. Hadi lan Hakan. Ne oluyor lan? Sasuke ile birlikte killer çıkmış. Verlas arkadan gelen oyuncuyu yakalayınca artık durum bir anda 3'e. Çok iyi Metin. Yalnız Verlas toparlamaya devam ediyor. Yerden silah alındı. Eray'ım yaptın bunu. Yaptın bunu oğlum. Verlas'ı buluyor ve şimdi... Bir tane amacısı var mı? Nituje yine aynı isim. Yok herhalde. Yok. İşaret. Ah. Ahmet Prime'le abone olmuş. Hoş geldin aramıza. Evet beyler, bir lavalilik var. Bir şeye kapılmışız yani. Evet. Neye kapılmıştık lan? Rehavete kapıldık. 13-2'den sonra. Kaos oluşmayacaktı bence. Rack up. Hoş geldin aramızda. Prime'la abone olmuş. Verlas'tan fena bir deneme yok. Yetno GG hoş geldin. Ama o da yeterli olmuyor. Refakat. Bir refakat demişim. Şimdi o tek silahla oynama sırası Fireflux'ta. Enchi Prime'la abone olmuş. Hoş geldin aramızda. Kalabalık bir A başlangıcı. O lobiye doğru gelen bir ipot var. Bakalım Mykoz. O da gözünü kullandı bu arada ipot. Abi çıktı. Hemen bir smoke bırakıyor. Şu ekoda da olsa mesela bir önceki round bir A pressure'ı şöyle bir göstermek gerekiyor bence, yalandan da olsa. 3 tane side var sonuçta.
Arkayı kontrol eden isim de yeteceği evet. Arkadaşlar. Her türlü bir ittirmek gerekiyor. Mesela biz sadece sova drone attık oraya. Yani. Yalandan smoke. Bakalım smoke'la birlikte drone içerideki oyuncuların yerini anladılar ama içeriye giremeyecekler. Kafasına yani. Yani o kadar fazla zaman kaybetti ki Fireflux. Ben bunu bir önceki roundda yaparlar diye bekliyordum. Ben de öyle bekliyordum bak mesela ama. Körsemedik. Bizi yazmaz takım ezar burada. Onun için geldi. Kararı ne verecek merak ediyorum. Aynen öyle. Ya Fenerbahçe'nin şu ana kadar gösterdiği karakter. Sonraki map split arkadaşlar. Çok ya öyle düşünmüyorum. Zayıf gözüktüğü bir harita sonrası. Çok iyi bir geri dönüş ikinci haritada şu ana kadar en azından. Çok iyi bir performans vardı Nete. Hamle şansı vermediler burada. Wolf yakalayabilir. Wolf yalnız. Bir bıçakları kaçırdı. Nasıl kaçırdı bilmiyorum Wolf. Mert bugün anlaki günü. Doğdu bence. Eyvah. Bulabilirdi bu skorları bulabilse. Şimdi ultiyle birlikte hemen retake başlıyor. Oh. Padişah Bozim. Biz vuruyoruz sandım var ya amına koyayım bir anda. Skor var. Fenerbahçe Espor çok net bir retake. Burada tek başına E2G'in yapabileceği bir şey yok. Bozip'ten de üçüncü skor geliyor. Wood çok pişman olacak bence o bıçakları kaçırdığına. Ya bir de sağ krik geldi galiba son anda. Ya bu arada onu vursa da bir tarafında inanılmaz kapattılar bu arada farkı. Zordu ya yani blok vardı abi bunlar kemik bizde. Yeteneklerle birlikte Mykos'a Mert'in herkese vurması lazımdı. Birlikte başlamışlardı. Mykos Mavera ya da Mykos'u geldi. Smoke'larla kapattılar. Mykos geriye doğru çekiliyor. Bir anda 4 oyuncunun biz lobide kaldığını gördük. Aha 1 yıl ban yedim avantı çözüm var mı bir şey. Hemen CS'ye geçiyorsun kankam 1 yıl. Özellikle garaj önünde arkadaşlarını tekrar lobiden şu tarafa doğru uzatayım da ayağımı ya. C'yi yönlendirmeye çalıştılar. Ama C içerisinde her ne kadar kontrolü ilk başta kaybetse de her şeye hazırdı Fenerbahçe Espor savunması. Plat sonrası çıktılar. Gayet net oyun. 5-1. Artık bir taktik duraklatma sırası da Fireflux'a geldi. Bu tecrit Sasuke'nin de round içerisinde açılabilecek bir Sova ultisi olacak işte. Önceki roundlarda önemli anlar. Padişah'ın yine A tarafındaki savunması. Padişah gerçekten hani bir önceki roundda besting yapmaya çalıştığını şimdilik gösteriyor gibi. Zorlansa da anlankiler. Sasuke yani daha roundun başında arkadaşın trade için ulti açan bir tane Sova'nız var. Öyle. Bu arada Verlast'ı bu roundu çok... Açar. Açar abi. Temiz oynadı. Ama yeterli olmuyor sonra. Eskisi gibi CS bilgilendirici tamam. Video gelir mi? Gelir. Adına 5-1'e geliyor. İlk haritada izlediğimiz... Hadi hadi bu posttan sonra canlandık. Benzer senaryoyu. Fenerbahçe tarafı izletiyor. Şimdi burada bir flash pick bekleniyor. Wozip. Smon düşmesi tabii işleri biraz bozacak burada. Flash pick ihtimalini orada. Kör olmaz ya bu. Wood yakına yerleşti. Nasıl çıkacaklar oradan? Yalnız bizim bir iş bir counter flash'la hemen atarsa oyuncular var smon düşmesiyle birlikte abi çok iyi çekildik geriye. Çok iyi aldık burayı iyi izleyin. İyi izleyin. Yapsalar da o hareketi vurmuştuk. Birlikte içeriden çekilmek zorundalar sanki üzerinde mi oynamaya çalışacaklar? Hayır. Fenerbahçe Espor buradan uzaklaşıyor. Ne oldu? Counter ultileri mi var ha? Counter ultileri var. Ya en doğru karar bu arada zorlanmaması gerekiyor. Evet evet. Çünkü oyuncular da çok fazla beklediler. Aa ucuzundan kaçtı ha valla. Başarılı değil. Kuba'dan karşı bir tecrit var savunma tarafında Fenerbahçe Espor için. Aynısı şimdi Fireflux site'ı terk etmek zorundalar. Ufak bir açıklık buldular. Oradan çok iyisin oğlum. Çok iyisin Mert. Heaven tarafında iki tane. Yola yaşasaydı. Lan oğlum ne oldu? Hakan sen ne yapıyorsun? Hak! 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 Tecritten sonra bir de kill çıkarttı. Üzerinde tek başına kalan bir ipot var. Ace atması lazım. Birebir oynayacak. Nasıl yani? Nasıl yani? Gerekiyordu Fenerbahçe'ye spor adına. Nasıl oğlum şaka mı? Nasıl tecritli haldeyken? Oğlum sahibin ortasında şöyle duruyor mu da koyayım? Yani her yerde aradılar bu arada distraktifi ama site'ın içine bakmak kimsenin aklına gelmiyor. Çok tuhaf bir round izledik. Bu arada Wout'un da yaptığı bu oyun çok önemli. Destructive. Akıl oyunları burada ultiyle birlikte. Abi kim ne derse desin ama bu oyun çok komik yani. Dispatch ihtimali vardı ama yeterli olmuyor. Olasılıklar ihtimallerle. Büyük bir kaos sonunda kazanılıyor. Fireflux. İki tarafta da silah satın alımı mevcut burada. Şimdi ultiyle birlikte hamle gelecek. Bu da net. İki ultiden etkilendi. Vurmuş ya bir tane hit demiş. Önemli bir hamle burada. Bu da net tarafından. Entry verse çok sıkıntı yaşayabilirlerdi. Smoke'u kaybedecekti çünkü.
Fenerbahçe tekrardan Muzip'in flash beklettiğini görüyoruz. Fireflux için önemli bir round kazanılmıştı ama kaybedilmesi halinde tekrardan bir eko durumu söz konusu. O yüzden onlar kritik bir round oynuyorlar şu anda. Fireflux tekrardan C tarafına yaklaşıyor. Garaja gelen bir smoke. Burada bir alarm bot da mevcut. Wood alarm bottan etkilenmeyecek. Tek. Gelen sarsma var. Karşı sarsmada kullanılacak ve Erlas yalnız... Çok iyi lan Metin. Üzerinde. Çok iyi supportladı da orada. Net bir şekilde kontrolü aldı şu anda Fireflux. Onu vurmasa Mert'i vururdu. Ya, eksik oyuncuyla birlikte nasıl yapacaklar? Padişah pencereden indi. Bu arada Ipot merdiven tarafından ilk kontağı arayan oyunculardan bir tanesi içeri deşlediler. Ipot. Bu arada Padişah çıktı, bir kill çıkartıyor. Mykos Y2J durumu şimdi 2-2 getirdi. Yalnız long'da saklanıyor Verlas. Nerede olduğunu biliyor Padişah. İyi bir açıyla çıktı. Fule gidebilir. Orada kill'i çıkartıyor ve Padişah 3. kill'le birlikte Fenerbahçe'ye sıkıyor. Round'ları zaten bir böyle bir mucizeyle falan alıyoruz yani bu maç. Aslında merdiven tarafı... Hakan'a Hakan'a yormuyorlar. İşte sahneye çıkan Padişah Mykos ikilisi. Kill'leri toplamayı başardılar. Fireflux bu kadar yaklaşmışken Veyler Round'la birlikte onların da ekonomisi bayağı bir hasar almış durumda. Ipot zaten para harcamasına gerek yok. Ultisiyle birlikte oynayacak. Teklere cevap veremiyoruz. Veremiyoruz Oğuzhan. Artık bir şeyler yapması gerekiyor. 6-2 geldi. Bunoble 15. her gün abonelik yenilemeli demiş. Yani 15. kutlu olsun. Eyvallah. Büyük üstünlük yakaladılar. Burada Wood silah satın alacak bir sonraki round'da ultisiyle oynayabileceği için. Diğer tarafta bir eko söz konusu diğer oyuncularda. Senin de bahsettiğin gibi Ipot da ultisini aktif ediyor. Burada Mykos ultiye erişecek. Alo? Alo? Yayın gitti. Yayın gitti, yayın. Sakin sakin. Oğlum o niye öyle hacklenmiş gibi bir anda Matrix şeyine bağladı? Yeşilmiş bir şeyler çıktı. O zaman rip dayanamıyor, kuyut atıyor. Lan sik... Şaka şaka. Bir ara da böyle gittiydi. Hatırlıyorum. Onların gitti değil mi? Yani evet evet, onların direkt yayın gitti. Esa'nın yayın patladı. Benim internetim belki. Gitti sandım, ödüm koptu. Ben de... Aga bomba sesi mi geldi? Herkes yine bir teori verdi. Esa niye böyle hocam? Hemen info alayım mı sizin için? Esa lan. Hemen Ala Sakro. Hemen bir saniye. Yayın geldiğinde 6-6 oluyormuş, ne koparım ha. Birinin ayağı kabloya takıldı ya. Harbi. Eli ne oldu acaba ya? Hemen bize bir klientten baksana ya Mertcan. Kliente bakayım. Girmeye çalışayım bir daha. Spike GG'de ne durum? Spike GG'de güncelliyor mu? Güncellemiş olması lazım bakalım. Burada en önemli... Aha! Aha. Geldi. Ha, geldi. O bahsettiğim noktada buydu aslında. Uçan kaçan oyuncu deme sebebim buydu. İyiyiz. Bunları bu ekstraları almışız çok bulabiliyor burada. Almışız. 6-6 hadi biz. Ooo! Nasıl lan? Ace'le birlikte round'u getirdik. Bir verip almış mıyız? 5-2 miydi? Neydi skor? 6-2 miydi? 2'de 6-3 oldu. Çok iyi. B tarafına. Wood. Ashe'le birlikte geliyor buraya. B tarafını kontrolü aldılar. Breach ultisi de hemen kullanıldı. İçeri ah lan. Çok iyisin lan dedem. Vurum! Karşı ulti kullanılıyor. Breach tarafı. Koş Metin. Verlas ilerleyemeyecek. Bu da Net'in pozisyonu çok tehlikeli. Bu ne lan? Çok iyi. Spray'i bir türlü doğrultamadı. Bir türlü düzeltemedi. Belki de round'u bitirebilirdi burada. Şimdi orada Nanosur'la birlikte
rakiplerini yavaşlatıp C tarafını oynamak istiyorlar. Yine orada bir katakulli yaptık. Yayını mayını kestik. Ele almıştı Eko'dan bunu. FF baronları devrede ya. Çok tehlikeli destructive. FF lobisi yine devrede. Ya öyle bir cross placement. Destructive çıktığı anda düşürdü rakibini. Yapacak hiçbir şey yok şu anda Hippot için. Sadece ama sadece elindeki silah saklayabilir. Ve Fireflux da böylece dördüncü rounduna gelecek. Yani bu B tarafında diyorlar. Bu kadar geniş alan. Ama bende yok o bilgi. Fireflux'ın bu kadar fazla... Colpendex 57. ay. Ergün'üm çok sağ ol. 57. ayımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu işareti yaratacaktır. Önümüzdeki Killer haftarda Fenerbahçe e-spor adına. Yandaki konnektör noktalarından aynen, gelen oyuncuların da çok daha iyi savunma yaptığı için. Dayı da Ace'le birlikte dedi. Ulan Ace'i kaçırdık be. Tüh Allah be. Fireflux'dan geliyor 6-4. Kaldı 2 round to 2 yürü için. Bir de Ace'in olacağı kısımda gitti ya yayın. Güzel bir verirler ya belki ona düşer yani. Düşmez mi acaba? İkisi var. Onun kaydı vardır yani. C'den sonra ardından A'da alınan round. Bir önceki roundda sadece tek bir Vandal'a, tek bir Voot'un oyununa kaybedilen round. Zaten 10 kill çıkarttı Voot. Hani bu roundda da galiba vurdu ama. Bu roundda vurmadı hayır. Vurmadı mı? Vurmadı. Yani o Ace'den önce 5 kill'i vardı. Yani... Ace harbici. Ceplerimdeki yetmedim iki petrole güvendim. Biz cümleleri Riyad'da değil Lisbon'da bilirdim. Gitmez o dedik, yapmaz o dedik. Söyledik herkese. Fark edemedik, boşa kirlendik Bruno Fernandes'e. İnandık biz sana Ronaldo, ah Ronaldo, nasıl hep nasıl. Biraz Junior, Junior'ı abone etmiş, teşekkür ederim. Nasıl hep nasıl. İnandık biz sana Ronaldo, ah Ronaldo. Çok iyi şarkı. Peki Berk United'ın yükselişe geçmesi Ronaldo gittikten sonra. Ben bunu söyledim yayınlarda. Gidin o tarihe bakın yani. Harbiden söyledi hatırlıyorum. Taktik ama klip almadı. Alınan bir teknik duraklatma. Bakalım büyük ihtimalle... Video linki atar mısın? Ah Ronaldo yaz çıkıyor zaten. Biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Günün ilk serisindeyiz. Teknik kendi Esa'dan geldi bir bence. Icebox haritasında bir hezimet yaşadı Fenerbahçe Espor. Onu arkada bırakmaya çalıştılar Heaven haritasında. Aslında iyi bir başlangıç yakalamışlardı. Ama ardından üst üste verilen açıklar, o açıklıkları çok iyi değerlendiren farklar. Ah Ronaldo. Bireysel performansları da içine koydu. Lan nasıl hem nasıl. Önceki round farkını... Çok iyi yapmışlar ya. ...indirmeyi başardılar. Şimdi 6-4. Fenerbahçe Espor için, seri için uzatmaya götürmek istiyorlarsa, split'e götürmek istiyorlarsa ellerinde ne kaldıysa artık ortaya koymak zorundalar. Dediğimiz gibi günün ikinci serisinde de Thunderbolt Gaming'le birlikte Parla Espor'u izleyeceğiz. Dün Galatasaray Espor'a karşı bir mağlubiyeti almıştı. Thunderbolt Gaming. YouTube'dan geri sar Ace'e bakalım diyor. YouTube'da da gitmedi mi yayın zaten? Gitti ya. YouTube'da da gitti ya. YouTube'da da. İki tarafta da gitti. Ortaya koyacaklar. Ve Dijital Athletics'i de izleme fırsatımız var. Bak burada 7 küfür. Aynen maçlarını görmemiştik. O zaman bir anda Aston Villa Arsenal maçı mı ya? Çok bence o. Ya Allah'ım. Bu ara hiç takip edemiyorum yani. Yakın geçmesini beklediğim bir seri. Yakın iki takım. Neyse. Ve iki takım da aslında yeni kuruldu. Yeni beraber oynamaya başladılar ve bir şekilde tempo yakalamaya çalışıyorlardı. O tempoyu da yakalamaya başladılar aslında. O yüzden değerli oyuncuların olduğu, daha yeni yeni kendini bulmaya çalışan iki takımın karşılaşması olacak. Tabi burada teknik molanın... Eyvah Mesut 10 dakikada sapladı ya. Fenerbahçe. Ne yaptı lan ya, ne yaptı o? Ama 4-3 biten maçta ya. Bir türlü koparacak hamleyi yapamadı. Fireflux da 3-2'den comeback attı. Şu an için karşılık vermeye... Ne? Lig maçı değil mi? Aynen lig maçı. Silahsız peki Neymar'ın yine sakatlanması. Neymar'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Dalga dümenle ya. Poker'e ya da CS'ye kayacak gibi şey Neymar. Aynı ulan Hero Neymar. Oyun. Hero Van'dan gelmeli. Yani deneyecek. En azından deneyecek gelmeli. Bunu ama ne kadar mümkün bilmiyorum. Wood tarafında da bir operatör var tabi. Round özelinde. Ultileri bir yandan kontrol etmek istiyorum. Padişah'ın bir orba ultisi gelecek.
Aynı zamanda Sasuke'nin de iki orba ultisi gelecek. Wood tarafında ulti mevcut. For Woodanet tarafında. Harbi ya, Neymar'ın bir tane şey Stan'le alakalı meme vardı lan Berk. Neydi o? Onu bulursam atlatayım. Sasuke çok cömert ya. Biz sobaların ultilerini sürekli tecrit kırmak için sürekli bekletiyoruz. Twitch yorumu neydi? Onu mu diyorsun? Çok fazla kullanılmayan, daha doğrusu çok fazla eskilerde kullanılmayan bir ulti olarak değerlendiriyordu insanlar. Sasuke hiç öyle değil. Sasuke trade almak için bile kullanıyor. Sasuke hakikaten iyi oynuyor Sova'yı ya. Yani. Ama kariyerinin başından beri tabii. Sova ağırlıklı gördük onu. Oldu, kablama çıktı. Bu kadar hakim olması, bu kadar çok iyi yönlendirmesi normal. Çok iyi ya. Tam bir initiator, tam. Çoğu oyuncu zaten değiştirdi. Yani ajan değiştirdi ama Sova'nın düşüş yaşadığı dönemde bile Sasuke'den bol bol Sova görüyorduk biz. Burada Fenerbahçe Spor... Haydi çocuklar, yine Eko, bir A pressure pressure yok mu? Aramayalım mı? Eyvah, kuş geliyor. Çok iyi move attı bu arada. Harbiden iyi move attı. O kadar dojladı. Rakiplerinin yakında olduğunu belli edecek. İpot sıkıntı. Hamle bekliyor şu anda Fenerbahçe Spor Fireflux'tan. Next level ultilerimiz geliyor. Fireflux'ın da bu hamleyi yapmak gibi bir niyeti yok şu an için. Extractive. Ama farkındalar galiba. Tabii ihtimal dahilin ne derken lan be oğlum ya. Flash timing'i mi olmadı, sonrasında mı atıldı? Ne oldu? Oğlum ne yapıyoruz arkadaşlar? Pottan da gelen skor var. Bir bu da net skoru da. Facia oldu burası. Belliydi ama buranın olmadı, çok kalabalık olduğu. Vellas'ı da düşüren Padişah olacak. Ayy, bıçak geldi. Bıçak tabii herhangi bir ses duymuyor. Padişah ayıp ettin. Oyuncu adamlar midi bize zarar etti ya. Oğlum diyorum bak şu A'ya bir yalandan bir pressure pressure smoke. Redmet. Önce Wood'dan izledik, şimdi Ipot'tan izliyoruz. Yani pencere tarafına kendisi o kadar arkadaşlar. Anlaki oldu ya. Sıkıntılı aslında bir poster. Bitin oğlum, hadi acıma şuna ya. İlk tabii nasibini alan yetişecekti sanırım. Ardından onun trade'ini almaya çalıştı Wood. Ama... onun atışı kaçıyor ve i̇şte sonrasında bir orada Hakan'ın flash'ı kill'den önce hani kill'le beraber mi geldi yoksa flash'la mı pikleyecekti acaba? Artık. İlk yarı önde kapatmayı garantiledi Fenerbahçe Spor ve görmedim. Bakalım 7-4, bunun üzerine bir 8. roundu koyabilirler mi? Tekrar onları ateşleyecek, tekrar sonra keyiflerini rahatlık yerine getirecek bir roundu geride bıraktılar ve maç alacağız, o bıçağın intikamı da alınacak. Rahat kalın. Ultisiyle oynamaya çalışacak Wood. Diğer tarafta ultiler, Sasuke'nin o bahsettiğimiz ultisi açık. Bakalım merdiven tarafı acayip kalabalık bu arada. Oradan girilmesi bile çok büyük bir tedirginlik dedemin yaratacak ki var. Wood hiç zorlamadı. Hemen tekrar J-Long'dan dönecek. Yine bir B oyunu gelir gibi Fireflux'tan. Yani B'de istediğini alan bir Fireflux bundan önce şimdi çok daha farklı bir senaryo, okudular, çok daha farklı bir savunmayla karşılaşacak. Fenerbahçe yani okudu. 4 oyuncu nasıl bir setup oğlum? İzin vermeyebilirler. Anlamadım ama setup'ı okudular ama. Ultisi açılmış. Evet. Dedem nereye dedem? Gibi güzel ona o lan, herkes seklendi. Tamam, linki aldık, güzel, çok iyi move, çok iyi move, çok iyi move. Ama 5'e 5 bir retake. Bakalım nasıl olacak hemen. Nereye kurduk? Link'e kurduk değil mi? Tecritle birlikte bu retake'i hızlandırmak istiyorlar orada. Onun link'e kurmuşuzdur. Evet, bende de gözükmüyor. İyi gözükmüyor radar, alo. Bu bıçağı çok değerli takımı için. A link'e kurmuşuzlar. Evet, A link'e kurmuşuzlar. Oğlum Hakan yine kaybettik ya. Lurk'a yıktılar. Karşı karşıya gidecekler. Burada helal olalım. Geldi ama yere kadar gidecek. Ozip hatta play gidebilir. Ozip çözüyor lan, çözüyor lan. Çözüyor lan. Denemediler nedense ateş etmeyi. 8-4. Kazanan Berlin mi şefim? Kazanan Berlin mi şefim? Bunu kazanan Berlin'e. Dediler herhalde, bilmiyorum. Yani çözülmediğini düşündüler belki ama 8-4 ile birlikte ilk yarının sonu geliyor. Yani böyle bir ninja ile yarıyı kapatan... Bizimkiler T hızı geçmek mi istedi acaba? Bunları sizle yeneriz diye. Şu anda Heaven haritasında savunmada başladıkları ilk yarıyı... Pot çok oyaladı onları gayet aldı güzel bence. Bir skorla kapattılar. Heaven'da da... Pot Allah'tan ilk map'te onu oynamış ya. Alınınca... çok kıymetli, çok değerli bir skor. Şimdi işin zor tarafı artık Fireflux'da. Sıra onlar... Tabii şimdi speedrun yapacağız onlara. Pistol tabii, önemli şu an. Yani ipot, aşırı önemli pistol. Wood'un yaptığı hamlenin üzerine aynısını yapıyor. CRH mı geliyor? Çok çok zor bir roundda tekrar Fenerbahçe Espor'u bırakın 6-6 berabere bitmeyi. 8-4 şimdi C'den açılan oyuncular var. Uzak eyvah mesafeden Ipot'tan bir entry daha. Ama çok fazla olmaz, hasar almıştı. Sıkışan oyuncunun üzerine eyvah gidecekler. Distracting neler çıkartabilir? Çok iyi lan Metin. Vernas onun da trade'ini almış. Muazzam Metin bir şans da Vernas. O bıçağı atmayacaklardı. Şimdi tekrar site'e geriye doğru çekilecek bir one way smoke var. Fenerbahçe Espor
İki oyuncusunu kaybettikten sonra tekrar bir frene bastılar. Yani bu C'den dönmeyecek gibi ama yani Verlas'ın da dikkatli olması lazım. Verlas'ın iki yeteneği duruyor bu arada. Paranoya ile birlikte üzerine izliyorlar. Verlas sarsmasını kullandı. Üzerine flash kullanacak ama padişah yakaladı burada. Sasuke yakında belki alır. Ama kullanılan Smoko'nun yardıma gitmesini engelliyor şu an için. Sasuke bir kez şoku kullanacak. Vozip bırakmak zorunda kalıyor Spike'ı. Şimdi keşif oku ile birlikte iyice darlamaya çalışıyor Sasuke ama karşılığında Vosip iki tane mermi yollayacak. Aldı. 1'e 2 duruma yetirdi. Yetirecek. Taradin var. Longo koydum çözsün ya. İşi zor, o yüzden vurdun. Silah değiştirmek isteyecektir burada. Kurduktan sonra. Taradin'de CT'nin duruyor şu anda. Yetüce'in yakına gelecek. Güzel. Kullanılan bir çıktın sola burst, sağa döndü flick. Spike kurmaya çalışan bir oyuncu var. Yetüce'yi durumu farkında iyi. Formda net. Y2J'yi düşürüp round'u kazanıyor Fenerbahçe. 9-4'e getiriyor durumu. Dedem harbiden iyi pressure veriyor da. Çok iyi bir setup. Çok güvenli bir setup. Ah Ronaldo. Yoktu. Plant sesini duyduğu anda hemen dikkatini ona veriyor ama tabii arkada trade almak için, arkadaşının en azından trade'ini almak için bekleyen bir tane daha oyuncu vardı. Hata yok Fenerbahçe spor için. Pistol sesim fazla. Artık önemli bir avantaj elde ettiler. 10. round'u hanelerine yazdırmak için rahat bir pozisyondalar bu round içerisinde. Neyse. Diğer tarafta Five Block savunması. O entry vermişler. E-Pod. Yine bir entry ama bu sefer Wood üzerinde. Ama yani. Mert yani böyle bir. Sadece pistoller var. Böyle shoulder atmazdın be oğlum yani sen. O da geriye dönecek ama yani. 11 olursa bir pause gelir. Olayın tamamı adı dönecek birazdan. Getüceğin. Buradan kill. Çok iyi lan. Gerekiyor. Bravo. Bir taneyi bulmuş. Ve hemen pozisyonu terk edecek. Bu arada içeri sarkan oyuncu. Merlas vurdu bir tane. Ah. İçeriyi de rahat bir şekilde temizlediler. Ne vardı oraya da bak derler olsun. Oyuncu Fenerbahçe spor saniye saniye o 10. round'a gidiyor. Bakalım koşarak çıksana ya, tarayarak. Bu full buy round'u geçirecekler. Aha. Bunu konuşmak için. Yapar. Ah lan. Taktik duraklatma değerlendirilebilir. Son kill çıkarttığın isim padişah. Sadece bir oyuncu kaybı, yine entry geliyor. Pause. Yalnız ipotla birlikte biraz Wout'un da gerek hani o çekişmesini yani çok daha sık bir şekilde göreceğiz galiba. Yani özellikle savunmada tabii. Bizimkiler bilerek veriyorsa operatör ulaşabilirse Wout operatör almak yok isteyecek diye tahmin ediyorum ama oraya daha çok yol var sanki. Diğer taraftan ipot bu round'u ultiyle oynayacak. Yani çok büyük lüks açıkçası bonus round'u ultiyle oynayabilmek. Onu söylemek lazım. Çok fazla skor buldu. Burada ulti aktif edilecektir. Sasuke keşfokunu kullanıyor. Yakına gelen oyuncular var. Wout'un farkına varmayabilir. Wout çok tehlikeli pozisyonda. Bıçaklarla birlikte skoru buldu Wout. Dash'le birlikte uzaklaşmaya çalışacak. Bir de zıpladı ama padişahın önüne düştü. Padişah ikinci. Nice Metin. Nice Metin. Metin helal oldu. Verlas 3'ü arayacak ama. Vozip'ten gelen güzel güzel. 2v2. Bir plant'te move atmamız lazım. Hızlı move atmamız lazım. Ben olsam çıkmıştım her ay. Spike kurulurken bir hamle gelmedi UTJ'den. Çok iyi flash. Dash. Nice oğlum. Flash geliyor. Flash sonrası. Bravo çocuklar. Hadi döndü. Kendi flash'ı da düşürüyor. İki oyuncuyla birlikte. Bu round'u kazandı Fireflux ama hasar çok fazla. Çok fazla. Yerden alınan silahlar en azından o hasarı minimize etmek için önemli bir faktör. Hala aradaki 5 round farkı söylemek lazım. Fireflux ekibi özellikle Fenerbahçe Espor ipotla birlikte çok agresif bir oyun oynamışlardı. İkili bir setup vardı. Site'da girişte onları bekleyen ve o isim Wood. Y2J'yi de tabii ki Fenerbahçe'yi tanıyorsan buradan oynuyorum. Round sonunda son oyunculara karşı özellikle spam bölgesinden gelirken iyi bir zamanlama yakalayamayabilirdi. Hakan ama hem Y2J hem de takım arkadaşları. Hakan'ı ayıktılar ya, hep bir adamlar lurke falan duvarlara basıp Hakan'ı vuruyorlar. Parası var Fenerbahçe Espor'un. Biraz canları yanmıştı Long'dan. Yalnız Sasuke'nin o piki biraz tedirginlik veren bir pik. Oradan çok fazla kill çıktığında izlemiştik. İki taraf da One Base Mokta'da 8-4'ten comeback yemiş. Şimdi Fireflux'ın sık sık B'ye yıktığı oyunların benzerinden... Böyle bir istatistik mevcut diyorsun.
Fenerbahçe e-spor yapmaya çalışacak. Yetecek. Kijo yetenekleriyle birlikte bekliyor. Kolay olmayabilir yüksek. Buradan giriş ipot. Arda işini açtı. İçeride kutunun üzerine çıkacak. Bakın. Güzel mi Eray? İpot. Gelen yardımı kesti. Bir de site. Çok iyi oğlum Eray. Vurdun lan Eray. Vurdun oğlum Eray. Çok iyi backup. Lan flash. Lan var ya. Balay öte. Yetecek'den ikinci kill. Çok kritik. Durum 2-2'ye geldi. Hemen dönüyorlar garaja. Biliyoruz, sakin belli. Ultimiz var. Ay ultimiz var. Padişah. Ayıyız burada değil mi? Padişah. Çok dikkatsiziz. Çok dikkatsiziz. Bir anda 2'ye değiliyor durum Sasuke için. Hadi yaparsın. Clutch zamanı ama 45 canla bu clutch'ı yapmak. Hiç skin'in olur mu peki Ufuk'un? İzle. Tecriti. İzle. Nasıl kullanılıyor? Yani bu round artık sanki son erdi. Sasuke'nin yapabileceği pek bir şey yok. Sasuke geri çekilmek zorunda. Bence silah koruması lazım. Bu dakikadan sonra Sasuke'nin çok fazla süresi kalmadı. O da öyle yapacak gibi duruyor. İlerlemeye çalışıyor ama süre yok. Let him cook. En azından hasar vermeye çalışacak sanki burada. Shock Oku kullanıldı. Bir de Cash Walker görecek. Rakiplerini görecek belki ama Sasuke'nin istiyor. Pek bir şansı kalmadı burada. Gözde geliyor. Sasuke buradan geri çekilecek. Ve Fenerbahçe Espor 11. roundunu kazanıyor bu şekilde. Şimdi Fenerbahçe Espor'un şunu göstermesi lazım. 11'i de buldular. Ve artık o harita kapatıcı direnişi göstermek zorundalar. O oyunu ortaya koymak zorundalar. Hata yapmadan. Orada öngörde Fener'in oranı 11.39'du. Çok çok 11.39. Önemli bir sınav. Fireflux gibi bir takıma karşı. Kim basmış? 50k basmış. Onların tercih ettiği haritada mükemmel bir oyun ortaya koyuyor Fenerbahçe Espor. Kendileri de iyi oynadığı bir harita bu arada Heaven. Ama kaldı son iki adım. Belki de en zor iki round. Önde olsa Fenerbahçe gayet iyi oynadı ya yani burayı. Çok güzel reaksiyonlara gösterdi yani map'i. Bizden daha hızlı oynadılar. Bakalım daha doğru kararlarla. Fenerbahçe Espor adına onlar round'un başında kalabalık bir şekilde C'ye geldiler. A tarafından çıkan iki tane oyuncu var. Yani Fireflux oyununu şu anda A'da okumaya çalışıyorlar ama tamamen tersi C'de verilen bir bomboş site ve çok rahat giren Fenerbahçe Espor. Mesela bak. Arkadan gelecek oyuncuları yakalaması lazım Padişah'ın. Muhakkak düşse bile bir tane kill çıkartabilir. Bu arada infoyu da yakalayabilir. Ne oluyor oğlum? Breach ultisi geldi buraya doğru. Üzerine doğru gidecekler. Vozip site'da bulmuş. Padişah zorluyor. Kendisi spam bölgesindeydi. İyi ulti aldık. Yeri belli oldu. Vozip'in desteği hala devam ediyor. Açıkta yakalayabilir. Wood iki oyuncu arasında kaldı. Padişah o kill'i çıkartıyor. Sasuke trade'ini aldı ama birçok şey için belki de çok geç olabilir. Buradan nasıl retake olacak? Yani 4'e 3 bir durum var. Hood'da bir hata var. Ona 4'e etmesi izleyiciler. Mykos skoru bulmayı başarıyor. İki oyuncuyla birlikte deneyecekler. Verlas tek başına kaldı. Çok iyi. Yapabileceği hiçbir şey yok. Nasıl değil, nasıl? Bir round daha kazanıyor. Bu hamlesiyle birlikte. Tek sıkıntılı Team Merkin. Dol tarafından bakmaya çalışıyoruz. Kerem. O zaman kaleye gidiyoruz ha. Gibi üçüncü haritaya gideceğiz. Split'e gideceğiz gibi duruyor. Fenerbahçe Espor. Bu kadrolu ilk split. Avantajlı olan taraf. Padişah. Çok iyi oyun. Padişah. Padişah'tan gerçekten çok iyi oyun. Diğer taraftan Wood da fena bir harita geçirmiyor. Bıçaklar çok istediği gibi olmasa da genel anlamda iyi bir performans izliyoruz. İpot burayı da eşle ilerlemek istedi. Ben Sasuke tarafından kırılıyor göz. Tek oyuncuyu Padişah'a terste bıraktılar. Padişah! İkinci skoru da buldu. Artık haritanın sonuna doğru ilerliyoruz gibi. İlk haritada net bir üstünlüğü vardı Fireflux'ın, ikinci haritada net bir üstünlükle sonuçlanacak gibi duruyor 3'e 5 durumda. Erhan üçüncüyü yayınlar. Eyvallah Erhan'ım. Burada tecritle birlikte. Üçüncüyemiz kutlusu, teşekkür ederim. İpot geri çekilecek, yakındaki oyuncuların farkındalar. Sasuke'den bir karbon var ama İpot iki tane skoru buldu. Verlas üzerine gitmeye çalışıyor rakibinin. Verlas bu skoru buldu. Ve 2'ye 1 durumda bir şansı var ama elindeki silah o şansı yaratmak için pek uygun değil. Atlan bir tane. Aha! Aha! Ya Metin bak buradan çevirtirtirsen eğer maçı. Süre yok gibi. Yo var gibi, var gibi. Süre var, süre var dayı. Ya padişahın da canı çok azdı. Dikkat etmeleri gerekiyordu ama. O bıçağın aldın oğlum hadi. Peak'te çok yakın yakalanlar, evet. Net bir süre varmış bu arada. Ya gruptan ne oluyor ya? Muazzam bir clutch performansı. Çok geç gelen bir round. Juno'yu fırçaladım işte. Rakip 12'yi bulmuşken şimdi 6 round üstünde bak, kazanmak bak işte hemen, var. Hemen. Bıraktığım ama gibi. Ki, ne diyor? Belki de devam ediyormuş, yalnız bıraktığımızda hiç update'leyip gaza getirmiyor olmaz. Doğru diyor.
Alper Prime abone olmuş, hoş geldin Arada, teşekkürler. Nerede Cüneyt'in Prime var? 12'nin de rahatlığı Prime vardır. Prime vardır. Yarın maçları var, bizi de amına koyayım, bırak. Bizim maçı bile izliyor olabilirler şu anda. Üstünde takım kimliğinde Fireflux. Ve şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir erken sova ultisi Sasuke'nin elinde. Soru severiz ya. Padişahın üzerinde biraz hasar bırakıldı. B'ye bu arada... Çok iyi lan. Çok güzel ulti dedem. Oğlum hood yok. Saatler kapatılıyor, subotlarla birlikte evet, Sasuke'nin yoktan çıkacak içeriye doğru kuşlamaya çalışıyordu. İpon geriye doğru çekildi. Site'ı terk etti şu anda. Fenerbahçe Espor çok... Closer birinci tıklamış, bir sene olmuş. Aman aman yayınlardaymış, teşekkürler. Çok iyi arkadaşlar. Pivot Labs 3. ay, teşekkür ederim. Onel 22. lük demiş. Teşekkür ederim abi. Kaçalım. Burada tek yine mevcut. Sasuke'den gelen. B tarafında forward'a net sarkmaya çalışıyor. Onu fark edecekler. Bu da net skoru. Çok iyi flash. Uzaklaşmaya çalışacak. Güzel bir noktaya tp attı ama orada. Taret tarafından görülüyor Wood. Ulti ile birlikte. İlk skoru buldu. İki çok iyi lan Mert. Geldi. Aha geldi. Ne yapıyorsun? Bu da net. Oh bala. Adam. Yapabilecek çok bir şey yok. Wood bıçaklarla çok istediğini bulamadı demişti. Bu round bıçakların roundu oldu. Güzel güzel. Cüneyt'im hoş geldin. Evet. Skorunu buluyor. 17 hemen fırçalayın birbirinizi. 5 tane daha harita puanı Fenerbahçe Espor için geçerli. Bak devam ediyor musun şuna bak? Kanka ben 4. hafta 2. günde bırakmak durumunda kaldım. Haritayı bitirmeye çalışıyor. Ama ediyorum hala. Tamam ben de başlayacağım geri ya. Benim de biliyorsun bilek sakatlığı şınav çekerken zor oluyordu. O yüzden squat'a devam ettim. Yalnız squat'ı saldım ya. Yarın FF'le maçım var bu arada. Evet biliyorum, birinciyim. Ne diyorsun maça? İzliyorsun şu anda büyük ihtimal. Ya izlemedim, şimdi gördüm. Direkt olarak Alo bir tarafında yetenekler kullanıldı, kontrolü vermemek adına. Bir akşam senden mini kritik yapmadık mı? Sizi bir akşam bir zehirliyim ama bakayım maçların önce. Round'a ihtiyacı var uzatmalara götürebilmek için haritayı. Hikmet neydi? Çeceli Icebox. Spor yine kontrollü yine. Güzel. 13-2 bin FF. Yavaş bir oyunda birlikte. 13-2. Cüneyt'im hani ayaktırayım da. Ya ben de Icebox seçmeyi düşünüyordum. İşte padişahın spor. 13-2 yani. Başladığı round. Bütün konuşan İstanbul Whitecast'in IGR'si ATX arkadaşlar. Yarın 3.30'da roundlardan bir tanesiydi. Şimdi tekrar kalabalık maçımız var onlara karşı. Tekrar bekliyor padişah. Çok iyi oğlum. Çok iyi, görüyor musun? Pikleri mikleri Cüneyt. Padişah yalnız. Fenerbahçe Espor'un artık. Alakalı 3 aşağı. Gözün korksun. Rahat bir şekilde girdiler. Çok fazla yetenek de harcanmadı. Hemen yanını kapatan bir tane smoke gelmiş. Bu arada Ipot daha ne kadar zorlayacaklar. Sasuke bir önceki roundda B savunmasında çok iyi işler çıkartmıştı. Şimdi bir görüş oku üzerine gelecek bir sarsma olacak. Sasuke plant engelledi. Hop yakaladın mı şok okunu? Plant tekrar kurulmaya çalışıyor. Zınk. İçeride nerede olduğunu tahmin ediyorum. Direkt adresi teslim. Bak zınk. Dash. Flash. Trade. Kan. Vahşet. 3'e 3. Çok iyi. 3'e 3'e 2. Bir flashla birlikte kendisi oynamaya çalışacaktı ama hala smol içerisinde nice oğlum. Bir anda o kili buluyor. Bu kadar. Evet, gördüğün gibi. Retake. Geldi. Yakaladılar. Dediğin gibi sadece 4 round kaldı. İşte buralardan yakalarsa Fireflux ekibi roundları haritayı çevirebilir. Fenerbahçe Espor'un hata yapma lüksü yok. Acilen... Ulaç yalnız dönerse Metin'e yazar. Her şeyi kullanıp bunun içerisinde mola da olabilir. Bunun içerisinde ne varsa... FB, Umut. Haritayı kapatmak zorundalar. Fireflux gösteriyor kendini. Yani çok doğru noktada alındı bu duraklatma. Bir operatör tercihi var bu arada Wood. Tarafından gelen. Wood operatörle birlikte bakalım rakiplerini ne kadar sıkıştırabilecek. Distractive mi entry almıştı padişah üzerinden? C'den 3 oyuncu açılmışlardı. Evet, galiba Distractive. Olabilir. Çok zor bir kill'di bu arada. Fireflux'da Wood için tekrardan öne çıkma zamanı bence. Evet. Hatırlıyorsan geri dönüşün başladı. Daha doğrusu ilk yarıda bir ışıltının başladığı yer Wood'un ace'i olmuştu. Aldığı ace olmuştu tek Vandal'la birlikte. Burada da operatörle birlikte fark yaratmak zorunda sanki Wood.
Hata şansı kalmadı. Net bir satın alma olacak. Bence çok doğru noktada aldı Koç Omid. Bu duraklatmayı. Burada çünkü kaybetmeleri halinde tekrardan bir eko durumu olacak ve bir anda 12-10'u görme şansı olacak. Fireflux'ın. Kritik bir round Fenerbahçespor için başlıyor. Burada bitirmek istiyor Fenerbahçespor. Padişah yine takımdan biraz daha ayrı oynuyor olacak. Çok kalabalık. A lobi tarafına kullanılan yetenekler Wood operatörle birlikte önemli. Ne maçları var? A lobiye girmekten vazgeçiyorlar. 3 oyuncusu vardı A lobide. Operatör de buradaydı. Operatörden uzağa gitmek, gidebilmek daha doğrusu Fenerbahçe için büyük lütuf. Bunu söyleyelim. Forward'a net. Pencereye kullanılan bir smoke. Padişah da line-up bekletiyor. Site arkasına doğru. Ve hemen C tarafına hücum gerçekleşecek sanki. İki oyuncusuyla birlikte C içerisinde rakiplerini bekliyorlar. Wood'u tek başına aldığında operatörle birlikte rahat edecektir o. İnce bir açıdan kontrol ediyor zaten. Kullanılan smoke var. Biraz fake. Ultimiz de var. Oğlum ultiyi göstermiyor yukarıda. Ha, yeni gelmiş. İnanılmaz hissediliyor. Evet. Her oyuncu çok temkinli, çok dikkatli. Güzel. Respit yaparlarsa ultimiz var. Aldılar infomuz var. Wood'un operatörü şu anda rakiplerini bekliyor. Ah! İşte birlikte Wood'un rakibi. Şimdi deşi aktif edildi ama orada operatör olduğunu fark edince hemen oyunu hemen saldılar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Metin koy oğlum ultiyi. Metin. Koy oğlum ultiyi. Metin. Allah. E2J bu skoru buldu. İpot'tan gelen de ipot. Orada paranoya geldi. Nerede oğlum deprem? Geldi. İpot. E2J'yi bitirmeyi başardı. Destructive. Burada takım arkadaşının ultisiyle birlikte skoru buluyor. Ultiden etkilenen oyuncular geri çekilmek zorunda. Nice. 11 saniye kala hamle şansı yok. Fenerbahçe Spor bir round daha kaybediyor böylelikle. Vur oğlum Metin. At flaşı. At flaşını koş. Korant göreceğiz şimdi Fenerbahçe Spor'dan. Bu size yarın böyle koşacağız Cüneyt. Böyle geleceğiz. Anlatamam. İnanılmaz iyi okudu bu arada. Fireflux ekibi. Yani Yetuje'yi de tebrik etmek lazım. Aslında Ipot orada Yetuje'yi yakaladı ama arkadaşından gelen bir trade. İlk giren oyuncuyu yakalaması çok kritikti. Bir de garip bir pozisyon yaşandı. Wood long tarafında ilk temasta sanırım mouse yani herhangi bir atış yapmadan oradan çekilmek zorunda kaldı. Mouse da çok farklı bir yerdeydi. Entry verebilirdi. Split ya. Ama roundu kazanan ve bütün... Siz banlarsınız split. Belki de belli olmaz. Allah Allah. Allah Allah. Potansiyel önümüzdeki roundlarda olabilir. Fireflux için çok hızlı bir C'ye girdiler. Bak C'ye girdiler. Hakan'a bak. Yılan. İzle Hakan'a. Bir. Bir. Vernas. Vernas'tan gelen yardım hala 2-2. Yerden alınan silahlar var. Ipot'la birlikte Wood'a net. Şimdi merdivenden gelecek oyuncular. Sasuke ile birlikte Wood en tehlikeli iki oyuncusu. İki tarafında. Sasuke'nin birlikte iki oyuncunun nerede olduğunu çok net bir şekilde izleyin. Önce bir şok okuyla birlikte yakın kontağı arayacaklar. Ipot, Smoke'un yanından ilk atışta başarılı değil. İkincisi de kaçtı. Wood, onun da atışı kaçıyor. Çok kritik. Ah be. Güzeldi güzel. Ben ne zaman böyle konuşsam editlerim düşüyor amına koyayım. Neyse BBR maçına da böyle konuşmuştum yenmişlerdi. Son anda gelen çok hızlı bir C oyun kararı. Ve Fireflux ekibi... Of. Neyse Cüneyt'im al istediğin oldu. Mağlup oluyorlar evet, gerçekten evet. Distractive. Split görelim. Bayağıdır görmüyoruz FF Split'i. Parantez açmak lazım Fenerbahçe Spor için yani. Benim de en sevdiğim map. Salih abinin değil galiba. Fireflux için tekrar ateşleyici bir güç olacaktı. Ama Ipot çıktı aynısını ben de yaparım. Yani Destructive'in pozisyonu çok kritik. Çok iyiydi be görüyor musun bunları? Wood. Çok net bir pozisyonda. Satalım size istiyorsanız. 3 milyon. Ben bilmem. Uzatmaya o işlere ben bakmıyorum. 2 round daha kazanarak ama. Burada iyi bir satın alımı olmamasına rağmen Destructive düşürülünce. Bir anda 2-2'ye gelince silahlarla birlikte. Round geliyor. Destructive çok üzülecektir ya. O oyuncuları düşüremediği için o pozisyonda bak, son pozisyonda performansını nasıl stabilleştirebilir ya? Ne diyorsun gerçekten? Çok kritik. Kanka bununla alakalı bir tane makarnacı mı, noodle'cı mı ne vardı? Çin'de mi, Japonya'da mı ne? Bir tane böyle metro istasyonunun altındaki bir tane yaşlı bir adam. Ya da kadın. Kanka eleman her gün aynı saatte uyanıp her gün aynı mesafeyi yürüyüp aynı yerden su alıp aynı işte hasatı toplayıp yıllarca aynı tadı korumayı başarıyor.
Ama yani bu yine hep bildiğimiz yıllarca yaptığımız rutinden geliyor. Ne yapıyorduk işte aim mod bilmem ne. CS değil ki işte ama oyun yani. Sabir olmak çok zor. İhtimaller olasılıklar çok fazla. Ya. Rutin çok önemli abi. Rutin her şeyde çok önemli. Hayattaki başarınızı da. Gelecek videomun konu başlığı şu arkadaşlar. Videoda söylüyorum bunu. Bir tane söz var. İngilizcesi, Türkçesini söyleyeyim direkt. Şey diyor, başarı günlük yaptığınız rutinlerin aynadaki yansımasıdır diyor. Yani hakikaten de öyle mesela. Bir dönüp baktığınız zaman benim şu anda burada olmamın sebebi küçüklüğümden beri sürekli CS oynuyor olmam. Ya da işte ne yapıyorsanız, şu anda olduğunuz durumda ne yapıyor... Hangi durumdaysanız daha öncesi ne yaptığınız da buradasınız yani. O yüzden rutin, zaman ayırma çok önemli. Oyraz ikinci ayını kutlamış. İkinci ayımız kutlu olsun. Teşekkürler. Ben şansa inanmam. Başarı ne zevk yolu rutinlerdir. Aynen öyle. Practice, practice, practice. Ben şimdi bir tuvalete gidiyorum. Bu süre zarfında Cüneyt size unutamadığı e-spor anlarını ve vazgeçilmez rutinlerini anlatacak. Arkadaşlar hiç rutinim yok. Bir gün uyanıyorum. Çok kötü. Bir gün uyanıyorum. Tuz veriyorlar bak. Mesela bugün. Günlerdir kötüydüm. Bugün bir kalktım 28'e 9. 26 diye oldu. Evet arkadaşlar siz Cüneyt gibi olmayın. Bundan sonra uyku düzenimi düzeltiyorum. Her gün aynı saatte kalkıyorum. Berk'le yaptığımız şınav programı veya squat programını yapıyorum. Antrenmanıma gidiyorum. Her maç 30. Akumi'de askere gitmedim ben. Askere gitmiyorum. Savaşa karşıyım. Yarın da 30 vuracak mısın? Bir 20 vururum diye düşünüyorum. Brave nasıl bir oyuncu? Brave akıllı ve aim'i iyi bir oyuncu. CS'ye ne zaman geçeceğim? Şu işler bir bitsin. Oradan hemen CS. Savaşa karşıysan adam vurma. Ben smoke'larımı düşerim. Adamları savaş yanlıları vursun. Kısmetse olur belki gelir mi? Gelmez ya. Zaten zorla yaptırdılar. FF'i ve beni tutuyorsun. O zaman yarın zor bir gün seni bekliyor. Wood'a ne diyorum? Wood fena oyuncu. Tehlikeli. Takımda İngilizce sorunu var mı? Yani her yerde olabileceği kadar var tabii ki. Hiçbir şey ana dilin gibi olmuyor hiçbir zaman. Ben diyeceğim ben İstanbul Wildcats takımında IGL ve Smoke oyuncusuyum. Valorant. Juzwolf. Yabancılar bence ne olduğunu anlamadı da videoda. Kısmetse olur videosundan aynen. Sınav programı. Ha sınav programı. 100 push-up yaz Google'a Reaper. Oradan bulabilirsin. 100 şınav yani 100 push-up. Mini aynı takılıyor. Çok zor cevapladım ya. Yayıncılık çok zormuş. Berk neredesin? Tekse soruyorsun takım içinde İngilizce konuşulduğu için sıkıntı olmuyor mu? Yani olması gerektiği kadar oluyor diyebilirim. Yani Türkçe kadar iyi olmuyor hiçbir zaman ama yine de üstesinden geldik. İnternetim gitti. Ah Ronaldo. Nasıl kahvemi unutmuşum alıp geliyorum. İşte size. Karşınızda bak kimi getirdi. O geldi. Size. Aha. O geldi. Orospu çocuğu yani ekranlarına alman yüzü. Arkadaşlar. Kursu temimiz. Hoş geldin.
Yapalız ki. Oğlum bir tane koydum monitörü kırarım ha. Sakin ol Oktay. Yayında şimdi sakin Petro Oktay. Vermeye challenge yapacak. Durumu Oktay. Bir tane koydum. Var mı? Discord nerede oğlum? Şu mutluluğa, şu enerjiye, şu Tom Tick diye bir bakın ya şu yanaklara. Tamam monitörü koydum. Alırım monitörü lan. Monitörü mü vuracaksın? Bana şunu çalayım lan şunu. Yalaklara bak. Ya da bunu çalayım lan. Şeyi çalma hayatım. Aldığını aldın bak. Ya chat Allah aşkına ben bunu almayayım mı ya? Direkt böyle sulu götürmeyeyim mi lan? Şşş. Güzel bende. Yok mu ya bir şeyler bir şeyler? Bu arada suluk efsane. Cüneyt'im bunu çalmam lazım. İçiyorum. Vallahi çalmam lazım. Kanka bana da aldırdılar yurt dışından 3 hafta bekledim suluğu. Bir suluk için. Uf, arkadaşlar külahım balktayım ya bu aralar. Biraz straight öncesi son demler. Biraz kilo almamız lazım bu saati çıkartayım. Oktay'a boş geldin. Maça ne diyorsun ya? Yavrum izleyemedim ki ya. 1-1 olmuş ama. Senin takımın. Fenerbahçe. Nasıl oğlum biz? Firefox. Hem Fener'le mefekleyiyoruz. Alamadık da Mertcan'ım. Yaksana hala. Farklı markaların ürünlerini giyiyoruz. Zyrex parçalayacağım sıkıntı yok. Ooo Selin'im ablam. Mapler nasıl geçti ya Metom? Ben İbner'in ekranında hiçbir şey görünmüyor ki. Abi onların... Şu an mesela Berk'in yayına gidiyor mu bir yerlere? Ben yapıntıya bakayım bir. Ha gidiyor. Nasıl yapacağız? Aa ne yaptın lan? Maplere bakayım oğlum. Hayır oğlum. Tamam tamam. Sana üyeler güncellenmiş mi bakayım? Güncellenmemiş. Spike CC atıyorum. Valla Berk'in bütün bilgilerini açarım ya burada. Discord özelini attım Berk. Tamam. Tıklayınca direkt buraya geliyor. Okey. Kötü bir şey var mı burada? Yok. Mertcan'ım best sitesi mi attın bize amına koyayım? Ne attın? Yok abi aşağıda. Valla çıkartır oynarım ha. Şuradan bir oranı var orada. Yavrum ne olmuş yani ilk map? Icebox oy yavandı. Split. Split'ini hiç izlemedim Fireflux'ın. Aynen lig splitler olacak. Ligin ve FF'in ilk split'i. Aynen merak ediyorum kompları. Ya dün koltukta yatırdı bak beni bu kahpe tamam mı? Olayı kes. Şu an Discord'a gitmiyor değil mi bunu? Ben nasıl sizin olduğunuz bölüme geleceğim böyle tamam. Her yerim tutulmuş ya. Allah belamı versin. Vücudumda ağrımayan bir tane yerim yok kanka. Yan yana yatmadınız mı? Yatamadık ki. Benim horlamamı dinletmiş bu kahpe. Evet. Oktay bu ne güzel oluyor ya. Oğlum sanat yapıyorum. Hiç saygınız yok sanatçıya. Yorulmuşum ama Mertcan'ım ya. Tabii yorgun adam. Tüle batıyor cüzdanım. Oğlum Berk kedi gibi ya. Berk de rahat. Mertcan bu kaşar monitörü bilerek mi çevirmiştir sence buraya yoksa böyle mi şu an? Böyle takılmaz herhalde Berk. Hiçbir tahminim yok şu an. Sen yayına bak. Bana sor. Cüneyt'im şimdi bak. Ben Berk'im böyle mi Berk takılıyordu yayında? Aa evet. Böyle ya ayaklarını uzattı yani. Ayaklarını uzatarak. Bu horlayan kişi mi demiş biri? Evet. Horlayan kişi. Ama abi. Şimdi alışmamış götte dondurmuyor ki. Cüneyt bunu nasıl çevireceğiz lan amına koyayım. Kanka o nereye götürürsen oynuyor. Gitmiyor oğlum ama. Kendini tanısana tanımayanlara. Seni tanım. Arkadaşlar ben yaşlanmış eski profesyonel oyuncu. Oyundaki nickim de Japo Watchkes. Şimdilerde iş adamı. Falan filan bir şeyler yani. Tamam oğlum ama olmuyor ki kanka ya. Ayarlayamadım. Hoş değil. Evet Kıbrıs'ta biletini alan siktirip giden bunları havalimanında bırakan. Ama ben sadece monitörü kendime göre ayarladım kanka. Ben de bir kahve koymaya gidiyorum ya. Eski komşucu. Sen o hikayeyi nereden biliyorsun? Anlattın mı oğlum Berk onun? Ananı sikeyim ya. Ne iş yapıyorsun? Kripto ile uğraşıyorum. Selim abi geldi.
Ya senin ağzına sıçarım seninle. Ne lan o hemen? Komşu kızı. Komşu. Aynen Berk'in hesabı çalındı. Japo boş yatırım. Vay 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 vay. Ya muhteşem. Diğer tarafta padişah sürekli ama sürekli roundlarda inanılmaz katkı verdi. Özellikle Berk Can'a ne diyorsun split'e? Ben hiç izlemedim hep split'te. Abi yeni kadro ilk split. Bakalım. Ah Berk geldi. KB'sini getirdim kaşarı. Ne yapayım? Metin bıçaklandı, intikamını alacak ya. Berk sen nasıl oturuyordun lan? Ben biraz bozdum monitörü. Ayarlayamadım mesela. Hiç gerek yok herhalde. Oğlum bir şey çalayım ya. Arkadaşlar Oktay Berk'in dayısı Oktay da benim abim sormayın artık. Şey misin? Sen komşu kız hikayesini anlattın mı yayında? Ne orospuluklarını anlattın Oktay? Orada anlatmışsın. Herkes bir yani. Senin yaptığın orospuluk değil, benim yaptığım mı orospuluk? Horlamamı atıyorsun. Atarım. Gaming House'da nasıl uyuduğumu insanlar canlı yayında gösteriyorsun. Amcık benim nelerim var internet aleminde. İnsanlar seni tanısın yani. İnsanlar beni iyi tanısın. Jin Prime'le abone olmuş, hoş geldin aramıza. 3-1-0-19. ay. Lost Vodcast demiş. 3-15. ay. Oktay abi gelmiş. Skip 10. ay 10 demiş, teşekkürler. Yavrum salaktan başlıyor. Kralı tahtını alalım. Bir de bize ses. Kahveni istediğin gibi mi yavrum? Değil ama teşekkür ederim. Nasıl yani ya? Büyük fark yaratan. 2 dakika 2 döktük yani. Yok be Oktay şerefsizi. O bir kere de bana porno izlerken yakaldım diye bok attı o günden beri, öyle kaldı adam demiş. Ya Drenger abi senin o gününü böyle panik gününü unutamıyorum ya. RIP 13. ay 13 ay olmuş seviyorsun demiş. Eyvallah kanka. Gel Drenger bir şey soracağım Oktay Allah aşkına. Niye şutluyorsun? Şutlamıyorum oğlum, gel otur maçı izleyelim. Drenger'a bir şey soracağım. Biz seninle yaklaşık 4 seneden beri yalandan tanışıyoruz. Mümkün değil açıkçası. Nerede kahve bile içtik. Son haritaya geçerken bakalım göreceğiz. Ne? Ajan tercihleri ne olacak? İnternetten aşk yaşıyoruz. Adam özlemiş seni. Rencan abi. Harbiden özledim ya yani seni. Patlat be, özledim. Terinin kokusunu özledim. Özledim. Oğlum düşüyordum. Sağlam mı bu? Bana sağlam. Bana? Tartışılır yani. Deneyip görelim. Peki. Yapma dur. Sağlam sağlam lan. Taşıyorum. Oğlum. Geldim. Jade oynayacak. Raze almış Ferla Sniper. Daha zayıfım ya Berk'te. Kamera da öyle. Wood'dan Raze var. Raze tabi Split'in... Split'in... Oğlum hayat şişmanlar için zor ha. O yüzden zorbasınız siz. Siz zor değil. Vallahi ben banttayım kardeşim. Hayatımızı güzelleştirenler sizlersiniz. Direncan sen. Hareket ederken kalıyorsunuz ya. Var ki yiyor. Panda gibi böyle. Var ki izliyor olacağız. Bir tarafta çift sentinel diyebiliriz. Cypher'dan da ötürü. Harbiden Oktay, sen de hep maç sorulara denk geliyorsun. Bu orta Berk bizi ne zaman iyi günde çağırdı ki bize bir ihtiyaç varken geldik. Edit çıkartmaya çalışmışlarım. Biliyorsunuz bu ortada ama savunma tarafında sürekli kontrol etmesi gerekecek orayı. Fenerbahçe Espor'un. Bakalım. Kompozisyonlar, farklı oyun tarzları. Hava çok güzel. Hangi takım galip gelecek? Tam bir yürüyüş havası. Biz işimizin başındayız. İşte. Hayat. Ben seni yerine de yürüdüm biraz. Ya Rabbim, onun çok uykum var ya. Ben hiç uyuyamadım ya. Chamber'ı nasıl değerlendirecekler? Sen salona yatırdık, yine de yok yani. Demek ki yeymiş sorun, ben değilmişim. Sensin oğlum, yine duyuyordum yani. Nasıl duyuyorsun salondan burayı ya? 5 tane farkı var aramızda ya. Keşke kaydetseydim yani, keşke yine kaydetseydim. Ya burun bandı vermedin bana kardeşim. Zorla gelip burnuma takmadın mı gece? Zorun kalitelisinden almamız lazım ya. Oyuncular yerlerini aldı, biz de senin son haritasına geçiş yapıyoruz. Bakalım Fenerbahçe'ye kaliteli. Biraz daha sesli oyun ortaya koyacağım. Ya Direnç'e sen horluyor musun? Merakken soruyorum. Bir şey senin kadar değil kanka. Horluyor mu? Atmayı başarmışlardı şimdi. Bakalım Fireflux'un Sasuke'nin aşırı. Benim hastalığıma dalga geçiyorsun hocam. Sakın nasıl yönlendirecek bu? Hadi. Aşırı yapma.
Boot'un elinde bir tane raise var. Destructive. Evet. Yine Omen. Görkem abi kolay gelsin. Padişahı Cypher'da izliyoruz. Wozip yine Chaos'un da for Wooden'et. Evet arkadaşlar Split'te ne oynuyoruz? Abi bir kompa bir bakar mısın? Komp. Komp budur aga. Split kompu budur. Var mı ötesi? Yok da ben göremiyorum. Geçiş yapıyoruz. Onu göremiyorsun. Mid tarafında bekliyormuş. Smoke'la önü kapatılmış. Ona uğradın böyle makara mı var? Çok fazla zorlanacaklar. Yaratmaya çalıştım olmadı. Oraya yaklaşan Fireflux. Onlar da acaba bir oyuncu yerleştirecekler mi yoksa toplu bir dönüş mü? İki tane oyuncu bırakıldı. Yani Spike. Pokemon'u vardı ya. Ben James. Aşağı yolunu ben alıyor. Jesse. Arkaya roket takımı mı? Master Prime'la abone olmuş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Takım arkadaşlarını A'ya doğru yönlendirdiler. Yalnız bu yalnız iyi move var. İnfo var. A'dan açılan ipot. Bu infoyu birazdan arkadaşlarıyla paylaşacağız. Lan Chamber oynuyor. Sasuke ne kadar bir problem yaratabilir? Ne kadar oyalayabilir bilmiyorum. Ama A'daki savunmanın çok dikkatli olması lazım. İki oyuncu birlikte sadece A'da. Onun yerine Astra evet ipot. Bence de. Şimdi Sasuke'yi buldu. Artık saldırı başlıyor ve içeride Wozip Jagger'in iki tane kin çok ekstra. Hala ben de burada Astra'cıyım bu arada ya. Hala herkesi vur kanka utanma ama bakayım. İnanılmaz bir savunma yaptı. Çok temiz oynadılar. Son kalan oyuncuyu toparlıyor. Mükemmel bir savunma aslında oyun. Özellikle Sasuke'nin düşmesiyle birlikte hızlandırıldı ama nasıl indiremezler Wozip'i? Çok ekstra oyun Wozip'ten. Yani o pozisyonda 3 tane skor bulması çok büyük ekstra. Şu an setup'ın değişmiş yok. Komşu çocuğu gibiyim. Her şey dokunuyorum şimdi. Vulkan hayatım takıl. Biraz fazla oldu. Fenerbahçe Spor yine... Bir ya amına koyayım. Kazanarak başlıyor. Ya Recep abi bana bugün diyor ki. Kimle maçımız var diyor. Fenerbahçe diyor. Aa iyi tam o zaman diyor. Bravo Jimbom diye bağırıyor. Sage'in olmadığı bir senaryoda biraz sıkıntı olabilirdi ama. Burada onu da... Pot kontrol etmiş oldu. İpot. Headshot'la birlikte başlıyor. Hemen ışınlarını kullanıp güvenli bir pozisyona geçecek. Bir tane daha. Aldık mı peki Orbu? Orbu aldı. Marshall'la birlikte üçüncüyü bulamayacak belki ama roundu kazanmak için gerekli olanı yapmış oluyor. Mykoz yakındaki oyuncunun farkında burada E2C'ye biraz bak şimdi mesela Fenerbahçe'nin flash'ı yok. Rakibin üzerine gitmeye çalışabilir. Bridge kıvamında saymadığım için. Extractive. Bizim midimiz çok doğru ilerliyor. Şu değil mi T'de anlamı olarak? Burada geçişte görülecekler. Ne engelleyebilir silahlı? Headshot'ı bulmayı başardı burada. Pressure. Her şey olarak diyorum yani. İpot'un mesela pik atıp kaçma olasılığı aynen, çok az. Ya var canım niye yaşamaz? İşte o pressure'ı verecek. O verebilir yani. Adamlarda yine şey yok ya. Biraz daha geriye bırak. Engelleyecek bir şey. Champion'ları yok. Raze yok. Hiçbir şey yok. Peki baskısı durdurma niyetinde Fireflux. Evet alan çekil olarak yok. Geçmeleri kolay olmayacak. Şimdilik ona ilk temasta yakında yardım edecek herhangi bir oyuncu yok. Bir smoke daha bırakıldı. Berlas. Yerden alınan herhangi bir silah yok. Biraz problem olacak onlar için. Mykoz. Fenerbahçe'ye çoraplar aldım. Düşen isimdi. Şırpın çorapları. Oğlum çorap ne alıyorsun? Kerem'den çorap alsana. Kaldı buradan oynamak zorunda. Fireflux ekibi. Ne? Öyle bir şey oldu. Ne geçiyor emin değilim ama onlar tekrar... Ama şöyle bir şey daha var. Benle birlikte site değiştirmek hani... isteyecekler. Yetüce'ye koşmaya başladı. Yanındaki onun yana değil. Selin burada mı Selin? Selin Hanım. Rahat bir şekilde o kill'i çıkartıyor. Selin Hanım. Vallahi bırakmıyor Selin ya. Her geldiğinde. Sadece bir oyuncu kaybetti. Nerede Hudim? Nerede Hudim? Valla parayla almak istedim. Hudi de Hudim. Yetiştim mi? Yeni bir daha güzel. Yetiştim gel. Tabii ki canım. Bir de sayan çalık falan çekti. Ya o round'u izleyeceğiz. Yani çok bana ekstra balık. Bir şey yapmadı açıkçası Fenerbahçe Spor sadece bizden düzgün bir smoke. Ben de belki bir tepe kadar olur istiyorum. Etkisiz bir giriş ben alsam o kadar değerli bak. Hayır hayır benim. Çünkü ölmesi gerekiyor. Sen ikinci bir tane ya buradan sonra. Tabii ki beni elemeden sonra teknik mola. Temelden oyundan düştü çünkü o skoru bulduk. Ana Berker Merker nerede ya? Berker işte oğlum adam mevur. Gelir ama birazdan. Tabii hemen teknik mola alınıyor. Bak bak duymuyor. Üzerleri duyamıyorum. Duyamadım ya ne? Problem mevcut. Bu değil mi? Rip Hoodie's istedi de. İkinci istedi ama. Yağmur çıldırdı. Bir tane var ya. Aa benim var. Aa basılacak yani yakında ya. Tamam yakında verirsin onlara. Kahve koyayım mı? Önemli bir... Benim kahvem içeride kaldı. Şeyler içmiyorum. Bir başlangıç. Bu arada şu Starbucks'tan aldığım kahve çok iyi. Tafinat Latte, Nescafe gibi. Tabanca rantları konusunda güzel. Ya bir şey diyeceğim ya. Sigara içemiyorum galiba. Ay ben de onun şeyi var. Paketlemişler ya bu tafinatı. Evet evet küçük bir paket. Yine 5 skorluk bir başlangıç yaptı. Onu ben sütle yaptım. Öyle yazıyordu arkasında. Harbi mi? Ben okumadan direkt şey yaptım. Gayet güzel. Ben F4.8K bastım kazanır mı ya? Dekizim gözükü oğlum neye bastın? Fener'e basmışsın ama. Çıkmaması gereken belki de. Ama bireysel becerisiyle yani...
çok keskin bir eğim. Sanırım screen tarafını da kontrol etti. Giren ikinci oyunculardan bir tanesi de Yetuce'ydi. Nasıl kompiyor? Arkadaşını kaybettikten sonra kayıyor. Site içerisinde de gelen baskıyla birlikte iyice dikkatleri dağıldı. Cypher. Wazip. 3 tane kill geliyor ve... Sala yapmış baitliyorlar. O sırada garantilemişlerdi. Zaten Sasuke bulunmuştu. İkinci round da çok farklı değil. Dediğin gibi bir distraction round ortasında... belki de bir teknik problem yaşadı ama... Round'un gidişatı çok değişikliydi. Abi şundan büyüdüm aslında. Tabii ki her şey oluyor. Para da gelmedi düşüşünde. Düştüğü için oynadı. Ama verilen entry... Zaten zor durumdaydı Fireflux. Yorumunu istiyorum. Böylece bir teknik molaya... girmek zorunda kaldık. Umarım kahve konusundaki yorumlarım biliyorsun. Parayı da harcıyor. Birazdan... Zift değil, demleme. Süre kalkacakken Fireflux'ın... bayı çok da yeterli olur mu? Diğer tarafta Fenerbahçe Espor bir önceki roundlardan kalan silahlarla yerine girecekmiş kesin bilgi. Devam ediyor. Kesin bilgi. Chamber'la birlikte Kutu biz B savunmasında izleyeceğiz gibi. Bir anda biz Berk'i sunduk. Hem Marshall'la birlikte. Entry arayabilir burada iPod. Bakalım onu da izliyor olacağız. Hala teknik molanın Starbucks'ı bu arada boykot bizde. Edilmeden önce satın aldım ben. Yenisini almıyorum. Devam edebilmek adına. Yok ya, sonradan para verdiler. Ha, boykot ya, 18 milyon TL verdiler. Ha, okey. 4 oyuncusu çok rahat şekilde silah satın alabilecek Fireflux'ın. Ama mesela bulaşı çok mu ayırdın konuya? Kaç? Sadece destructive. Gayet iyi oldu. Geri nasıl kapatacağız? Kalsın. Ben var. Bir şey test etmek için. Oradan mı kapanıyor? Oradan da kapanıyor. Yani sen bana gece o yüzden söyledin oğlum. Yetenek konusunda da problem yaşamayacak. Neymiş efendim? İki oyuncu da. Adam alt dönemden bunu bulmuş. Allah, adamlar eko. Oktay geldi, bir şeyler yapıyor masanın önünde, amına koyayım. Oyundayız. Yani adamın önünde biliyorum yani, amına koyayım. Her şeye bastı kanka. Kumandayı mumandayı, ışık mışık açıldı, kapandı. Lan çıktı bir tane. Eko verdik oradan. Eko'ya düştük, maç gitti. Tabii Cypher'ın en iyi olduğu haritalardan. Ne istiyorsun benden şimdi? Ama iki tarafta Cypher'ı tercih etti. Oldu mu, okey mi? Yetenekleri çok kritik bir ortu için. İşte girişlerde... Ben aşkım şunu. Hadi bir şey testi şimdi. Moralı mı? Hem hücumda hem savunmada. Kamerasıyla... Beyaz, sarı, güneşi işte. Bu böyle açıklıyor. Çok iyi toplayabiliyor harita. Oğlum orası madem böyle yetenekleri vardı bunun. Bana niye gece verdin? Için... Her iki tarafı da rahat kurdum yapabiliyorsunuz. Her iki tarafa yakışıyor. Da yardıma gidebiliyorsunuz. A savunması. A savunması. Sıra. B savunmasında da yine benzer şekilde ya, kullanabiliyorsunuz. Site içinde de şeyleri tuzak yapmışlar. Yapmışlar. Allah çarpsın yapmışlar. Ve Omun Chamber'da olur. Oktay'ın şaşırıyor. Bugün hedefi. One base smoke'lar. Gerçekten inanılmaz. Firefly sırkası satılacak mı? Bakalım Fenerbahçe Spor nasıl değerlendirecek? Bakalım. Teknik mola devam ediyor bu arada. Distractive bir yaşam belirtisi göstermişti ama. Tekrar sanırım. Bir. Son konuşmalar yapılıyor sanırım. Oyuna bağlandığı anda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Distractive bağlanmazsa ne oluyor? Fenerbahçe yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kağıt üzerinde tabii ki. Ben yavaştan başladıkları bir sınıyım o zaman ya. Biz yapmaya çok yakınız. Bülence gir. Liderliğin en büyük adaylarından bir tanesi. Aa, estağfurullah. Önemli karşılaşmaları onlarda geride bırakmışlardı. Zorlu rakipleri geçerek buraya kadar geldiler. Neyde oynuyoruz? Fireflux'ın belki de en önemli galibiyetlerinden bir tanesi. Champions Tour olması lazım. Parla Espor'a karşı 2-0'lık galibiyet. Tournament Client. Papara Supermassive'le daha oynamadılar. Fighting Client'e var. Galatasaray'ı geçiyorlar. Ben günceli en son neydi ligde ne oynanıyor bilmiyorum ama geçmedim yani. Kaybettikleri seri. Thunderbolts gibi. Earth Strike mi kaldı? Earth Strike. Hiç giremem onlara. Ben Ice Tower'a girelim, devam ederim amına koyayım. Son. Abi ben oyunu hatırlıyorum lan. Aynen. Söyle. Gel iddia direkt. Yapamazsam ben veriyorum. Yaparsam sen abonelik atıyorsun. Kat söyle. Kat söyle. Kat söyle. 40'tayım şu an. 50 bak. Kat söyle artık. Ben mi söyleyeyim? Evet. Birini söyleyin. İkiniz de olur. 200. 200. Sen ne diyorsun? Tahtalı köyü diyor. Tamam, 200 mi diyorsun yani? Tamam, 200 yapam, 200 yaparsam 200 tane abone katarsınız. Anlasın, o zaman 700 ama. 200 çok da var oğlum.
Daha ilk katlısın. Bana böyle denmedi. Yavaş yavaş artık Team Galactic. Tamam, sakin. Tahtalı köye gelirsen 200. Mouse'un bir etkisi var mı oyunda? Yok. Avantaj elde edecekler ki yavaş yavaş artık liginde lig sürecinin sonuna geldiğimizde tam 900. Ama 900. 900'ü görmedim hayatımda burada. Para ne oğlum? Hedefler yüksek. 900'e 900 abonelik mi peki? Amerti çirkepliği yaparım. 200'ü yaparım yalnız. 200'ü koyarım. 200'ü ben de yaparım ama. Gel yap. 3 hakkım var. Ya senin niye 800 tane hakkım var da bir hakkım var? Cüneyt biliyor mu oyunu? Bilir. Lan Cüneyt o zaman benim yerim oyna. Altların hepsi bilir ya bu oyunu. Yarıştığınız rakibe karşı en kötü Facebook'a falan denk gelmişsin. 2 puanlık bir galibiyet almış oluyorsun. Ben onu seviyordum ya. Atari'de ne oynadım onu ya. Aa. Amazing. Orada Leon potasında değişmeyecek çok şey var. 140. Hadi 200 atmayın da 20 atın ya. Hadi inancım. Onları ya bu yani eğer böyle giderse son haftalarda yine son roundlara kalan kaçtayız ya, artık 200'ün gelmesi lazım lan. Serileri yavaş yavaş geçeceğiz. Yani yok geldi. Hazır mısın? Bombayı koydum. Zaten amına koyayım. Amaç orada zaten. 900 diyor bana ya. Kendi aralarındaki mücadeleler. Kim abonelik atıyor? Rakibinize bırakmamanız lazım o son haftalarda. Hep mega zıplasana. Oğlum altıma tahta gelmezse ölüyorsun. Tam gelmesin. Nasıl gelmesin? Bir oğlum her sürekli tahta geliyor. Ve tahtaya geldi ama. Sürekli tahta gel. Bak Oktay. Ya da iki takım düşecektir. Ya bu arada bununla ilgili bir varsa önce de bize seçilir. Ufak bir aramız mevcut. Araya gidiyoruz. Bak bu ne pıt 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 pıt. Sessiz ol Yağmur. Saygı duy bu oyuna. Bak bak. Bir düşeyim var ya Yağmur. Bir düşeyim. Amına k***. Bu oyunu ben de indireceğim ya. Ses mes gitti ulan benim. Dört dakikara geldi Terry yayınında. Ben sustuktan sonra öldüm ben anlamı. Mikrofon gel gel. Geldi. Geldi. Yayın. Yayına gelmedi. Geldi mi lan yayına? Gelmiş gelmiş. Berk arkadaki şarkı sesini kıtsana. Ölüm. Ortaya swinglemen lazım biraz. Baksana pıt pıt pıt. Arkadaşlar ben geçiyorum. Prag var 5'te. Kolay gelsin. Duymuyor o sesler karıştı. DC'yi kapatacaksın, dinleyeceksin yani biliyorsun bunu. Ses deneme geliyor mu şu an? Ses. Geliyor geldi şu bir an. Bir saattir boşuna mı konuşuyoruz ya? Bir şey konuşmadık be sakin. Megazı kim mi? Aynen ya sağdan ya soldan. Bir dakika. Bak vurdur şimdi koş duvara kadar şuraya kadar. Vurunca aynen sol. Devam et. Herkes işten algısına baksın bu saatten sonra. Dur. Lan ya sıkalım. Ben ayıktım ya. Bak tık. Eforsuz. Atsana mıydı duvara? Kanka bu oyun Allah çarpsın bozuk. Öyle ben de yaparım. Tak.
Orospu çocuğum, ateliyle ilk defa tanışan çocuklar gibiyim şu an. Valla kötü olduğu gibi, valla kötü. Geldi. Yapma, yapma lütfen, lütfen, lütfen. Yağmur konuşabilirsin bu arada ya. Bana özel miydi yani? Oğlum benim dikkat dağınıklığım yok zaten. Hayır, bir şey diyorum, o duymuyor ki. Dikkat dağınıklığım yok diyor, olsan olur, oyunda oynarım. Olsun oğlum, ses önemli. Sesler çok önemli. O duymuyor ki beni değil mi? Oğlum sen beni... Ha bunlar birleşik olacak... Yapma, dur. İyisin, iyisin, sakin ol. Kanki Prime'le abone olmuş, hoş geldin. Hadi abi, ben seni geçtim, alayım. Chat söyle, sayı söyle, koyayım. Söyle. 350, 350. Sus lan, 350'ydi biliyorsun değil mi önceki oyun? Tamam, 500. Oğlum bende niye böyle duvardan zıplamıyor, sen sürekli zıplıyor? Bak, sus lan. Kanka şey yapmıyorsun, tam vurdurmuyorsun. Araba mı bu amına koyayım? Baksana şuraya, adam gezegenler arası geziyor amına koyayım. Çok yavaşlamışız. Eskiden o taşlardan kaymazdık yani. Direkt basardık. Eğim geliştirir mi bu oyun? Klavye hakimiyeti. Ergos koordinasyonu. Bu arada zor ya. Ya bunu ağzını açtığın gibi bir şeyler oluyor, farkında mısın? Vanessa Curse'ın. Yani biz de belki haddini öğrendik. Hadi evine. Bok gibi atladım yani, bok gibi şöyle düştüm. Destruction buraya çağır. Şu an gelmişti. Yine sohbet edeceğim ya. Bunu kapatabilir misin sen? Neyi? Oyunu mu ben? Oynayamam oğlum bunu. Benlik. Anasını ama niye yaşlı dediler gibi kullanıyorsun ya? Yesin üstüne geldi, kapağından bunu koyayım ya. Sen şeyi bilmiyorsun ya. Neyi ya? İlk bilgisayar aldı. Yo vardın sen de. Nasıl dedeler gibi kullanıyor, daktilo basar gibi basıyor nasıl çocuğu? Oy. Abi malıyım ya. Oo Şeref abi. Ben çarşamba günü orada galiba ya. Bilmiyorum, götümden de atmış olabilirim. Güzel anlattı. Ben çarşamba yolcuyum ya. Yiğit şu an Manhattan'da. Gökdelenin son katında. Ya Mertcan'ım, kuaförüm keratini fazla kaçırdı. Taşlarım düşüyor ya. Kuaför ayıp etmiş. Saçlarım düşüyor. Yağmur kız, şey yok mu ya? Saçları diri evet. Tutan krem birim. Saçları diri tutan. Evet. Şampuanını ona göre alabilirsin. Ay götüm. O içerikli. Ne? Krem istedik. Krem. Krem ama çok şey yapar ki, yani sürekli krem kullanırsan saçın çok çabuk yağlanır sürekli. He, benim hayatta yağlanmaz. Ne var? Ne, saçın özel mi bu? Benim... Füre uzadı, alo. Saçım mermi gibi oğlum benim. Abi bakımlı olmak suç mu? Sen var ya bak, sen şu an, sen şu an hainlik yapıyorsun. Senin saç kremlerin vardır.
Ona boş yapmayacaksın işte. Görmedin yakalarım. Fatih abim! Çabuk şey yapıyor. Yalanıyor. Kanala darbe yapılmış. Abi Berk yedek oyuncu olarak giriyor FF'e şu an. Biz Berk ısınacağız. Berk ısınıyor abi kenarda. Fatih abi de Ece'ye gelsene. Mertcan ya info alamıyor musun ne oluyor diye? Info ne olmuş diye. Alayım hemen. Yani girebilmiş mi Hakan? Makyaj. Makyajım yok. Onunla koyayım aklıma geldi çocuğun yazdığı şeyi görünce. Yağmur bir gün uyuyorum, tamam mı? Hı hı. Telefonda bir şeyler izliyorum. Telefon açık kalmış. Bizim WhatsApp grubunda dönen bir tane konuşmayı screenshot almıştım. Hani kavga esnası olur ya böyle tartışma. Hı hı. Atmak için. Anana uğradım, uyuyakaldım. Telefondan, Instagram'dan, ben insanların numarasını da kaydetmeyi sevmiyorum. Bu Gupo'yu biliyorsun sen. Aynen. Gupo'nun numarayı bir imşala kanka sen. Screenshot'ı, kavga screenshot'ımızı gruptaki şeye paylaşıyorum. Instagram'a yanlışlıkla uyurken. Artık ya ne... nasıl yanlışlıkla paylaşabilirsin ya? Nerenme dokunduysam artık telefonuna koyayım. Hayır, bir kere tıklamayacaksın. Sürekli tıklaman lazım. Evet abi. Çocuğun numarayı bir imşalanıyor. İşte bu da böyle bir hikayeydi. Vallahi her an numarayı imşalarım ben. Ben onlara alışkınım kanka. Hemen CS'ye girdi ya. Yeni kuş 20. ayını kutlamış. 20. ayını kutlamış. Teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim, ben evdeyken niye şu yaptı biraz... bu oyuna girmiyormuş? 10 gün oyundaydım ya sen geldin de. Hayır, ben İzmir'deyken. Giriyorum. Giriyorum oğlum. Offline'ı mı görmüyorsun? Oğlum beni çağırmıyor ne artık, eyvallah. Bir tane surf haritası vardı. Neonlu. Hatırlıyor musunuz onu? Bende yok. 9 stage miydi neydi? Ben KZ oynuyordum ya. Çıkamadım lan. Ama onu herkes bilir ya. Onu çok kişi oynuyordu bize. KZ abi. Neonlu böyle siyah bir harita. Neonlu böyle her şeyde stage'de neonun rengi değişiyor. İşte bir kırmızı, bir mavi falan. Simsiyah harita. Onu nasıl hatırlamazsınız ya? Steve koy şimdi o da. Sen CTR'de mi bastın? Harbiden eleştiri kanalları kullandım. Yükselemedim ya. Yükselmem lazım biraz da orada. Doğru tespit. Yaptık. Tık. 1600'de falan olması lazım herhalde hızım. Aynen keçine olabilir belki. Tamam biraz daha aşağıdan doğru geç. Aynen çok yukarıdan gidiyorum. Hızlandım. Bak yine hız kaybettim. Şimdi olacak. Fatih abi geldi çete yalandan gitti sonra. Sever, uğrar selam ver gider. Bu sefer de yükselemedim bak 1600'e çıktık bu sefer de yükselemedim. Biraz önce 1800 atladın oraya. Harbi mi? Evet. Şu an çok iyi bitti. Yine çıkamadım. Yine orada bak. Son en son şeyde biraz da mouse kaldırmam lazım. Ayağım değdi ama. Tak. Kafam neydi şimdi de? Sir Black 8. ayını kutlamış. Teşekkür ederim. 8. ayını kutlu olsun. Ne diyor? Adamın kulaklığını verse ne diyor? Yok abi ben konuştuk da sonra bana laf yapıyor. Vermesin. Aa tamam anlasana. Ananın ama. Biz de sinyallerdeyiz abi. Bak sizin kulaklığınız yok demiş. O da çıkartmış vermiş. Ne bir şeyler bir şeyler. Recep abim oldun ya başı bizde bir şeyler bir şeyler. Dur. Bizim bir işimiz var. Bizim işimiz.
dakika falan herhalde ya. Nasıl geçemiyorum oğlum ben burayı? Tık. Bak, tek tek oldu. Allah Allah. Beğendi olmasam bitmişti herhalde hemen. Strafe'i sonradan mı atsan acaba? Çok yükseldiğin için mi olmuyor? Bak yine kafamdaydım. Tam yapmıştım ha. Oğlum bilmedim. Şimdi de yükselemedim. Tam onun 1000 milim üstü. Bu zor haritalardan mı? Diğer iki. Yani? İşte 1, 2, 3 var. En iyi, en güçlü hangisi? Hani en 1. Orta işte. Şey 3 pardon yani. Bir 3 dakikada eklendi bu arada teknik mola. Hakan'a ne oldu lan acaba? Ben sordum mu Mertcan? Bok gibi. Aynen o muhabbetmiş galiba. Şu atlı işte geçtiğini düşünsene ama. AFK kaldı ya, o internet oyunundan düştü. Hakan'dan info var mı? Elektriği mi gitmiş, ne olmuş? İnternet gitti diyor orada. He. Neymiş Oktay, ben bilmiyorum, şu söylesene ama. Para gelmediği için, para gelmediği için herhalde. Chat'te fark etti zaten onu. Takmış kulaklığı dinliyor orada. İnternet gitmiş. Yoksa remake mi geliyor? Para gelmedi evet. İçin ne oldu şimdi, onu mu tartışıyorlar şu an? Muhtemelen öyle bence. He, ben anladım şimdi orayı. İnternete gitmiş ya. Sonra oyuna dönmüş. Para ilave olmadığı için. Falan filan. Bekliyoruz. Bakalım. Oğlum en iyi yaptığımdı. Bu sefer de yine bir santim aşağıda kaldık. Bunu alın ya. Sen bunu yapana kadar çıkmayacaksın herhalde buradan. Bakalım. If you move it later. Kanka bunları yapabiliyor olmam lazım yani, madem oynayacaksak bu oyunu. Evet. Bu seferde geçersen bir kazanmak lazım. Biri de az ya. Unutmuşuz. Sabah Oktay bir geldi. Forrest'la beraber surf'teyiz. Biliyor Forrest yazdı gününde. İpne çok iyi yapıyor ama ya. Atlayamadım. Uçaktan olma ihtimali var mı? Yok. Karamit çünkü strafe'leri, mumutları var, leş bence. Beyaz silgi takip et Berk, olmazsa 20 kağıt. Berk sen Ertem Şener'in gocuk meselesini biliyor musun ya? Beyaz silgi hiçbir şey yok bu arada, amına koyayım. Öyle bir line mi var? Var var, bence var. Oğlum nasıl yükselip alçalacağım? Beyaza git. Beyaz takip etsen. Ha, beyaza gitti de. Oğlum burayı beyazdan düşünsene, burayı düz devam ediyor beyaz. Tak. Yükselemez ki beyaza. Götüne girsin diyecektim. Çocuk doğru söylüyor bence. Oğlum beyazın ne alakası var, beyazın, yaptın hareketini. Beyazın da tam beyazın ucunda bırakacaksın o en sondakini. Bence. Dene bakayım ben bence şu an. Bence beyazlık bir şey yok. Tık. Ya. Doğru söylüyor bu arada bak. Bak tam beyazda bırak demek ayrı, beyazı takip et demek tamam, ayrı. Onu demek istedim. Tamam, şuraya kafama değmemem lazım ya. Çok azıcık daha, çok azıcık daha. Geçtim. Şu hastası oldum burada. Evet, bitti. Bitti oğlum, yes bitti. Yes be, finally. Ne oldu? Çocuk doğru söylüyor bu arada. Çocuğa verin 20 kağıdını. Mertcan. Öde. Bu ne? Ya sen oraya geçince map değişiyor yani. Şimdi burada başlarız. Haa tamam gördüm, şimdi yeni gördüm oğlum.
Oğlum sabahtan beri sola atladı, şimdi sağdan atlıyorsun ya, çok tuhafıma geldi ya. Hayır işte onun da bug'ı var kardeşim işte. Yüksek sensitivite falan alamam. Yani. Yok. O zaman mahkumsun ona. Yapacağım maç ama. Maç başlamıyor mu belki caster'larda söz. Ha maç başlıyor, belki başlıyor. Bu başlamıyor. Doktor beyim yok. Çok zor. Soldan git bence. Burayı hızlı sensiz nasıl yapacaksın ki? Yok. Yine bu tarafa çevireceğim ya. Şuradan gideyim bari en azından. Ama şöyle güzelim, sen bir sağlaksın ya. Bu tarafa çevirmen daha güzel bir moment. Hayatım ama sola dönüyor. Ama sende o mobile çeviriş var mı içeri doğru? Bakalım. 27 saniye çap başlamadı. Aynen kanka. Tamam. Açıyı kötü aldım bu arada. O tek çevirmede olacak orası. Klavyeyi bir çektim biraz. Sen alanını genişlet. Ver onu. Tamam sağ ol. Sen de. Bitti. Hadi oğlum. Gayet iyi bir gazdı. 1 saniye oldu. Orospu çocuğu Efe sana böyle vurduğunda 4 kişi vuruyordun oyunda. Biz yani vurunca mı? Kaymam gerekiyor ama. Tak. Oh. Bir daha olacak. Yani kanka de, peki bak hani ben anlattım ya. Şöyle döndük sen. Dışarı doğru. Oğlum sola dönüyor. Sola. Ama soldan gittiğinde. Bak al soldan gidiyorum. Bu ayarla işte oradan. İzle hayatım. İzliyorum canım. Çok iyi. Aynen oh be. Öyle. Ama yine soldan dönüyorum yani. Ama tamam da güzelim, bu sefer açı farklı. Biliyorsun diğer türlü tak bitti. Geldi bitirdin. Hep de doğrusunu mu yapacağız? Biraz tersten yapalım. Çok erken move atıyorum orada ya. Ben size birazcık yükselsem direkt tekte geçerim orayı da. Çok ağır kalıyor. Ama ya. Biz her stage'de takılacağız mı böyle? Bir zahmet. Oynamıyoruz oğlum 2 yıldır. Sensin bitim çok yavaş. Oğlum eskiden de bununla yapıyordum. Ama işte iğme vardı. Ben geçemeyeceğim burayı. Checkpoint ver bari be. Nereye gideceğiz lan orada? Ben oraya araya geçeceğiz falan sandım. Geçmiş. Ne oldu, soldan gitmeye başladım sana Minnoş? Bileğim daha yatkın alt tarafa. Ben ne diyorum işte? Oğlum sağlak bir insan sağa çevirme olası da yok. Direkt içeri doğru daha yüksek yani. Baksana dönüşler. Lan oğlum be. Oradan sonra herhalde aşağı gideceğiz. Sola falan bir yere kıvrılıyor map. Map'i bilmek de çok önemli mesela. Tır çeviriyorum ya. Bu arada daha geniş bir masfet olsa geçtim burayı. Oktay abi alo. Oktay. Evet maç. Net mi? Maç. Evet. Round mu açlıyor? Geçtim orada hala. Başlamıyor. Destructive'e para verilmiş. Evet, Vandal para verilmiş. Vandal alabilmiş Destructive. O zaman izle Destructive. Bak konuşacağım diye. Net mi? Net, şu an başlamış, oynanıyor. 38 saniye geçmiş. Başlamadı maç. Sakin. Lan yalan söyledim. Başlamadı ya. Açsın diye. Teknik molezisi var. Sıkıldım, kafam döndü ya. Seni eğlendirmeyelim oğlum burası. Ben hiç eğlenmeyeyim o zaman. Ama şeyi takdir ettim, modluma güvendi, farkında mısın Mertcan? Oğlum. Evet, fark ettim. Tak. Allah Allah, ne diyorsun Mertcan? Hadi canım. Sıf baştan başlayacakmış maç bu arada. Anlamı. Öyle. Harbi de öyleymiş. Maç kaçtı? Kaçtı lan Mertcan maç? Hala 2-0 ya. Ha, 2-0'dan iptal. Tamam söyledim. Kötü girdim. Koyuyorum bu sefer. Cık.
Şimdi nasıl yapacağım onu ya? İçeri alıştın ya, dışarıdan al dedi şimdi. Hayır, orada sağdan devam et. Oldum sefer. Sana şu an mesela alıştırdım orayı. Bitti. Yapacağım bitti, ya. Bitti bitti. Bitti. Şurası yani direkt. Tek de. Tamam, ben dedi sola dönüyorum. Tak! 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 Bravo! Bir tık geç taklasam bitirmiştim orayı. Clap. Hadi hadi bir alkış, moral alkışı belki. Gözüm döndü. Yemin ederim ben 8 defa yandım ya. Tamam, şimdi bir ters hareket. Biraz daha. Anam anam. Şu an mesela ben daha da tilt oldum, biliyor musun? Ama sakin oluyorsun. Aşağı açsınlar oğlum. Yemin ederim ruh hastası oldum ya. Eşşes. Kanka böyle benim yayında 1,5 saat oynadığım bir tane harita var. Hep geçtiğim bir yeri geçemiyorum yayında. Hırs ediyorum. Sonra chat'tekiler falan IP istiyor, onlara da atıyorum. İpneler bir de geliyor, geçiyorum hep'i. Ben de yayını kapatıyorum. Sen maçı diğer bilgisayara ver. Sen devam et. Biz yapar hallederiz. Yaptın oğlum, yaptın sen bu... Ayağım kaydı. Ama niyet önemli. Ne gösterdik? Ne gösterdik burada? Orayı yapabiliyoruz. Orayı zaten. Aynen öyle. Zaten. Şu an amaç... Şey, bir sonraki turun triğini bulmak. Tabii o alttaki yol nereye gidiyor? Tabii canım, orası önemli. Bu zaten bitti. Bak zaten sana. Bitti. Sadece şuradaki bak açıyı düzgün ayarlamam lazım. Sensitivity yavaş olduğu için mouse'un mouse ve üzerindeki konumunu ayarlamam lazım. Maç başlıyor. Bak, şakası gördün mü? Maç başlıyor. 0-0'dan başlıyor. Acil. Tamam, yanlış bilgi. Yanlış bilgi verdim abi. Olabilir mi? Dediyiz biz 9. ay. 9. ay Ruskut olsun. Teşekkür ederim. Kafein 20. ay kutlu olsun. İtin atom 13. ay. Ay demiş. Kenny Brom 7. ay. Ses yok. Los Angeles 7. ay. Teleportla hemen rampa tarafındaki geçiş sağladılar. Hatta 3. oyuncuyu da oraya doğru yerleştiriyorlar. Geldik. Sonuna gelenisi Vozip. Desk. Geldik. Başlamıştı güne. Bakalım. Discord ekran. Savunmada A tarafında nasıl işler çıkartacaklar? Tabii Heaven tarafını çok rahat bir şekilde temizledikten sonra içeriye gelen patlamayı nasıl durduracak Fenerbahçe merak ediyorum. Kahvemi bırakın mı? Entegre olmadı var. Ona dikkat etmeleri lazım. Orada bir tuzak var. O info ile birlikte arkayı da kontrol edecekler. Doğru, bir pot. Önce bir açı yakalamıştı yalnız. Çok geç de olsa o kili çıkartıyor. Çok kıymetli bir kırmızı gelmiş. Entry bulmayı başardı Fenerbahçe Espor. Biraz da olsa işleri kolaylaştırdılar. Hemen Wout'un önüne bırakılan bir tane smoke var. Dirsek pozisyonda oyuncular. Oradan çıkabilecek mi? Padişah bekliyor. Çok dikkatli ama içeriye girmeye çalışıyordu. Wout oradan çıkarsa canından da olabilir. Çok iyi bir adam. Çok iyi timing. İki lan? Tane kill birden çıkarttı. Nasıl koşuş? Pistolle sadece bir kill. Orada düşüren isim Yetuje'ydi ama ipot. İşte of. Yerden aldığı bir tane silah var. Orayla çıkarttılar kill. Durumu 2-1'e getirdi ipot. Nerede olduğu biliniyor bakalım. Destructive ile birlikte Verlas mı son oyunu nasıl oynayacaklar? Ekran arkasında sıkışma tamamen ekranı çıkarttı ipot. 4 kill ile birlikte roundu kapatıyor. Muazzam bir oyun. Çok uzak bir rotasyon atmıştı. Kendince Metin oynaması lazım ama ya. Ardından bir açıklık buldu. Önce Sasuke'yi yaralıyor ardından yerden aldığı silahla yani. Birlikte. Muazzam bir iş. Fireflux gibi aslında A'ya gelene kadar çok fazla direnişle karşılaştırmıştı ama Noel dayı. Doktorlar böyle tuzak her şey demek değil. Bacak oynar. Yani sandalyeye yani benim oramı buldum. Şey demek değil, arkayı kontrol etmek lazım. Bir de çok yakına kullanıldığı için İyi tuzak. Şimdi şöyle bir amaç var o tuzakta. Saldırı başlangıcından gelecek oyuncuyu da o sudan gelecek. Ağzımızı açmadım biz. Ama bu kadar hızlı gelmesini beklemediler ipotun. İpot orada skorları çıkarıyor. Toplam 4 skorluk katkı ipottan bu round'un bonus round'un kazanılmasına sebebiyet veriyor. Fireflux hiç istemediği bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe tarafında çok iyi bir paranoya var orada. Eyvah. Arkında Bowbank'ler skor getiriyor. Bir de çekme kullanıldı. Dallanıyoruz yani niye böyle? Birlikte yer değiştirmeye çalışacağız. Salih abi. Pressure olmadan. Ama çok da fazla hasar yok karşılıklı olarak. Hasel çekti. Evet abi. Bir de alın oyunu alır. İlerlemeye çalışacaklar. Yön veremiyorum. Bir de midde tutacak bir şeyleri yok. Evet, orada Benten. Yani. Heaven pickine bir iş var. Biri saydık. Bir tuzak var. Merdivenden gelen Michael Bent zaten yeten. Örnek veriyorum. B direkt olmak istiyor. Fenerbahçe Espor 4-0'a çok yakın. Zaten Bent'e eski çok geçtik. Oyun. Çok iyi okudular. Bent'e de birini bıraktık. İpot daha içeride beklerken arkadaşından destek geldi. Heaven'ı kapatabiliyoruz. Zaten main'den baskı da verebiliriz. Onlardan da kill gelmiyor. Tek tek düşüyorlar. Bu sefer düşen isim Destructive.
Hadi abi. Pavul da net. Yani. O killleri çıkardı. Şimdi zaten onlar bence farkındalar, yapacaklar. Kendisi düşse de Verlas tarafından çok bir problem yok Fenerbahçe Spor için ve Beldeyi soluna kusamaz, sunumsuzda çıkabiliriz. Şey olarak A tarafında yine istediğini bulamadı. Biraz round'ı kaosu sürüklemeye çalıştılar ama genel smoke'la birlikte duvar arkasına çekiliyorlar ve o duvar arkasında duvarı kırdırılan bir Fenerbahçe Spor. Önce Forwood'a net bir kill çıkartmıştı. Zaten canları yaralamışlardı. Toparlamakta çok bir sorun olmadı. Şimdi Fireflux hem potansiyel ultilere sahip hem de bir full buyları var. Bir de bu arada adamların diğer gerçekten bize engel hiçbir şey yine yok. Yine içerisinde gelebilir. Ipot. Adam midi chamber tutuyor. Bir tane pick alıyor öyle de. Ipot mid çıkıyor. Ipot. Bunu yapıyor. Ortada. Operatörle birlikte yalnız sol tarafa gelen bir... Artı var değil mi orada ya? Ama var onun farkında. Vay. Ipot. Adam bana tek yapabilecek resim bu. Şov yapmaya tek. Gelmiş. Ama işte bir risk sarsması başlangıç geldi. İpot'tan her rafta geldi. İpot'un ben yani. Ben tarafını vuruyorum böyle. Çaprazlama. Çok. Burada Fenerbahçe Spor double pick geliyor. Padişah Verlas'ı yakalıyor ve 5-0'a doğru ilerliyor Fenerbahçe Spor. Şu ana kadar çok net bir savunma performansı izliyoruz onlardan. Gitti. İyi bari. Adam o kadar atar gider yaptı. Heaven'daki Jet. Neydi? Sonra aslında çok da şaşırmamak lazım. İpot'un mid çıkmasına. Bir kartıyla birlikte zaten hem kill alıp hem de rahat bir şekilde güvenli. Orada BR şanslık bir tutamazlar ha. Fireflux için sonuç oyuncunu çıkartabilir. Burada böyle bir acilen bir kill'e ihtiyaçları var. Tabii bir ecel kullanıldı. Nerede olduklarını biliyorlar. Seçilerle birlikte içeri girmeye çalışıyordu. Forward da net canını kurtarıyor ve Mykoz bu sefer yardıma gelen isim o. Wood, Wood da pozisyon değiştirmişti. Wood'u da yakalıyorlar. Ya. Hiçbir kill daha çıkmadı Fireflux için. Mehmet için ikinci ayı tutan şey. Tamamen bir hizmet gibi gözüküyor. Split haritasının başlangıcı. Her ne kadar forward'a netini yakaladı da artık yeteceğin yeri belli. Kendi duvarının üzerinde bir oyun yapmaya çalışmıştı. Tabii orada iki tane oyuncu var. Ipot, Mykoz. Nasıl bir çözüm şeye benziyor. Fireflux için denenmemiş çok da bir şey de kalmadı ya, sanki. Lozer. Ya burada Fireflux çok Lozer ne oldu? Fenerbahçe Spor çok iyi açıklık buluyor kendine. Özellikle Ipot. Bir bayrak çekti. Muazzam bir başlangıç yaptı. 10-0 şu anda. Aman Allah'ım. Yine kritik bir roundda. Ya bonus roundu tek başına kazandı. Sen de şeye benziyorsun. Yanlış olmaz. 4 skorun bir katkı. Eleman neydi? Bit. Yine Antieko'da ikinci roundda Marshall'la birlikte iyi skorlar var. Ne haber ya? Bu top ölmemiş ya. İpot övelim ya. Açılış yapıyor sonrasında ikinci skorda. İvan. Diğer taraftan Mykoz'a da değinmek lazım. Bence çok TT mi? Doğru zamanlamalarda inisiyatif alıyor. Tamam işte. Mykoz inisiyatif aldığında sürekli hep olarak skoru buluyor. Aman akım İngilizce konuşmayalım. O da çok önemli. Hayat, ben uçtum ya. Geçen bir uyandım Berk kardeşim. Hemen bir duraklatma. İşler hiç istedikleri gibi gitmiyorken çok da çalışıyor. Mantıklı ya. Aslında. Ya. Bağlayamadık gelmesi. Neyse bir şeyler. Zirve yarışında çok önemli bir yara alacak. Şeref şey diyor, Eskişehir'e gelin diyor çarşamba. İşte ben de onu yazdım. Ben de çarşamba belki gelecek dedim de şimdi ikisinde bir şey değil mi? Ya ben geleceğim, seni de çağırıyor. Başkan para yok gibi. Yolunu yapıyor. Şerifler alınmış, Distractive. Diğer tarafta Y2J, bir Guardian olacak. Oğlum yine A'ya gidiyoruz. Kalabalık bir A başlangıcı round başına göstermişlerdi, bir sıfır noktası. Herkes geriye doğru çekildi. Bir tane oyuncunun infosunu almayı başardılar. Padişah. Aynen. Savunuruz ya. Bir sek önünde bekliyor. İçeride ona yardıma, desteğe gelen isim Vozip. Adamın raise'i yok, jetleri yok. Sağlam bir B savunması var, kalabalık bir B savunması evet, ama. Evet, atakta sıkıntı yardım çözülecek. Bir anda herkese fake koydum. Bir sonra kendini belli etme oğlum. Padişah. Çıktılarla birlikte bekliyor şimdi, kapısı aktif edildi ama açık var orada. Enjim istemişiz. Çıklık var. Y2J buraya ilerliyor. Y2J kalkan birlikte çok iyi bir var. Voldan sonra Revive'a koş. Yalnız iyi açıklık burada bulur. Ya oldu burada Vozip. Şimdi ulti gelebilir. Anındaki roundlar oluyor. Eğer bu rounda inanırlarsa. Anındaki roundlar oluyor. Ultiyle birlikte bu ultinin gelmesi de engellenecek. O ne? Spike kurmak istiyor Fireflux. Rampaya git lan orayı. Durum 5-0, 4-3 sayı avantajı Fenerbahçe Spor'da. Savunma başlangıcından kalabalık ilerlemek istiyorlar. Wozip Heaven'dan ilerleyecek. Sasuke. Orada bir tane silah buldu. Bot skoru bulduktan sonra yalnız Shorty ile ilerlemek isterken skor oluyor. Kamera mı? Şey açsana ya Oktay, şu perdeyi alacak. Düzeltecek bunu.
6-0'a geçiriyor durumu bilet. Fenerbahçe Spor. Ayakları çok yere basıyor şu an. Bende götte göt yani biliyorsun. Round'a mal olmuş olabilir. Okey mi? Yok evet. kaldır biraz kaldır. Sadece kaldır, o değil kaldır, ama birçok şeyin kaldır. Başlangıcı oradaydı. Verbiyaz 53. ay. Dur be. Lazım. Ve bir de Smoke Charles'tan sanırım bir de Mike olsun. Çok işte dur. Padişah'ın aldığı kill. Açayım yani. Gel gel. Yetişeyi izliyoruz. Yetişeyi de çok zor bir kill çıkartmıştı. Ama Mike Oz. Oz itmiş o isim. Özür dilerim. Çıkıyor. Hemen Smoke arkası buluyor. İpot koşturuyor içeriye doğru. Yapabilecekleri zaten limitli. Oğlum ne sıcak yapmışım burayı lan. Gardin diye bir şey elini ama. Tabii artık. Gidişat hiçbir şekilde evet, değişmeyecek. Yani 6-0. Yani öyle böyle bir 6-0 değil. Ortada hemen hemen hiçbir oyun yok Fireflux adına ve yine B'deki kurgu çok benzer bir kurgu Fenerbahçe Spor adına. Bari iddiaya girelim Oktay. Nasıl yani Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe hem Omen hem Chamber'ın tuttuğu bir de tam bir bela zaten. İster istemez ya mid'e ya A'ya gelmek yolunda kalıyor Fireflux ekibi ve... Şeye Fenerbahçe mi diyeceksin? Fireflux için mecbur. Bu sefer zaten. Sen de Fener diyorsun işte. Ben vercu zanımı. O açıklığı B'den mi yakalarlar? Ne kadar atıyor? Zor gibi gözüküyor ama önce ipotu geçmeleri lazım. Ya yani önce ipotu geçmeleri lazım. Sonrasında da forward'dan elini... Fireflux 200. Fireflux 1'e... Flash'tan etkilenmedi. Hala operatörle birlikte rakipleri de bekliyor. Fireflux 1'e mi atıyorsun ben sen? Ben Fenerbahçe 1'e atıyorum. Gidecekler, ben mecburi atıyorum. Sazma geldi. Ben de mecburi atamıyorum. Çekiyor. Yalnız Forvudanet farkında değiller. İlk skoru buldu. 2'yi de buldu. Forvudanet çok kritik skorlar. İpot da burada. Takım arkadaşının hazırladı. Ne oluyor abi ya? Ve geçti 0. Muazzam bir savunma yine Fenerbahçe. Ha Galimet meydanda mı? Ne oluyor oğlum? Kanka hani B5 atarsak alırdık amına koyayım senin infona göre ben iddiaya girdim. Sorum oydu zaten. Hadi ipot atışını kaçırdı ama sonrasında Forvudanet hem Sage duvarı geliyor. Sage duvarı üzerindeki oyuncuyu yakalıyor. İlk kiren oyuncuyu yakalıyor ardından Sage duvarının üzerindeki oyuncuyu buluyor. Daha oraya gelmeden Fireflux aslında bir trade alması gerekiyordu ama ve trade geldiğim breach ultisi tamamen hemen hemen boşa giden bir breach ultisi oluyor. Kendine mini darbın yeter ama bakayım. Low pick 5. ayını kutlamış teşekkür ederim. Bir de 0'dan sonra tekrar toparlamayı başlattılar. Bir de erken geldi bu sefer ve yine intrigue ipottan. Tabii bir sage ultisi var. Şimdi çıkmaya başladık abi. Sonunda dediklerimi yapıyorlar yani. En azından ultiyi harcatmış oldu. Hala 7-5-8-4-9-3. Yine merdiven tarafında arkadaşlar yeter desteği bakalım bu sefer verebilecek. Hani bir random kırılmasına bağlı. Orant'ta bu rant hayatım. Anlattığım her şey olmadı mı Burak'ın? Hala 3 oyuncusu oldu. Hayatta bu arada Fenerbahçe Espor. Bir alacağız dedim. İstersek Bent'i dedim. Açıkçası. Evan atarım. Bir içi dedim. Can havuzu da kullanmamız lazım diye kullanmaya başladım. Canlarını da kaybetmediler bu skorları bulurken. Ben de ne diyeyim yani şimdi. Ne kadar 11. ay sayende geldi. Hemen hiç uzatmadılar. Ufuk. Elim yoruluyor. Fazla denemeyecekler sanki an, ama yok. Okan Bey'i silah düşürmeye çalışacaklar sanırım ki. Burada Vozip. Ben tarafından yaklaşıyorum. Da böyle bir suya geçti. Da böyle bir şey. Şanssızan oldu Destructive için. Vozip burada. Sıkılıyor biliyor musun? Üzerine gitmek istiyor. Ne gelenmesi benim ya. Orada olabileceğini tahmin ediyor Vozip ama şimdi oraya çıkacak Destructive. Elinde gardiyan olduğu için burada skoru bulamayabilirdi. İpot'un pozisyonu tehlikeli. İpot üzerine gelen oyuncu var. İpot ilk atışı kaçırdı. Wood'dan da güzel bir skor var burada. Padişah da kameraya yakalanıyor ve 7-1. İlk roundu tek bir kayıpla geliyor. Gerçi iki kayıp desek de olur. İki kullanıldı burada E2J tarafından. Yani oğlum ben o kadar yaşlı durmuyorum ya. Yaşlı değiliz bak, oğlum. Her türlü mizahı açıyorum. Ben gençtim. Her türlü mizahı açıyorum. Kara mizah severim. Bel altını şaka yapabilir insanlar. Çok hoşuma gidiyor. Gülüyorum. Evet, yaşlı ne amına koyayım. Gencecik çocuğum ya. Diğer tarafta en çok kill alalı oyuncular. Maksimum 24 destek. Hayat zaten konu sen değilsin, konu benim. Şimdilik. Sen yaşlı durmuyorsun, ben daha küçük. Başlangıç, ihtiyaçları olan bir round to Fireflux için çok fazla yatırım yapıldı round'a. Allah belanızı versin. Ama o yatırımın karşılığını en azından skor olarak almış oldular. Yaşla bari şaka yapma. Tamam yaşlanıyorum, ben de hissediyorum da bu kadar da değil yani. Reforded'deki hemen rampa tarafında A'yı zorlamaya başlayacak. Bir de sana beyaz level C5 dedi, anlıyor musun? Yalnız Padişah da arkalarında. O benziyor bana. O kapıda anlayabilecekler. İlk oyuncuyu fark etti. Padişah nasıl dönmez Distractive. Arkadaşını kaybetmesine rağmen arkaya bakmayınca Padişah'tan çok rahat. İki tane kill çıkıyor. Mykos. Önemli kolay bir pozisyon bu arada. Yetüce'den sadece bir kill çıktı. Mykos toparlıyor ve yani, tek başına kalan bir Berlas var. Fireflux hiç böyle toparlamamıştı round'u. Evet. Ya füzyo içirmeden yayına çıkaracağım diyorum her seferinde. Ne yapıyor ediyor? İçiyor geliyor. Neden Berlas ortayı kontrol ediyor? Cypher oynadı ya. Evan tarafında Mykos mevcut. Baş. Padişah çok abi, temiz oynadı. Abi Sage'i kim oynayacak?
sakin oynadı aslında oynar. Baktığımızda. İlk ulti sesini duydu Forward.net'ten gelen. Demek ki böyle daha iyi performans gösterirler. Önce Wood'u düşürüp sonra Destructive'i düşürüyor. Bilmiyorum ya. Gerçi daha yeni geldi ya. Messi'ne daha yeni geldi. Belki adamın hiç split sage yok yani. Temiz bir rant oldu yine. En azından Eray'ın vardı. Hemen kesiyor burada Fenerbahçe Espor Fireflux'ın. Büyük ihtimalle bir sonraki splitlerde falan değişmiş olarak görebiliriz. Yerde belli olacak Vellas'ın. Okudu yine Mykoz bu pozisyonu. Ekibinin üzerine gitmeye çalışıyor. Flash pick. Hala winnable bu arada. 8-4, 9-3. Komple iyi bir yorum yapabilir miyim? Lütfen. Net bir üstünlüğü şimdiden garantili. Mesela Sasuke gibi bir oyuncum var. Çok yönlü. Ya Aldan ve yani, saldırı tarafında ekonomisi bozulan takımı da çok neden breach uzun bir süre görmemiştik. Takımda ama şimdi çok güzel flash oynayan Vellas var. Çok da gösterdi yani Elevan. Bütün paralar harcanıyor. Ama bir şey diyeceğim. Yarım armorlar, neden sen de neden change yapmamışlar mesela? Belki bu şimdi kim oynatalım? Mesela Sasuke Sasuke'ye breach oynatalım. Cypher veya Sage oynatır. Full armor'a döndü bu sefer. Çünkü Ufuk biraz daha side'lara da hepsinden daha hakim. Tamam, Vellas breach oynayacak. Evet. Ufuk herhangi bir oyuncu Y2J Cypher oynayacak. Aynen. Allah'ın Ufuk da Sage oynayacak. Aynen öyle, daha iyi. Kahramanı İpot geriye doğru çekildi. Şu an Ufuk ne yapacak? Taktik mi verecek? Flash mı pozisyonu alacak? Gelen baskıyla birlikte yardım geldi. Aynen şu an gibi eksik kaldı. Bence de bu arada Yağmur'la konuşsunlar. Bence de söylediğin kontrolü niye formu bence? Kalmasına rağmen trade'i alıyor. Ve şimdi oraya bir smoke bırakıldı. Ve hemen A'ya doğru koşturacaklar. Tahmin edin A'da kim var? Forward'danet. Ya çok iyi reaksiyon verdi burada duruma Forward'danet. Geçen bir oyuncu var. Mykoz small içerisinde kaldı. Mykoz çok kötü. Lan Vol kötü. Bulamadı 3. skoru burada. Evet ama bence burada ben birişçiyim ya burada. Y2J'in Vellas'ı formunda neti yakalıyor. Round. Y2J'in skorları yedi. Okey Yağmur. Fireflux'a gidecek. Okey sizi kont aile ile okey. İpot silah korumaya doğru gidiyor. Hamle yapmayacak. Bakmıyor gel karşım sen yani. Özür dilerim biz burada yorumcularız kanka zaten. Kaybetmiş oluyor böyle. İşimiz burada konuşmak. Fireflux için. Alyan 8. ay kolay gelsin. Eyvallah. İkinci round olacak. Bu roundların hepsi çok değerli bu arada. Çok hızlı geriye ittirdiler midden ve hemen bir karar geldi. Sky hem info hem flash çöre. Fireflux ekibi hemen bir A'ya dönme kararı verdi Biriş'le ve çok da doğru bir karar. Forward.net A'ya dönerken... Siz burada yani Biriş Sky mı oynuyorsunuz? Ya da işte bir şekilde yavaşlatabilecek mi diye baktık. Eskiden futu kompunu söyledim sana, Sasuke'nin oynattırdığı kompunu. Abi abi eskiden eskiden çok sula baktı. Tam istediği bir duvar mıydı? Pare pare. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştü bu hale. Oğlum bir gün bize gerçekten ağır söyleyecekler sizin ekip. Niye? Maç hariç her şey konuşuyor. Savunma tarafı... Abi, sen, orası bir şey. Sen girince beyaz futbola bağlıyor direktman. Ne yapalım? Ama ben bak bir şeye odaklanamıyorum çok. Maksimum round'a almaya çalışacak Fenerbahçe Espor. Ben seviyorum bunu. Şeyde... Geçen oyuncuları maçta bence başlangıcı falan düşündüğümüzde çok iyi olur. Şey maçı çok iyi. Onlar çok iyi. Bir problem hala. Parla. Parla maçı. Parla maçı. Ramiyon oğlum yerinde. Şimdi mesela şu an durgun. Bilmiyorum. Yine B'ye denerler mi? Yine gidiyor bu arada İpot. İpot yine hamle kovalayacak burada. Kullanılan bir sarsma var. İpot yakında oyuncu olduğunun farkında. Flash'a karşı hemen yeteneğini kullanıyor tekrardan. 8-4. Orta kontrolünü almaya çalışıyor. Şu eğer şu şekilde mide çıkarlarsa 8-4. 8-4 olursa win. Mykoz yerde. Kontakta rakiplerini bekliyor. Üzerindeki oradan bir smoke. Double atacaklar flash'e. Smoke içerisinden de... Tüm maçları izleyecek misin? Galacticos maçını izlemeyeceğim arkadaşlar. Perşembeydi sanırım. O maçtan sonra... Geçemeyeceğinin farkında Sasuke. Yine varım. Bir tek Galacticos maçında olmayacağım burada. Of! Outplay kes. Ama oyunu da bitirmek istiyor sanki. Fireflux burada tuzağın kırılmasıyla birlikte hızlanmak istiyorlar. Wood direkt olarak seçimlerini kullandı. Güzel. Kutalarla birlikte yaklaşmaya devam ediyor. Kaç savunma gözüktü? Başlangıcının kullandığı renk tesirli bomba site içerisinde iki savunmacı var. Güzel, güzel trade. Bütün her şey bozuka bakıyor. Oy. Bravo. Kime bakacağını şaşırdı. Diğer taraftan Mykoz bir inisiyatif almış ama hemen takaslanıyor bir Fireflux. Nemkes 15. ay FFS Winners demiş. B'yi paslıyorlar. 15. tutulsun teşekkür ederim. A'yı artık oyunu yönlendiriyor Fireflux ve açığını buldular. Underpass tarafından geçip. 3'ü aldık en azından. Curse'ı attık en kötü. Curse zaten winnable. 9-3'te Curse'a bağlandı. Ya 200 lira istemiş. Birlikte içeriye çok hızlı giriyorlar. İçerinin dengesini aslında biraz bozmaya çalıştılar. Tabi padişah konusunda... Taraflı da yapamıyorum şimdi. Yapma oğlum. Paralar ortada zaten. Attılar mı? Padişahı kaybettiler. Biraz taraflı yorum yapayım ya.
Zaten o kill çıktıktan sonra çok da fazla bir problem yaşamadı tabii. Düşsene kanka ben taraftan parasını iptal edildiğinde John Tav bilmiyor şu an mesela. Yeni açmış yayını. Trade'de de sorun yaşamıyor. Fireflux 3. round'a ulaştı. Senin de dediğin gibi yani. Ne diyor bu? Şöyle bir... Yo sıkıntı yok oğlum. Korkan forma istedim vermediler yani. He bundan sonra böyle Canto abi. 4 round'a kapatmak. He de bakmasa mı oynuyor? Fireflux için... Oğlum bunlar olmasın diye şunu aldık. Tamam. Skor olacak gibi. Siken ben de kafana kayın. Silahları da ellerinde tutacaklar. 500-600 lira para verdik şuna. Bir sik yaptığı yok. Kanka senin... Her yerden denemeye başladı. Şu an iyi oğlum ya. Mid tarafından, B iyi, tarafından deniyordu. Ne gerek vardı ya? Deneyecek mi? Şey mi alsan acaba? Round başında. Hep ödenirdim ya. Şarkıcılar A tarafına doğru pozisyon aldı. Pop. Pozitif pop dedik. Aynen. O aslında alman gereken oydu. Bunu aldım oğlum. Fireflux ekibi de. Tamam hala alamıyor musun? Başlangıç açısından. Ne aldın 500-600'den? OFK. Berker'in kurguları var tabii. Tasarımları nerede? Nerede? Çocuk bak yayın açıyor, maç sunuyor. Kombinasyonlar var işte. Leş tasarımlar. Yer kalmıştı A. Atılan bir sıfır noktası var. Herhangi bir info yok. Yapsana onu hemen oraya koyalım. Biraz Designed by OFK. Problemli anlara geliyoruz. Yalnız dikkatli olmaları lazım. İpot. Çok güzel bir sahne. Var, kötü bir çıkış as, ama İpot ona rağmen açık kaçırıyor. Artı hemen bir daha gir. İstanbul'a gel. Çıkartlar İpot. Muhakkak çok sonrasında bir kill daha bul. Bir kill onu geçirelim onu daha dedim. Yakalamış. Alper abi 200 lira attık ortaya. İddia varsa koy. Nasıl canlı çıkacak? Bet 200. 4 tane kurasayı koyuyorsan ben 200 lira koyarım bak. Pozitif vursalar bile bir de sonrasında İpot'u geçmek zorundalar. Kafes. İnanılmaz derecede kafes. Sıkıştı kafes geldi ama sonrasında Prefire'larla birlikte gelmiyorsun ki Ali ben mi daha geleyim? Daha skor oluyor bu. Vozip'in oradan çıkış pek yok gibiydi. 4 oyuncunun da burada olduğu farkında. Ben yok ya Alp'i ben seni yerine giderken görüyorum. Burada hemen Evan'a doğru ilerlemek istiyorlar. İpot tehlikeli bir açıda kullanılan Fade'in ile birlikte Mykos yakalanabilir. Mykos'un üzerinde. İyi zan hala. Var mı oraya bir flash? Farkında nasıl değil yalnız Mykos X buldu. İpot hala operatörle birlikte açı kovalıyor. 4-300. Gelen bir 3-300. Skoru buldu. 3-2'yiz. İpot ama ver. Lassan takas var. 2-2 durumda. Avantajlı durumda. Değil herhangi bir takım. Padişah'ın pozisyonu biliniyor. Y2J arkasından dolanmaya çalışacak mı? Diğer oyuncuyu nice da yakaladı. Oğlum. Padişah da biliniyor. Hemen birleşti Fireflux 2. Sağ olun ya sağ olun. Vallahi son gidip ettiniz. Allah razı olsun. Psycho oyuncu olduğunu düşünüyor ama iki oyuncu da savunma başlangıcında güzel double çıkış. Peak. Verlast'tan 2 skor. Kafi çok güzeldi. Y2J'den 2 skor ve round Fireflux'a giderken neredeydik yani? Fireflux. Başındaki setup. Belki de round'a mal oldu. Sürerciden almamız lazım. Fireflux ekibi üst üste az saldırıları düzenliyordu. İpot, Wazip'le birlikte bir ikili setup kurmak istediler. Wazip sıkıştı. İpot atışını kaçırıyor aslında. Biraz daha dikkatli çıkmalıydı. Her şey pistola var arkadaşlar. Pistola alırsak şu 200 alırız. Zor almayı çok tatlı. İki oyuncu için de çok zor bir pozisyon. Harbiden İpot kaçırıyor. Şeyden bir de Haven'dan atabiliyor. Pişman oldu oraya attığına bak. Alacak herhalde. Haven'dan atabiliyorsun. Pek mümkün değildi. Ardından side kontrolünde aldılar ama artık... İlk yarının sonuna geldik ve şimdi ikinci yarıda Fenerbahçe'nin savunmasını izleyeceğiz. Bak şu kamera çok etkili. Gerçekten kanka. Çok iyi bir savunma yaptı Fenerbahçe Espor. Bakalım ona benzer bir oyunu saldırı tarafında görebilecek miyiz? Yetecek. Hemen bir seç duvarını kurdu. Güzel. Nerede olduğu bilmiyordum. Bir kamerayla birlikte tabii duvar biraz zaman kazandı. Duvarmış oğlum. Kanka sağ klik atıyor o yüzden oluyor. Sol atsa bitmiş. Yavaş yavaş rampa tarafından gidiyorlar. Yalnız Wood. Mid'de serbest dolaşan bir Wood var. Ona dikkat etmeleri lazım. Bir zamanlama da yakalayabilir. Bu arada forward da net. Bak ben gözlerimi yaptırdım ya mesela. Görmediler. Tabii rampaya gelen ufak da bir baskı. Kırmızıyı hala göremiyorum. Hemen orada. Ne yaptın lan gözüne? Noktayı göremiyordum ya. Bak. Smok bırakılmış oraya ve... Meyni kontrol eden padişah. Çizdirme dalgası yaptırdım işte. Baykoz bekliyor. Gözlük takma durumundayız. Astigmatı mı? Tabi canım uzağı göremiyordun. Niye yap? Aynen. Evet, Wood fark edildi. Şimdi mesela padişah kırmızı noktayı göremiyorum. Baykuz'un elindeki silah tabi uzak mesafeler için çok iyi değil. Olabildiğince yaklaşmak istiyor burada. Fena bir pozisyonu geçmedi Frenzy için. Burada çıktığını göreceğiz. Hani yanlış söyledim. Yakını göremiyordum. Destructive. Öncesinde kolla görünce. 200 lira kaybediyorum ama bindiğinde adam yapıyorum için. Burada kullanılan smoke birlikte bu hücumu da engelleyecek Fireflux. Smoke 3000 lira daha veriyor. Şimdi senin anı burada mı? Son 30. 26. 25. Bandı kazanmak için ilk hamleyi yapmış tabii, oldular. Dönüyorlar. Lurk pozisyonunda kaldı. 3 oyuncuyla birlikte B'ye yöneliyor. B'de Verlas. Teşler aşıldı. Güzel bir tuzak aktif. Ayakları da sıkıyor burada İpot'un.
Çok ince bir noktadan süre. Diğer oyuncu lokteki oyuncu da fark edildi. Yalnız Root süre. Skoru kaçırsa Arılın, bak şimdi ben para için desteklemem. Bağırmam abi. Fenerbahçe şu an elasında helal oğlum falan diye bağırmam. Fireflux 8-5'e getiriyor durumu. Yani 7-1'den sonra. İfkes yediğince ay comeback he demiş yediğince Rufus. Teşekkür ederim. Bir comeback geliyor mu? Ve sadece 3 oyuncu kaybetti bu arada. Sadece 3 oyuncu kaybettik bu arada. 2 oyuncu kaybettik bu arada. Ya amına koyayım ben niye Fenerbahçe'yi destekliyormuşum gibi bana bunu. Destekleyebilirim ki. Orta 200 atmasını biliyorsun. Atarım. Başka şey yok. Ne yapayım? 7-0 iken. E tam FF yine de 200 atmasını biliyorsun. Şunu söyleyebilirsin yani. O kendini oranını koyabilirsin. FF 6 el alır. Ve Fener 9 el alamaz. Nasıl yani? Aynı problemi yaşayabilir Fenerbahçe. Bu sefer çok daha sağlam geliyor gibi Fireflux. Tamam FF 13 el alamaz. 3000 lira mesela. Yine BT'sinde 2 oyunculuk bir savunma var. Midi kontrol ediyor. Geldi Beran 12. ay. Aman girelim ne diyorsun demiş. Birinci yıldız kutlu olsun. Bir şekilde Sasuke'yi pas geçip merdivenden girmeye çalışacaklar. Heaven'a dikkat etmeleri lazım. Bir tuzakla birlikte buranın şurada en azından infosunu alabilmek için bir tuzak kurulmuş. Yalnız Fenerbahçe derken gidiyordun Oktay. Atladı for Buda net. Abim ikimiz aynı takıma bet atsak kim kazanacak? Çok iyi selam. Atlamaya çalışan ilk oyuncuyu yakaladı. İkinci oyuncuyu da buluyor Verlas'la birlikte. Ya arkadaşlar müthiş para bu kadar. Müthiş bir oyun. Dediğin gibi yetenek kullanıcısı asma ve aşağı atladıkları saniye olmalı. Ya bulaydık abi. Bu elemanla iddia edeceğiz arkadaşlar. Burada kadınlar şey sesi çıkartamıyormuş lan bu. Hem görülüyor hem flaşlıyor. Yağmur yap bakayım bir. Ama 3 kişilik bir sarsma geldi. Geçen Instagram'da gördüm o yüzden. Ne o? Taramalı tüfek sesi. O sarsma sonrası. Taramalı tüfek sesi yapamıyor musunuz? Daha rahat ediyor. Kazanlar olarak. O ses ne ama? Yap bakayım daha Oktay. Öyle yapıyoruz. Geldi mi? Geldi birlikte 8 nasıl yapamazsın? Bir dene bakayım mikrofonu kapatalım. Kadınlar yapamıyor oğlum işte. Öyle yarım zır. Mevcut bu zip. Yaptı OFK. Yani herkes full zırhlı oynayacak. Hasar dahi almadı neredeyse Fireflux root seri bir şekilde. Gerçek mi oğlum o? Niye öyle bir şey var ki? Yalnız. Yapılmıyor. Orada tuzağa dik. Neyi farklı? Adem elması var yani. Ne bileyim oğlum şu. Daha yapamıyormuş anladın mı yani? Fenerbahçe Spor tarafından alınmış oluyor. Alınıyor lan. Şeye de giremediler bu arada. Hem yavaşlatma hem de bir de duvar bırakıldı. Ya Oktay senin buraya taşınman lazım. Bu enerjiden lazım yani onu. Bırakmadılar. İstanbul'da herkes bitik kanka. Bakın bu B girişinde muhakkak entry alması lazım. Çok iyi pozisyonu var Yetücey'in. Verlas smoke içerisinde oynayabilir. Yetücey ilk defa. Şöyle bir bıraksaydı. Tarafta birbirini kaçırıyor. Sasuke hemen Heaven'dan gelebilir. Sasuke'ye bakan birisi var mı? Sasuke! Hasar aldı ama headshot çıkartıyor. Ve şimdi kafesin içerisinde iki canı kalan Verlas arkadan dolaşmaya çalışıyor. Sasuke elinde yetenekli yakalanabilir. Şimdi oynamaması lazım kanka. Anlatmaya çalıştığım nokta çok büyük. Bir yok ki yeterli olmayacak. Site'de tek başına kalan bir düşüş. Durumu 3'e okay. En azından 2-1'e of getirdi. Of bak bu move. İzle bu move'u. Bu move'u izle. Bu move'u izle. Bu move'u izle. Adama bak ne yapıyor. Nereye atıyor hala. İzle. Hata yapmamaları lazım. Artık emre 28. ay yayına evin yıkımına değdi mi yani? Çok şeydi bu adam. Dörttü. Bir smoke arkasında. Abi oğlum yukarı TP bir tane. İzle. Hiçbir şey yok. İzle. İki tarafta hala denemeye çalışıyor. Olay oğlum X-ray nerede? Tek oynadığı için yine burst lazım. Aramaya çalışıyor distractive. Şansını deniyor ama imkansıza yakın bir pozisyon. Dediğin gibi iyi deneme. X-ray şeyde clutch'larda kapatılıyor ya arkadaşlar. Heyecan olsun. Heyecan değil miydi amına koyayım? Çok heyecanlı. Biraz. Yağmur yapabilir misin? Hadi yine iyisin. Bonus al. Yağmur. 3 tane silah kaybı. Ne diyor? Yine bahaneler yağmur işte biliyor yine. İddiamız var. Yağmur bir kere bak. Tu yap. Tu de. Tu. Tu hayır. Tu. Tu hayır. Tu. Sen ne yap? Tu. 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 Hızlan şimdi. Tu. 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 Yap bakayım. Olmuyor işte anladın mı? Ama işte nasıl olmadığını görmek, duymak istiyoruz. Bir yap bakayım nasıl olmayabilir aklım almıyor yani. Bilmiyorum olmuyor. Lan bir yapsana bir nerede, nerede olmuyor? Ekiplerini rahatsız etmiyor. Bak ölecek Mert senin yüzünden bir yap artık şunu. Bayağı bir hasar aldı ama burada daha fazla hasar aldı. Allah seni yağmur. Bir şifacı var. Bir şey istedim ya. Bir iyileştirme alacaktır Sage'den. Abi Allah aşkına chat'te bir kız deneyip yapsın. Aslı yapabiliyor musun? Kim var şu an modlarda? Aslı bir denesene gözünü seveyim. Yapabiliyorsan gel kanala ne olur. Karşılıklı smoke. Yağmur genel kolpada arkadaşlar.
geliyor iki takımdan da. Sanki beni çok iyi tanıyorsun. Baykoz yakında olduğunu düşünüyor rakiplerini. Ya bir şey şeyden daha iyi tanıyan var mı ya şunu? Buradan ekliyorum. Sanki beni tanıyoruz diye. Kimmiş şimdi eski defterler buraya? Allah Allah. Dedi laf bana bak. Onları bekleyen bir tuzak mevcut. Daha direkt olarak kırdı ipot. Dönüyor. Oyunu B sprint'e doğru çevirdiler Aslı ama 3 kişilik ver, bir savunma var Aslı. B tarafında. Vellas burada. Aslı deniyor şu anda. Aslı ne durumda? Takaslanıyor. Rejiden haber var mı? Sen ne zaman maç sunsak vermeye sarhoş lanmışsın burada artık. Ya. Süre oğlum, yok buraya koşamayacağız. Maça falan. Of dur. Zor dur kritik. Dur kritik. Çok yavaş oynadı Fenerbahçe Spor. Bu roundu. Silah burada. 9 ile. Hiçbir şey yok. Fenerbahçe Spor bir yerlerde kendileri yaşıyor. Bu. Çok iyi okudu bu arada Farklı. Sasuke. Nasıl 200 lirayı okuyorken gitsin. Bir karar vermek zorundalardı. Biraz sürede azalmaya başladığında önce bir vent tarafından geçmeye çalıştılar. Zelsus onu şuyunca ay teşekkür ederim. Tekrar B'ye gidiliyor. Ama bu sefer B'de de Verlas çıkıyor ortaya. Aslı dojladı bence bize. Yani Fenerbahçe. Aslı şu an yapmayı deniyor bence. Kullanmak zorundalar. Ya kalın modlarımızdan kimse yok mu ya bunu denemek isteyen şu an? Denemek isteyen yoktur ama Seda ekonomik bir problem var. De var Fenerbahçe Spor sanki. İyi. Ayırt bakayım ya onu. Bakacağım. Çok merak ediyorum. Varım diyor. Varım diyor. Mid'deki savunma biraz daha kalabalık. Bu arada Destructive kendi one mate smoke'undan hem Vykoz'u hem Impot'u yakaladı. Yetişeğin üzerine geliyorlar. Yavaşlatma etkili değil. Vozip iki oyuncuyla üstüne gidince Yetişeği A'da yakalamış oldular. Açık bir A var. Yardıma gelen bir Omen. Yalnız girmesi kolay olmayacak ve rampaya doğru giderken Parkmuz. Ben harbiden diyorum. Parkmuz alırsın. Şimdi onu bekleyen iki tane oyuncu var. Sasuke altına sızmış Vozip'i yakalayınca. Şu an Fenerbahçe'nin koşu kimse sesleniyorum mola al lütfen. İşte kim? Fenerbahçe'nin koşu. Yani yerleri biliniyor. Şu an o round. O round bu round. Al ve de ki sakin olun. Yok Seda da yapamadı ya. Nasıl oğlum nasıl olmadığını görmek istiyorum zaten. Zaten yapamadığını biliyorum. Yani yapamıyormuş kadınlar. Seda peki ben buna bir atacağım abi maçtan sonra ama arada mı bir arada bir bu rolü çözmem lazım. Farkında değil padişah bu skoru bularak bir şans yaratmış olabilir kendine 3'e 2 durumda silah alma şansı da var Forward'a netin. Şimdi Paranoia ile birlikte bekliyor. Çok iyi Paranoia kullandı burada Destructive. Rakiplerini yavaşlatmak için Sasuke'nin pozisyonu bile kadar Sasuke'yi İkinci oyuncu da... Hey be! Ne oldu? Fuchs kalasınlar falan mı? Şu an mola zamanı. Bu işlere mi başladı? Fenerbahçe'nin koçunun mola alması lazım. Bak tam şu anda. Devam ediyor bu geri dönüş. Round'u açıyor Destructive. Round'u kaybeder. Yani anladın mı? Hiç sakin olun. Arkadaşlar. Bu round üzerinde bir sakin oyun Destructive'den. Midi alalım. BM'yi alalım. Sadece Omen var. Abi hemen modlardan bir şey alalım. Tutsu alalım. One Way Smoke bu kadar net bir nerede? Dinleyin nerede? İşte Yetuce'yi düştüğü pozisyon bir karar vermek zorunda. Abi yapmak isteyen herhangi birini getir. Spor. Ama hem Sasuke'yi bu pozisyonda görmediler hem de Sasuke sonrasında bak, pozisyonu. Midi alıp aynı sizin gibi. Çok rahat bir şekilde yakaladılar. Artık sizi biz zolduk. Alış. Şimdi sizin gibi midi almamız lazım. Belki bu midi alamazsınız bizim gibi. Ama bak şimdi alabilecek. Ama o zaman okey. Evet. Ama sorun yok. Şimdi şöyle bir avantajımız var. Ne? Abi koyun olarak beni seçtiler. Ne yapacağım ben? Oğlum sen yapmayacaksın. Kadın lazım diyoruz. Kadın. Tamam o zaman Seda'ya gidelim. Ya şu an benim pausumu yiyor. Şu an benim pausumdan tutmuş yiyorsun. Barış Can'a getirmiş aşağıdan. Beni getirdiler ne oldu diyor. Neyse. Nasıl yapayım ki? Tut. Ya Paramount Effect sesi ya. Paramount Effect sesiymiş. Hızlıca. Hadi tutu diyeceğim. Evet bu kadar yani. Noktalarından bir tanesi daha yaşanacak bu round içerisinde. Yapamam ki. Abi yaptın ya biraz önce. Sanırım biraz daha kalabalık tutmak istiyor. Hayır ama onu hızlı nasıl yapayım? Bak sen başla ben hızlanacağım. Çalışıyor bir ecel kullanıldı Yetüce hala gidiyor. Bir duvarın üzerinde kendi oyunu oynamaya çalışınca Yetüce çok istediler. Çok zor. Ama çok teşekkür sana. Bak Vykoz'un iki tane eceli var. Adam direkt tam sarsma başlamış olabilir. Bekle, sakin. Sen ne oldu be? Oğlum bir şeyler hani anlatıyoruz, analiz yapıyoruz. Ama doğru ama yanlış. Vardır ufak da bir doğruluk payı vardır bizim filmde. Bu zamana kadar görmüş geçirmişler bize de. Öyle bir insanız.
Potto operatörle birlikte. Ben bunu yapacak bir kız, ben bunu yapacak bir kız bulacağım şimdi abi. Yapamadı mı? Yapamadı. Oğlum yapıyordu, yapmayı bıraktı yani. Bak, bak, bir psikolojik bir şey bence oğlum, nasıl yani? Bir heyecan, bir de utanma. Tamam. Ya bizi maymun ettin be. Bizi maymun ettin de bugün be. Ya gerizekalı izlediği Reels'lar geliyor burada konu yapıyor, sonra diyor ki bizi maymun ettin. Destructive side şimdi sen yapıyor. Helal helal. İki tane burada Destructive'dan padişah ve Onur mu? Bravo. İpot tehlike. Koruyacak. Silah korumak zorunda. Ya. Güzel. Paraları yok tek AP ipotta. Benim dediğimi yapmadığı sürece Fenerbahçe bu maçı kazanamaz bitti. BM'ini düzgünce alacaklar. Hiçbir şey yapamazlar. BM'indeki oyuncuların hiçbir şey yapma ihtimali yok. Yani daha ne diyeyim? Veriyorum bu 1000 sırrını veriyorum ya. Çok çok. Ömer Çelik alayım lan ben. İki tarafta çok. Hayatı çiğnedenler vereyim ne bu? Bir yer alayım, güzel espri yaptım. Fenerbahçe için de söyledim. Hepsini iyi. İki ultimiz var. Ekolar. Bunu alsak. İkiden de ultiden alsak. 12'yiz. Koman 6. ay. 6. ayımız tutulsun. Teşekkür ederim. Hadi be ipotum. Maykos'um be. Pozitif padişah. Sonunda 3'ün ikini okuyamadım. Mut girememiş abi oyuna. Mut oyuna girememiş. Ooo. Kerşlet diye bir takım var. Benzemiyor ama yine de. Ne? Kerşlet diye takım var. Bir tane takım var. Cevaben yok hatırlamıyorum. Adına sonra B-pick denedik öyle mi? İsimler var. Forvudanet B tarafındaki o setup biraz tehlikeli ve smoke'tan sonra hala oynamaya çalışan oyuncular var. Helal deden biliyorsun. Bravo Hakan. Biliyor bak deden. Forvudanet sızmaya çalışıyor. Sasuke her şeyi. Başları geçeceksin. Başları geçeceksin. Vurmaya devam ediyor. Böyle başları geçeceksin. Fireflux yani öne geçecek şu anda. Yapabileceği çok fazla. Oğlum Bello istiyordun al sana. Erken oynuyoruz. Operatör var. Bir server'a sen oyun Oktay. Tamam aç. Ya 2 oyuncu burada olduğunu ben şey değil. Morzine 9'uncu FF in. Aynen öyle. Frey 200. Hemen smoke'ta düşüyor. 30 canı kaldı. Ayağından yediğim ben. İşler kolay olacak demedim ki. Ekiplerini bekliyor. Çok rahat bir skor. Başaracaksın yani. Tek başına. Çak ve TB'ye sorun maç bence ciddiye bitti ya. O ne lan? Nereye çıktın oğlum? Aa, AP'yi düşürdük çok iyi. 9, Fireflux. Haritada ilk defa öne geçiyor. Arada hiç CS'deki Fatih'in videoları izliyor muydun ya? CS'de hayır abi ne alakası? İzliyorum ya. Son haritada. Toplanın beyler. 2-1'e yaklaşan takım. Hele TV direkt. Gaza getirin. Ne dedim? Benim gözümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve buna benzeyen bir sahip distraktif. Kendini buldu resmen haritada. Diyecek çok fazla bir şey yok, muhteşem oyunlar. Yapma oğlum sarhoş falan değil, salak salak muhabbet çıkarıp durma Erkut. İnsanların enerjisi yüksek olamaz mı ya? Katkının biraz İyiyim oğlum ya, ben Erkut olan bir tekrar toparlanması gerek artık. Erkut. Bir skor farklı geride, yine A'dan agresif bir oyun var Padişah. Orada çok fazla takılmıyor. Kime kattı ya yine, Wood. Ben görmedim. O da midi kontrol eden isimlerden bir tanesi Sasuke ile birlikte Sasuke'nin tabii ki inanılmaz katkıları şey var. Yine Destructive, yine Entry. Yürüyor musun Hakan'a? Yürüyor musun çocuğu? Onun için bu maçı yapmadık. O da inanılmaz bir zamanlama yakalıyor. Yani adam sırtladı götürüyor maçı. Çok fazla bir şey yok. B'den zorlamaya çalışacaklar. Bir tane isim Ipot. Mid'den gelen oyuncular var. Boot onları bekliyor. Sasuke onları bekliyor. 3 kill oradan çıktı. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Darmadağın bir Fenerbahçe Espor. Avans. Rakibe verilen geçici üstünlük. Aynen öyle. Avans nedir? Şu anda Fireflux bunun pek bir kolay geri dönüşümü olmayacak. Yine Fenerbahçe Espor elinde ne varsa. Gaflet. Uzatma hakkı, konuşmak. Yaz. Mertcan Google'a yazar mısın? Gaflet. Ne varsa şu anda zorundalar. Distractive adının hakkını veriyor. Ya 11-9 durum. Ayımazlık uykusu gelmekmiş. Burada. Neymiş? Yarım round izleyip 12'ye gidecek. Ayvazlık uykusu gelmekmiş. Savunmanın kuvvetinden bahsetmiştik. Bundan sonra maç var mı? Var. Bir tane daha maç var bugün. Ve savunmaya geçtiğinden beri sadece bonus roundu kazanabildi. Fenerbahçe sadece bonus roundu kazanabildi. Fireflux. Ya ben hep ilk bittaya giriyorum. Yer. Koy 200. Koy 200. Ne 200 ya? FF Yener. Başlatmışlardı Wood operatörle birlikte burada. Yok öyle. İlk şansı olur mu bilmiyorum. Direkt olarak renk testi. Ultimiz de var. Öf, 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 öf. Ulti, Nate, Nate, Nate Mert. Bu oğlum, bu, bu, bu.
Nets skoru bulsa da Sasuke okyanın içinden iki skor. Padişah yakına geldi. Padişah farkında değil. Padişah çok zorlansa da skoru buluyor ama tek başına Marcus kaldı. Ama iyi oynuyorlar. Farkında iyi miyim yani Fenerbahçe'nin? Oyunda bazı şeyleri yapmak zor. Puanı Fireflux için geçerli. Biz anlattık. Öyle ama oğlum. Sıkıntılı. Ne oldu be oğlum? Kanka bak aslında. Komple aç bu satı. Bak şimdi. İkinci yarıda. Anlat aşkım dinliyorum. Bir de biraz baskı vermen lazım. Midi nasıl alacağız? Cyber kameramız var. Efe'yi zaten bir de baskı yapmıyor. Geriden stun bekliyor. Sabahtan beri aynı yaşıyor. Bir de aldık. Biraz ilerlettik. BM'yi bekleyecek zaten, aşılmasını bekleyecek geriden. Yeter. Anladın mı? A olamaz. Dikkat etmeleri lazım. Tık ondan sonra hemen Ecel'den alacağız kontrolü. Mid harcamaya gerek yok. Bir tane BM ile bir tane Sight'a girerken Ecel. O menfüleşi Sight'a, pardon Heaven altına. Bitti. Bu kadar basit. Yani pratikte zor olabilir. Ama en iyi ikinci Samet'im. Binance. Son roundunu oynayacak mı Fireflux ekibi? Olala Azak. Welcome my love. Arkadaşlar yakında Azak'la face geceleri de başlar. Bu ara oynuyoruz zaten. Eski takım. Amcık yoksun. Konuşma beni şimdi burada. Ubey 14. ay. 14. James kutlusu, teşekkürler. Paranoya'dan etkilenmedi. Destructive 2 tane kill. Verlas çıkıyor. Verlas Heaven'dan. Round'u bitirdi. Böyle bir son. Gerçekten yıkıcı olmuştu zaten önceki roundlar. Fenerbahçe için. Al eli sokaklardayız be oğlum be. Dök bizi sokaklara be. Helal. İnanılmaz bir comeback. 7-0'lık bir seriyle başlamıştı Fenerbahçe. Kısa günün kârı. NA200'ü. Kâr içerisinde. Sik Cursor'a uyguladım ben bu arada. Diyecek çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe'nin Cursor'a atarak Efe kazandı. Onlar ne yaşattılar rakiplerine? Buradan da Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Benim bilen 200 lira ama. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Oktay'ı bir sezon alın. Yani biraz da... Oğlum bak ben makara yapmıyorum. Gerçekten ben bu ligde çok fazla bir koçum. Çok fazlayım. Bak yemin ediyorum sıfır şaka. Sıfır şaka. Allah'ım bizim bu beyaz olan acilen kurmamız lazım. Sıfır şaka. Ben bu ligde fazla bir koçum. Ben Ertem Şener'im ben. Benim bak gram Salih abi falan filan bana yorum yapabilir. Tamam Salih abi falan size koyacağız sandım ya. Hayır Salih abi bana yorum yapabilir. Falan filan da tamam. Eleştirebilir ama gerçekten birçok yorumum nokta. Nokta. Hata payı her insanda var. Ben de ama deneyeceğiz. Yani ne diyeyim ki? O zaman zaten salı maçı da buradasın. Yarınki maçta da buradasın. Yarınki maçta yine o zaman burada görüşmek üzere Oktay Bey. Görüşürüz. Ben bankadan para çeker gelirim. Nakitleri hazırlayın gelin. Biz öngöreye basamıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Mecbur buradan yani artık. Arkadaşlar arası bir şeyler dönsün yani beyler. 3-5 kahve içmeyin mi? 8-4'ten geri dönüş. Şaşırtmadı. Fireflux'ı tebrik edelim. Fenerbahçe'yi de tebrik edelim. İlk haritanın kaybından sonra ikinci haritanı gösterdik. Düştük bu hale. Eller hevaybesine düştü. Konuştu halimi. Yediğim o hale. Herkes anladı ne yazık ki. Anlatamıyorum derdimi yani. Kalbim ellerden düştü. Oldu ciğerde. Pare pare. Thunderbolt Gaming oynayacak. Şimdi İbo'ların maçı mı var? Şimdi İbo'ların maçı var arkadaşlar. Evet. Ama maalesef benim de haftada olan tek düzenli etkinliğim olan halı saham var. O yüzden sizi... Pazartesi halı saham. Pazartesi 9.45 halı sahası biliyorsunuz. Öpüyorum sizleri. Çok güzel bir gündü harbiden. Uykusuz olmama rağmen Freden 200. Sizi buradan... Mitte doğru zamanda çıkıp inanılmaz zamanlama. Ubey'e yolluyorum arkadaşlar. Benden selam söyleyin. Para lazımsa haber etsin. Oktay'ı yollayayım oraya da. sizleri öpüyorum. Benden çok selam söyleyin. Yarın görüşmek üzere. Yarın mı lan maçımız bizim? Yarın. Yarın. 3.30'da. 3.30'da yine arkadaşlar. Yine aynı saatte. Yine aynı yerde. Aynı kadroyla karşınızda olacağız. Aslı da hazırlansın yarın. Aslı şu suları çalış Aslı. Yağmur sen de. Değinir. Tamam ulan tamam. Yarın sınavdasın. Yarın. Discord'a gelebilir. Tutkutu yapabilirim. Gösteren de bir istatistik bu. Tebrik etmek lazım. Takımı da yarın ben yarın yeni bir etkinlikle gelirim rahatım. Ben biraz TikTok izleyeyim. Yoktu. Arkadaşlar öpüyorum hepinizi. Destek olan izleyen herkese çok teşekkürler. Yarın bu arada durumu 5-1'e getirdik ligde. 5-1 yarın da
Kimle oynuyoruz? Kendi minilerle oynuyoruz. Şimdiki akşamlarla bir koal yapmadık mı? Ben o zaman mini bir akı ısmarlayayım. Akşam bir onlarla kaydıralım. Yine işte distractive. MVP. Öpüyorum hepinizi arkadaşlar. Ya neden MVP olduğunu goodbye chat. Net uzun uzun izleyeceğiz galiba bu arada. Çünkü o kadar fazla Firefly seder 10.000 lira. Yarın. İkinci yarıda işte One Way Smoke'la birlikte B savunması Yetuje ile birlikte Verla. Haydi öptüm. Sasuke ile birlikte B savunmasında çok fazla çeşitlilik. Yani şunu da gösterdi aslında bir de Fireflux ekibi. Bastım. Evet. Öyle beni öpseydin.